kaydı da alıyoruz ki arkadaşlar. Bugünkü yayınımızı kaçıran olursa YouTube'dan tekrar izleyebilsinler. Merhabalar diyelim. Konumuz tekrar aslında merhaba. Konumuz tamam. aslında nasıl söyleyeyim? Şöyle ortaya çıktı. Ya biz 8-3 geliyor. 8-3'te ne yapacağız dedik. 8-3'te bizi neler bekliyor diye konuşurken biz tabi lore'a yakın insanlar olduğumuz için lore tarafından ele almaya başladık konuyu ama tabi gameplay ağırlıklı gelişler oluyor aslında patchlerde daha çok eklenti paketlerinde daha fazla lore'a dair ağır değişiklikler oluyor diyelim. Çok kısa size şeylerini verelim. Adını siz söyleyin. Gameplay ile ilgili gelecek içerikleri bir söyleyelim. Ve daha sonra da asıl konumuza ve asıl merak ettiğiniz konuya geçiş yapalım. Şimdi arkadaşlar iki tane zone gelecek. Bunların görsellerini Wowhead'de ya da işte Icy Veins'de hatta Blizzard Türk'te de bulabilirsiniz. Hani reklamda yapmış olayım. Benim için problem yok. Yeter ki Türkçe içerik paylaşılsın. Uldum ve Veil of Eternal Blossoms. Biliyorsunuz biri Pandaria'da, biri de hani Siltus'un yanında. Burada Titan facility'leri olan bazı bölgelere hani Old God akınları olacak. Bu Old God akınlarının olduğu yerlere biz de gideceğiz. Savunmamızı yapacağız. Detaylara çok girmeyeceğim. Ben şahsım adına oyun oyunda görmeyi seven bir insanım. Size de bunları yavaş yavaş aşılayacağız. Yeni bir raid geliyor. Ha? Deli gibi spoiler vereceğiz şimdi. Evet. Çok değil ama evet. Raid geliyor biliyorsunuz. 12 boss'luk Nuzzot'un kendisini görüyoruz. Nyolotoa uyanan şehir diye geçiyor. Özellikle kira zamanı. Selamlar hastayız ama kira vakti aksatmak olmaz diyor. Şeymuz senin yerin ayrıydı. Keşke yatıp dinlenseydin diyelim. Evet dinlen. Yeni bir dungeon affix'i gelecek arkadaşlar. Ada Awakened. İşte portallardan geçişler yapacağız. Farklı realmlere geçip orada bazı yaratıklarla karşılaşıp daha sonra dungeonlarımıza devam edeceğiz. Bu hatırlar mısınız? Legion paketinde assaultlar oluyordu. Hatta Legion paketi gelmeden önce de dünyanın bazı bölgelerinde assaultlar oluyordu. Gidiyorduk çok güzel level kasıyorduk. Büyük ihtimal buna benzer bir konsepte Servants of Nuzzot isimli assault haritalar olacak. Mantid, Mogu ve Black Empire assaultlarıyla karşılaşacağız. Uldum'da Amathet, yine Uldum'da Akir ve Black Empire assaultlarıyla karşı karşıya geleceğiz. Horrific Visions şeyi geliyor. Yani nasıl söyleyeyim? Nuzzot'un kendi düşleri ha. Azeroth'u görmek istediği ha. Evet, o tarz şeyler göreceğiz. Şehirlerimiz yani Stormwind ve Orgrimmar bu tarz şeylere maruz kalacak. Daha çok böyle 1 ve 5 kişilik ne derler ona? Küçük dungeon'ımsa ama pek hani dungeon tadında değil yani boss şeklinde değil böyle. Tam şey gibi aslında. Pardon bölüyorum da. Estağfurullah ne demek? Mage Tower'la denk olarak mesela. Mage Tower bana daha çok Diablo'daki ya. Rift mantığı gibi geliyor. Hani evet evet. Giriyorsun, işte giriyorsun. İkisinin karışımı gibi bir durum yapmışlar. Aynı. Aynen öyle. Ve abi. İşte daha çok benziyor. Solo değil bunlar çünkü. Mage şöyle, Tower solo. Mav şöyle. Var. Mav gelecek Shadowlands'te. Ona bir ön aynen. yapmışlar. Evet, Shadowlands'te bunun devamı. Aynen öyle. Geliştirilmiş halinde. Biliyorsunuz itemlardaki RNG sistemini kaldıracaklar. Atıyorum yani Titan Forge işte falan filan gibi böyle işte normalde 430 düşerken 450 düşen item sistemi kalacak. Corrupt olaylar olacak. Yani sizin corrupt derken yozlaşmışlık seviyenize göre boss'a karşı yani yaratıklara karşı diyelim avantajları ve dezavantajları olacak. Klasik indiremiyorum 60 GB normal WoW download ediyor. Oyunu games şeyinde tıkladıktan sonra altta seçenekler sunuyor. Oradan klasiği yok yok klasiği seçmemiş oradan. Oradan klasiği seçmen gerekiyor dostum. O şeyi düşün. Adını sen söyle. Ben gösteririm şimdi sana. Tamam. Ben göstereyim. Ha, aynen. Yok yok. Launcher'ı düşün. Oyunda play tuşu var. Play tuşunun üstünde retail klasik seçimini yapman lazım. Göstereceğim benim ekranım. Yok yok ekran vermiyoruz. Pet Battle değişiklikleri geliyor. Deepwind Gorge yeniden dizayn edilecek. Bu ara arkadaşlar klasik söz lafı açılmışken söyleyelim. Neferyan geliyor. Orada da bir faz eklentisi olacak. Ve yani zaten Heritage Armor'lar işte yeni şeyler çok sükse yaptı artık hepimizin ağzında. Elite Race'ler.
Özellikle tilkiler. Aynen. Yani Mechagodon'dan çok tilkiler çok sükse yaptı. Tilki değil onlar aşkım. Yepyeni binekler gelecek. Bir sürü bunların dediğim gibi Wowhead'de, Icewinds'de, Blizzard Türk'te detaylarına bakabileceksiniz. Yeni achievement'lar gelecek. Bunlar gayet nasıl söyleyeyim her patch'te olan şeyler. Ancak ve ancak benim ısrarla üzerinde durduğum, adını siz söyleyin. Yani hype'landığım ve yükseldiğim yer arkadaşlar bütün klaslara Death Knight gelecek olması. Yani gameplay anlamında. Bütün race'lere. Özür dilerim. Bütün race'lere yani ırklara. Yani bütün ırklara Death Knight geliyor olması nasıl güzel söyleyeyim? Bir şey, güzel. Yani güzel bir şey. Bunun oluru nasıl? Yani bugüne kadar niye böyle değildi peki? Çünkü ben o konuda şöyle düşünüyorum. Şimdi ben broadcast text'i okudum da çok fazla detay vermemiş yani. Benim tahminim şu. Bir dakika abi, benim tahminim şu. Eşimetçi'de devasa bir savaş yaşandı ve bu savaşta Panderen de öldü, Void Elf'i de öldü, Zandalaris'i de öldü. Bu olayları demiştir ki ben deyip kaldırmıştır. Bence burada zaten mantıklı yok. Çünkü insanlar işte Panderen dediler. Der mi? Hani, arada sesim gidiyor. Hayır. Bizde geliyor. Geliyor mu? Hani Panderen Death Knight olur mu falan diye çok basit bir şekilde savaşta ölenlere gidip kaldı. Mantıksız bir şey yok yani bu turnukların Death Knight olur. Elafresler dahil. Ya sen yazıyı okudun. Selam. Aşşalan olur. Haber olarak Blizzard'daki haberi şey diyor yani. Shadowlands'a geçiyoruz. Shadowlands'da ölüm diyar olduğu için it's like just normal, you know. Şimdi artık Death Knight olarak serve yapacağız diyor yani. We're gonna serve as a Death Knight. Normal de. Hani nasıl olduğu açıklanmıyor ya benim tahminim. Bunları nasıl yaptı? Hayır, şeyden önce oluyor. Sylvanas'la dövüşmüş bunlar. İşte savaşın sonrasında, savaşta bir sürü kayıp yaşandı. Bence o ölen askerleri kaldırdı kendilerine. Panderen, Zandalari fark etti. Bu öğrenci de gayet mantıklı bir açıklama ya. İşte nasıl yani şeye bağlayabilir miyiz? Adını sen söyle işte. yani Lich King Arthas'ta o kaldırdıkları sürede şey vardı. Adını sen söyle. Ne? Hani sadece o yani Elite ırklar yoktu o dönemde. Aynen yoktu. Panderenler de yoktu. Aynen onlar yoktu ve bundan dolayı işte şu anda geldi Bolvar'da yeni dahil olan ırkları kaldırıyor. Evet. Konumuna mı geçiyor? Şimdi o zaman soruyorum. Bolvar nasıl kaldırıyor abi? Helm yok. Frostborn yok. Helm var. Yok işte var. Frostborn yok da. Bu arada şeyi söyleyeyim. Panderenler daha önceden Death Knight oldukları resmi olarak açıklandı. Şey Dave Kozak'ın hatta tweet'i var. hatta şeyde de Warlords of Draenor'da Horde garrisonunda şey oluyor. Follower olabiliyor. Bakın onun linkini de atayım chat'e. Şey neydi? Gravewalker Guide diye bir şey var. İlk oyundaki şey bu. Lore'daki şu anda ben de DK ilk şey yani böyle bir oyunda gördüğümüz ilk Panderen Death Knight. Yani çok daha önceden Warlords zamanında Panderenler Death Knight olabiliyordu. Bununla ilgili tweet de var şeyde o Wikipedia sayfasında. Gayet güzel. Yani bir soruya direkt cevap vermişti Dave Kozak. Demiş ki işte teoride Wandering Isle'dan çıkan Panderenler zaten işte Scourge tarafından yakalanıp Death Knight'a çevrilmiş olabilir. Çok ender olur ama olur demiş yani. Ve o da örneği olarak geldi zaten sonra. Başka yani. Bir ilginç şey. Benim sorusu olacak. Death Knight'ın nasıl oluyorsun Death Knight'ın? Death Knight doğru, ölüyorsun. Ve evet yani seni undead yani. Seni geri evet. Çağırıyorlar. Geri çağırıyorlar. Okey. Evet. Tam mantık olarak. Ama şimdi şöyle yani asıl hani o Death Knight'lıkları çok kısa hatırlayalım. Çok da bu konuya girmeyeceğim. Asıl konu şu. Hani nasıl söyleyeyim? Hani işte Bolvar'ın kaldırabiliyor olma yeteneği. Anladın mı? Helm of Domination varken kaldırır ama Lich King'in Frostmourne Lich King'in weapon'ı. Şöyle. Şimdi şu konuya bir girelim. Sylvanas Bolvar'ı nasıl mağlup ediyor? Arkadaşlar. Frostmourne şöyle bir kılıç. Öldürdüğü rakiplerinden öğrenip o savaş taktiklerini bir yerden sonra kendisi
gitme falan başladı. Çünkü Arthas'ın Arthas'ın bir noktadan sonra hani hareket bile etmeden sadece Frostmourne'un savaştığı söylenir abi. Bu yüzden i̇şte, Frostmourne'un aynı tık düşmanı mi? Öldürmesi lazım tabii. Yani ona evet. Denk düşmanları hani stek, öldürmesi hani lazım. Hani stekliyor yani resmen. Evet. Hani onun için Bolvar'ın elindeki o asa mace aynı şey değil. Hı-hı. Onu bir öncelikle söyleyeyim. Her bu arada şey de söyleyeyim. Pardon bölüyorum da. Yani şey bu bütün Allied Reis'lerin Death Knight olarak gelmesi Sylvanas'la dövüşmesinden önce. Önce evet. Şimdi, şimdi oluyor. 8-3'te olan bir örgü. Evet. Hani 8-3'te Shadowlar arasında bir tarih. Yani işte tam 8-3'ün olayları sırasında oluyor. N'Zoth'la yüzleşmesi. Muhtemelen hatta onda şey ölenleri i̇şte, kaldırır. Şöyle oradan sonra biz o zaman kaldırma yapamayacağız, doğru muyum? Lore-wise'da atıyorum Bolvar'ın herhangi bir kaldırma gücü. Hayır. Bolvar'ın yeni kaldırma gücü olmaması lazım. Eğer Ford'da biz tekrar şeyi dövmezsek Helm'i. Ben bir şey soracağım. Death Knight olarak biz Shadowlands'a katmayacak mıyız abi? Hayır. Yine... ben böyle öyle Ice Crown'da kalacaklar. Yeni Death Knight'lar. O kaldırma şöyle. Okay. Bolvar daha doğrusu Lich King canlısı gücünü şeyden aldı. Maldrafus'tan aldı. Shadowlands'taki. Bu yüzden o kaldırma gücü hala olur. Olur. Helm of Domination olayı kontrolü sağlaması. O yüzden zaten şimdi. Evet, aynen. Bekledim, canlılar alıyorum şu an. Evet. Bütün Scourge'un üstündeki yönetimi aynen dediğin gibi. O Helm'in amacı o. Scourge'dan ziyade benim dikkat çekmek istediğim noktaları zaten hani yavaş yavaş alıyorum. Şöyle, mesela artık hani Ebon Blade kültürü vardı Death Knight'lıkta. Bu Ebon Blade kültürünün lideri bizdik hatırlıyorsan Death Lord olarak. Çünkü en son Mograine'i de kaldıran bizdik. Tamam, Bolvar yardımcı oluyordu ama Akerus ve Death Knight'lığın kontrolü aslında Lord tarafında sana veriliyordu. Şu anda Death Knight'ları o zaman Bolvar kontrolü alacak, doğru muyum? Evet. Yeni Death Lord o olacak gibi bir şey. Shadowlands'e geçiş sırasında bize o yardımcı olacak gibi görünüyor. Yani Death Knight'ları olarak. Demek ki hani yine bir klas ol mantığı. Klas işte yani sınıfların bir yerde takıldığı mantığı geliyor gibi. Sınıfların Shadowlands'de, değil ama. Shadowlands'de şeyde takılıyor. Neydi o Ouroboros'a benzer adı olan yer. Ouroboros herkesin gittiği bir yerde. Hani bu kendi zonlara ayrılmadan. Önceki muhabbet gibi düşün. Çünkü işte atıyorum Bastion'a gidince oradakilerle takılacaksın. Farklı sınıflarla. Ama yine de bir sınıf birliği gelecek gibi. Özellikle Death Knight için. Ouroboros evet. Shadowlands'de durumu şimdi tam bilmiyoruz ama anladığımız kadarıyla oradaki bütün şeyler, realmler aslında farklı boyut gibi. Hepsi mesela ayrı bir Outland, ayrı bir işte Draenor falan gibi. Shadowlands'ın farklı boyutları oralar. Aynen. Yani zaten birbirine bağlantısı nasıl olacak onu oyun içinde göreceğiz herhalde. Ama benim anladığım yani Bolvar'ın aynen Death Knight kaldırma gücü Maldraxxus boyutundan geliyor. Çünkü bütün önceki Lich King'in kullandığı büyülerin hepsi de oradan kaynaklıymış. Bunu zaten söylediler şeyde. İşte BlizzCon'da aynen açıkladılar yani. BlizzCon'da söylenen başka önemli bir şey var. Dreadlord'ların temelinin o geldiği. Revendreth'ten. Evet. Bunu Belalar'ın videosunda görmüştüm. Yani şey değil o. Şimdi ben daha önceki paylaştıklarımıza bir model, bakmaya çalışıyorum. Hani benzer dostlar. Bir model seçmemişler. Yani direkt o. Evet. Çünkü yani hatta şey Gargoyle işte onu diyor Belalar videoda. Gargoyle'lar Proto Deadlord gibi Dreadlord takılıyorlar diye. Dreadlord Dreadlord deyince kafa karıştı. pardon. Dreadlord. Dilim sürçtü. Çünkü şey, Blizzard bazen üşengeçe gidip alakasız şeylerde cidden bilerek kullanmışlar yani. Evet. Şimdi şeyi soracağım bak. Dedim ya soruların bazılarını paylaşmıştım, aldım şimdi. Peki biz Murat'an sana geliyor soru. 8-3'te N'Zoth'la ya da Old God'larla, çünkü N'Zoth'u artık tek elde ele almak istemiyorum. Black Empire işin içine girince yani işler bayağı karışacak biliyorsun. Bir tek N'Zoth var ama devam. Yani Bolvar neden Shadowlands'e gitmeden önce ya da işte
oyun yani bizler kahramanlar Shadowlands'e gitmeden önce bu kadar Dead Knight temasıyla ilgili bir değişiklik geliyor. Bu tamamen gameplaysel anlamda bir sunum mu olacak yoksa lore-wise'da bir şey yani, gömecekler mi buraya? Açık açık fikrimi söyleyeyim. Pre-order sattırmak bu kadar. Hani, gerçekten bu kadar. Yok, olabilir olabilir. Hiçbir... Cevap bu olabilir mi? Yani lore anlamında hiçbir alakası olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle aslında. Normalde lore'da bu olay Shadowlands'tan sonra olması gerekiyordu ama sızdırdılar bir şekilde. Ama ya, mantıklı da... Yani. Lore olarak hiçbir Nuzot'la alakası şey gibi düşün işte, Allied Race'leri 4 ay önceden açtık mesela Battleforce'a gelmeden. Hiçbir bağlantıları yoktu. Ama işte Legion'dakilerle falan bağlayıp bir şekilde 4 tane ırkı verdiler bize. Değişikmiş. Peki onun dışında bizi ne bekliyor? Ya biz ona yani, hikaye olarak bakalım. Nayolata da bizi ne bekliyor? Hangimiz başlasın? Sen ben başla. Ben diyeyim mi şeyin? Nayolata zaten aslında ayrı bir yer değil. Onu öğrendik. Nayolata aynen Emerald Dream gibi gerçekliğin bir boyutu. Ama Nuzot'un onu kafasında tasarladığı, hayal ettiği boyutu. Yani tabii. Bir Old God işte Azeroth'u ele geçirdiğinde oranın dönüşeceği yer Nayolata. Orayı da dönüştürmek için işte eskiden Black Empire gezegeni yönettiğinde bunu daha önce yapmışlar. Ama 4 tane Old God bir arada yapıyorlar bunu. Ve işte hatta yüzeyin hakimiyet için birbirleriyle savaşıyorlar o sırada. Ama şu anda Nuzot bunu tek başına yapıyor ve ilk adımını atıyor işte. Serbest kalıp bunun ilk adımını atarak işte ilk işgal adımlarını işte Pandaria ve Uldum'da başlattı. Bunun da sebebini işte başlangıç görevlerinde bizzat öğreneceğiz. Oradaki Titan facility'leri, Titan şeylerini bina işte kullanıp bunun gücünü kendisi işte daha hızlı yayılmak için gücünü işte bu gerçekliği oluşturmak için kullanmaya çalışıyor. O yüzden orada saldırıyor. Ve dedin ya hani kendi dream'ine göre. Ben şöyle şey fark ettim. Çok garibime gitti. Nayolata normalde su altındaydı. Tamam. Dream şehri. Dream. Sunken City diyorlardı. Evet, batık hani şehir evet. Diyorlardı. O. Evet. Sunken City diyorlardı. Ben onun için Roulette gibi bir şey bekliyorum. Şimdi Shadowlands gibi olaylı yapmış ama benim hepimi çeken şu. Nuzot'un biliyorsun modelinde başının içinde bir alev topu var. Ki niye var onu da bilmiyorum. Çok Gat'ta niye öyle bir şey var? Alev var yani bir alev gücü var ve Nihalata da öyle. Evet, açık bakarsanız eğer lavlar var Nihalata. Evet. Ben onun için bunu çok mantıklı. Zaten Nihalata'nın Nuzot'un kendi özel şehri olabilir. Dağımda bu sebeplerden biridir. Yani Nuzot'un kendi... Onu şey diyorlar işte. Gibi. Zaten raid içinde de görüyoruz. İşte Nuzot'un kendi zihninin içine giriyormuşsun gibi. Şeyde de oluyor diyor bu. Yoksa'nın fight'ında aynen giriyorduk işte. Orası, o gözüken yer işte Nuzot'un zihnindeki kendini artık koruduğu, kapattığı yer gibi. Evet. Yani şimdi o zaman ben size bir bilgimi paylaşayım bu noktada. Nayolata'yı hani nasıl söyleyeyim böyle genelde lore'un yazıldığı sayfalarda yani WoW Gamepedia ya da WoW Wiki Fandom gibi sayfalarda baktığınızda tamam bunlar fan yazarları ama biliyorsunuz buraya genelde doğru kabul edilmiyor. Kaynaklı olmazsa kabul edilmiyor oraya. Eyvallah. Onu söylemeye çalışıyordum. Nayolata'yı şöyle anlatıyorlar. Nayolata'nın ruler'ı Nuzot'tur. Irkları Akir ve Nraki dedikleri iki ırktır. Yani o zaman bu durum Murat'ın söylediğini destekliyor. Yani Nayolata'nın özel ruhlarını... O zaman bu benim şöyle diyeyim şeye gidiyor. Ben şunu diyorum. Bunların kendilerine özel şeyleri... Nayolata sadece bir tanesi. Hani... Black Forest'i mesela ben düşünmüştüm. Yoksa bana çok düşünmüştüm. Görkem sen ne düşünüyorsun Black Forest? Çünkü o da bir Old God yeri aslında ve çok korkunç. Yani aklımda hatırladığı kadarıyla. Black Forest'dan... Yani... Black Forest'dan... Puzzle Box'a yoksa onda bahsediyor. Black Forest dediği yer de işte acaba orası mı? Yani onunla ilgili ancak spekülasyon.
Yani hayır, aynı yerden bahsediyorlar. Hayır, şöyle bak, olabilir mi peki Murat'ın? Ruler diyor hani. İşte atıyorum bu diğerleri yaşamıyor gibi bir cümle kurmuyor. Belki bu bildiğimiz 4 Old God'ın da ruler'ın Uzod. Onların ruler'ı tamamen Yishar. En güçlüleri o. Ama Yishar'ı öldü. Şöyle de olabilir. Ha, onu diyeceğim. Diğer 3'ü öldü şu an. Yani diğer 3'ü şu an Void'de. Onun için Uzod'a kaldı. Çünkü şu da var. Gerçi 10 yıl önceki lore artık ne kadar canon sayılıyor ondan emin değilim ama Puzzlebox'ta Yogg-Saron mesela bahsediyor. Yishar fight'ında Puzzlebox'ta şunu diyor işte. O quote atayım. Puzzlebox. İşte Nealata'da yürüyünce sadece deli şeyler diyor. Ayrı diyor. O şey Yishar... Black Forest quote'unu attım. Şey, he, yani tamam. Bunu diyor ama işte Black Forest hani nereyi kastediyor belli değil yani. Ama ya Nealata'da sadece var diyor. You'll all trade. Fell screaming into the black forest. Evet. Puzzle box. Şöyle bir şey var aslında. Shadowlands hakkında 40 tane leak çıkmış. Bir sürü gerçek olmayan leak çıkmışlar. Expansion'da. Evet, evet. Bir tanesinde adam oraya black forest koymuş. Herhalde benim çok hoşuma gitmişti o. Çünkü ben şimdi Shadowlands'ın şeyi biraz beraber götürüyorum. Ben Shadowlands'ta Yogg-Saron'a ait gönder... Kesildin Murat'an. Görme görüm. Evet. Murat'an kesildin. Bir de şey... Dur yavaşla. Bilgisayar sakin. Takıldı. Bilgisayar takıldı. Okay. Nerede kesildi? En başta, cümlenin en başında. Hiçbir şey duymadım. Bu Shadowlands liglerinde Black Forest vardı. Bir bölge olarak. Ben de açıkçası o yüzden, hani sadece bu yüzden değil, Yogg-Saron'un ben Death'le özel bir alakası olduğunu düşünüyorum, ilgisi. Kendine God of Death dediği için. Ben onun için Shadowlands'a Yogg-Saron'a dair bir şeyler duyuyorum. Blizzard bu paketin tamamen Death ve Life odaklı olacağı. Gerçi Battle for the World'un başında da BF'ye kapatmışlar. Death ve Life şimdi derken Life tarafında kim olacak? Duymadım. Bir daha söyler misin? Death ve diyorsun ya, Death ve Life olacak yani. Peki evet. Life tarafında kim olacak? Hayır, onları bilmiyoruz. Ben sadece hani Yogg-Saron olmasını umuyorum ama gönderme olmayacak Yogg-Saron. Ya peki bu şeylerin bir şey daha soracağım size, sana ya da Utku'ya. Peki bu o dediğin olarak... map'i buldum bu arada. Dark Front. Aa, konuştuğum şeyleri unuttum. Ne dedin abi? Ha, map. Bir dakika, aa unuttum. Söyle, neyse. Ama aşkım yani. Dur, yazıyorum seni böldüğüm. Abi bebeğim yani. Devam. Hatırlayınca şey yap. Hani benim aklımdaki bu. Nuzot'la Shadowlands'ı bağlı. Şimdi o Vision teorisine şimdi girip henüz. Nuzot'un kendini o kadar basit öldürmesi çok saçma. Şey açabilir misin abi? Ekrana verebilir, bir şey verebilir misin? Hüsran yoksa yar yok. İyi ya, yar yok abi. Sohbet ediyoruz. Devam. Merak eden bakar canım. Tıklayıp işte. Bu Wolfhead'de çıkan Nuzot'u işte kafasını Purification Beam attığımız sinematikte Nuzot hiçbir şey yap. Yani bayağı bakıyor yani. Sağa sola bakıyor hiçbir şey. Bu yani işte, beni ilişkilendiriyor yani. Bir şey var mı? Ya ondan da herkes rahat. Herkes rahat. Hiçbir şey yapmıyor yani. Bayağı. Evet. Bir de çok şüphelendirici şekilde hiçbir şey yapmıyor yani. Öylece evet. Bakıyor. İnsan bir tentakal olur kafası. Ne yapıyor? Nealta'nın ortasındasın bir de. Onun için şey oluyor oraya, mesela. İşte şey fight şey var ya. Nealta'daki bosslardan. Yani sondan bir önceki de kendi zırhı, kendi dış kısmı. Evet, kendi bedeni. Yani, evet, Carapace of Nuzot diye işte. Evet, gerçekten. Ki bütün Nealata o aslında. Evet, evet. O da Corrupted'da zırhalı. Şimdi böyle bir durumda şu Shadowlands'e... ölüp Shadowlands'e gitmeye amaçlamış. Ama gerçi bu şu an oldu çünkü Void. Ya, o söylenti tabii ama şimdi... Yani şöyle bir söylenti daha var. İşte hatta şey
neydi o elemanı videosunda da geçen o. Yani bunu özellikle bize yaptırıyor. Aynı şekilde Heart of Azeroth'u kullanıp nasıl serbest kaldı? Aynen devamında da Titan facility'lerin gücünü kullanıp artık ya iki ihtimal var. Ya hakikaten Dream kendi şey yapacak işte Nayalota'yı oluşturacak gerçek anlamda. Bütün dünyayı ele geçirecek. Ve bizi bir işte rüyaya sokup biz aslında işte onunla mücadele ediyoruz. Kazandık zannedeceğiz. Ve biz o sırada Shadowlands'e gideceğiz ölüp. Yani aslında onun karşısında ölüp Shadowlands'e gideceğiz ve Shadowlands'e kalkmamız bu sayede olacak diye bir söylenti var. Kanon değil. Ama sinematikle beraber ben... Sinematikte ama şöyle bir durum var. Gerçi ama acaba... evet Sylvanas var sanırım. Acaba Sylvanas orada yalnız mı kaldı? Bütün ölümler öldü de tek başına işte herkesi kurtarmak için perdeyi mi açıyor o... Gerçek evet, soru geliyor o zaman size gençler. Şu an onu ben de düşündüm çünkü sinematikte sadece Sylvanas'ta... Bahsettiklerimiz teori tabii ki. Şu anda 8.3'ü görmüş değiliz ya da sonrasındaki sinematiği de biliyor değiliz. Hatta bir dakika abi dur. Durdum. Hepimizi özgür bırakacağım diyorsa ben böyle bir şey yaşamıyorum. Yani bir Shadowlands'e gidip kısılı kalmış olup Sylvanas'ın lafı o olabilir. Sen sor. Yani daha mantıklı olur yani. Yani diyor ki herkes öldü. İşte Nuzot'a karşı olan fight'ı aslında kazandık gibi görünüyor ama öyle değil. Hani herkes öldü ve Shadowlands'e gitti. Sylvanas da bizi kurtarmaya geliyor. Ama bir dakika şu an o teori yine çöktü. Çünkü... Şöyle çöküyor. Shadowlands'te nasıl başka haritalara gidiyoruz da takılabiliyoruz. Yok öyle değil. Nasıl çöküyor? Öyle değil. Shadowlands'e gidiş farklı zaten. Shadowlands'te MAV'a girip çıkabilen tek varlıklar biz olacağız. Evet, hikayeye göre böyle. Oradaki özelliğimiz o zaten. Öyle mi? Tabii. Onun sebebi de Azeroth'la olan bağımız. Aynen. Azeroth'la bağlı kaldığımız için bir şekilde MAV'a girip çıkabiliyoruz. Orada. Azeroth'la bağımız o zaman yani biz rüyada öldüğümüz için mi kopmuyor? İşte onu bilmiyoruz. O ama teori yaptığımız yer burası zaten. Bir şey diyeceğim. O Vision teorisini ben baştan anlatarak düzgün başlayalım. Şu an onu konuşmuyorum. Senin sesinin cümlelerinin sonu kesiliyor. Abi arada sesin kopuyor hakikaten. Şey diyeceğim hani Vision teorisine bir gireceğimiz zaman tam girelim. Önce bir diğer ihtimalleri şey yapalım. Bildiğimiz kadarını mesela anlattıktan sonra böyle de teori var diyerek anlatalım. Çünkü kafa karıştırmasın gerçekmiş gibi. Evet. Yani. Raid'in ardından Magni bize şey diyor. Demek ki sesin kesildi abi tekrar. Bu ses kesilmeleri neden oluyor ya? Ben hiçbir fikrim yok. Görkem'de hiç kesilmiyor ama. Görkem'de kesilmiyor. Onun internetinde sıkıntı olabilir. Ha olabilir. Bağlantı şeyse. Şey diyorum. Raid'in ardından Turalyon Alera'ya ork katma ediliyor. Ve Jaina da Anduin'e katın mağlup ediliyor. Cümlesini kullanıyor. Ha. Ayrıca Magni de şey diyor işte Azeroth Old Cup Corruption'dan temizlendi. Hey oley. Old Cup terörlüğünden. Corruption'dan. Ama o en sonunu diyorsun. Şeyi diyorsun sen. Sadece text kısmı işte data mine edilen kısmı diyorsun. Değil mi? Evet. Hani Magni çünkü şey diyor Azeroth'a dikkat et. Bu şarkısı, Titanların bu şarkıları var ya. O artık çok temiz geliyordu. Bu yüzden Azeroth'un sesini duyuyorum diye. Şimdi ona girmeden ben bir şey hatırlatayım. Evet, şimdi bu Saurfang'in ölümüyle biten işte War Campaign'in son questinde çok ince bir detay var. Şeyde Aleria ile işte Anduin hepsi bir araya geldiğinde bir konuşma geçiyor. Orada Aleria güzel bir şey diyor işte. Atayım şöyle screenshot olarak da Aleria var. Sylvanas'a karşı durmamalıyız diyor. Bakınız şöyle. Diyor ki Sylvanas comments may be the only army capable of defeating Zod. For the sake of Azeroth perhaps we should stand aside and let her diyor. Yani belki Zod'a yenebilecek tek orduya komuta ediyor.
Azeroth'un iyiliği için belki kenara çekilmeliyiz. İşte ve onun kazanmasını vermek diyor. İşte o kısım gerçekten ilginç. Çünkü Aleria işte yani nefret ediyor bu durumundan. Evet. Sylvanas'ın artık savaş durumuna gelmişler. Yüzleşmek üzereler ama o da böyle bir şey diyor. Ve yani bu şeyi destekleyen işte daha önceden olan bir teori vardı. İşte Undead'ler Old God Whisperer'lardan, Void'den etkilenmiyor diye. Evet, immune olduklarına dair. Forsaken'ın da. Destekleyen en kanon kaynak yani. Evet, hani Forsaken'ın daha doğrusu. Forsaken değil sadece. Bütün hiçbir Undead etkilenmiyor. Lich King'in de hatta işte tabii hiçbiri etkilenmiyor. Arthas da zamanında o yüzden işte bu kendi davasını başlatıyor. Yani gezegeni kurtarmak için yapıyor ya kendince. Evet. Arthas'ın olayı o çünkü. Evet. Yani Undead'ler etkilenmiyor Void'den hiçbir şekilde ama yani Arthas'ın kurduğu kale Yogg-Saroth'un kanından oluşuyor. Kanından yani altında yatıyor ve yarı yarıya işte kurtulmuş halde o sırada. Yani o yüzden o kısım karışık. Yani ne kadar etkileyebiliyorlar ya da etkilenmiyor mu aslında, orada etkilemeye çalışınca etkilenmediğini mi fark ediyor Arthas? Aynı hani şey Sargeras'ın böyle ayılıp kendine gelmesi gibi Arthas da ben hep şey diye düşündüm. Farkındalık mı yaşıyor? Saronit Arthas ve Undead'leri etkilemediği için ve çok güçlü bir materyal olduğu için kullandığını biliyor idim. Hani etkilemiyor zaten. Hayır. Ben sarayımı bundan yaparım. Tabii. Gelecek düşmanlarım da weakened olur. Bu arada fark etmiş bir şekilde ama işte acaba şey mi? Yani gerçekten etkilenmediğini fark edip mi yaptı, yoksa böyle Yogg-Saroth onu kandırdı da bu şekilde iyice etrafını çevreledi bu materyalle yani onu. Ama bence işte Arthas etkilenmediğini fark etti çünkü bu da onu destekliyor, işte onu demek için anlatmıştım zaten. Aleria'nın dediği onu destekliyor. Şeyi söyleyeyim, Askra Astadalı'yı Saronit'ten direkt yani bu bunu detay olarak söyledim. Arthas yaptı. Onun için Arthas'ın böyle bir fikri de olmuyor. Dreadlord'lar yaptı diyor Ice Crown. Hayır yok yok. Hayır, Arthas yaptı demedim. Arthas yani o maddeden oluşan bir kalenin içinde yani kuruyor şeyi. Kendi davasını da orada devam ettiriyor. Ya tamam, yoksa direkt Ice Crown'ı o yapmadı ama işte atıyorum eklentilerini o yaptı, silahlarını o yaptı. Evet. Tabii, ve tabii, hepsi Saronit'ten yani yapılmaydı ve yani Pit of Saron'da yönetilen o kazma işlemleri. Neyse yani konu o değil aslında, girmeyeyim. Yani, kullanmaya devam ediyor o maddeyi. Evet, evet aynen. Evet. Kendi yapmıyor kaleyi ama zaten kendi de Lich King olmuyor. Yani onun gibi bir şey o. Ya evet. Yani. Onun için şeyi de mesela iddia edebilir. Gerçi artık kalan I bring pandemonium. Çölünde olduğuna dair bir zamanlar teoriler bu durumda da zaten onu da Yogg-Saroth'un kontrolünde olabileceğine dair. Ha, evet evet, onu anlattım zaten. Hani olmadığının ispatı Aleria'nın evet, bu dediği. O yüzden zaten onu anladım. Peki o zaman şöyle soruyorum yani 803'te Zot'un karşısına giderken yani Nyarlathotep'e girerken Aleria böyle hoplaya zıplaya gidiyoruz tarzında bir modda mı, yoksa yani şimdi kötü olan şu, 803'ten daha 803 gelmeden Shadowlands'ın sinematiğini gördük aslında. Onu yapacak bir şey yok. Yani evet, çok, çok böyle ilerden bir görüntü gördük. Büyük bir reveal değil ama aynen Görkem söylediği gibi işte çok ileriden bir görüntü gördük. Yani Sylvanas'ın yaptığına kızarak mı girecek Aleria? Yani biz neler yaşayacağımızı az çok ileride dediğim gibi görmüş olduk gibi. Bu nasıl geçecek bizim için Murat'a? Yani Nyarlathotep nasıl bir yer ki böyle bir konuya bağlandık biz? Yani aslında Nyarlathotep'e Shadowlands'da balans pek yok. Çünkü Blizzard'ın confirmed ettiği şey Void. Yani katlar tane Void. Peki biz Void'le alakalı ne görebileceğiz Nyarlathotep'da? Yani alakalı derken Void'le direkt alakalı. Yani tamam evet bir sürü Kıtrak göreceğiz, Akir göreceğiz, Naraki göreceğiz ama yani gerçek anlamda Void... İşte Nyarlathotep'un gerçek halini görüyorsun. Ha? Evet. O yani o direkt Void'den gelen bir yaratık zaten yani. Nyarlathotep'un gerçek hali zaten Void yaratığı. Evet, ama onların böyle hizmetkarı, en düşük seviye hizmetkarı gibi bir yaratık zaten. Yani ha, ben işte oraya getirmeye çalışıyordum Murat Han'ı. Yani Void Lord'lara ait bir şey olacak mı orada? Sence? Hayır. Olacaksa... Yok, bence göremeyiz ben zaten. Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Ben de söyle.
Şu Chronicles geldiğinden beri Old Cup o kadar küçümsemeye başladık. Görkem de aslında demin onu söyledi, ona biraz istemeden sinir oldum. Şu yüzden. Şimdi ben bunu Neon Tarayı'nda da bahsettim. Kapların esinlendiği yer Kutulu. Void yani, Doctor, bir dakika şey altın. Yanlış anlama. Ben kendi hiyerarşisi içerisinde düşük. Yani Void açısından evet, Old Godlar evet, düşük hiyerarşide yani. Hayır onu anladım da komünitede şöyle bir hava oldu. Abi Void Doctor'ın paraziti bunlar. Çok bir şey değiller hava. Aa yok yok. Öyle değil. Öyle bir şey olabilir mi? Godlar çünkü böyle bir şey var. Bizim gerçekten Azeroth'u mağlup edemememiz gerekiyor. Azeroth'un Void of Origination'ın gücüyle edebilir. Başka edemem. Yani Aşeran'ın da muazzam akıllıca şey Zalatat'ı işte gidecek de Zalatat'ı saplayacak da ölme şey ölme çok mantıklı. O da öyle bir şey. Yani demek ilk olur. Başta herkes öyle bir şey bekledi. Çünkü o da öyle. Evet. Ama çünkü Zalatat'ın üzerinde çok duruldu yani o silah. Böyle inanılmaz bir evet. Öne çıktı. Bütün artifact silahlar evet, ortadan evet. Kalktı. O evet, durmaya evet. Devam etti. Sylvanas'ın elindeydi. Fotoğraflar gösterildi Sylvanas'la. Daha sonra şeyin eline geçti. Netonos'un eline geçti. Evet, Sylvanas kayboldu. Netonos silahla bir şeyler yapmaya başladı. Neredeyse o silah Netonos aracılığıyla bizi yönetti yani. Yani biz derken Hordu yönetti aslında yani. Aslında şey oldu evet. Zalatat yani silah çünkü Crystal of Storms'a Rizos'un emrine geçti. Evet. Zalatat aynen. İçinden çıktı ya tekrar. Rizos şey diyordu yani, sen git ama bıçak bana kalsın. Beni bana hizmet et. Şimdi Zalatat mı desek bana Blade of the Black Empire. Zaten öyle canım artık Zalatat çıktıktan sonra o içinden. Evet, o bu arada şimdiki... Zalatat'ı da bilmeyen varsa o da Old God aslında. Yani o ortaya çıktı. Aslında 5 Old God var. En eskiden beri hatta o söylenti var. Çünkü bir yıldız oluşturuyorlar. Hadi bakalım. Tabii şey, en son Blood God da var ama o Titanların üretimi. Evet. Yani. Ama ilk başta Zalatat'la beraber 5 tane Old God var ve bir şekilde bunu nedense sadece onu 4'ü de düşman görüyor ve onu işte o Blade'e hapsediyorlar. Duyuyorsunuz değil mi? Vallahi bir teori değil mi? Yani duyuyorsunuz. Teori değil. Teori değil bu. Hayır hayır Zalatat. Zalatat'ın artifaktın hikayesi bu. Zalatat'ın hikayesi yarı konfirmde. Evet. Aa bunu söylüyordu. Şöyle ben sürekli olarak yayınlarda şeyi gösteriyordum da Eda'nın şu anda şoka girmesi o. Sürekli aynı şeyi tekrar ediyordum. Gaon harici 5 Old God var diyordum. Gaon bir Old God değil diyordum. Gaon bir Old God faillemesi diyordum. Evet evet. Blood God olan Gaon bu şey en son Battle for Azeroth'ta kestiğimiz o Titanların deney için bir Old God yaratalım da bakalım neler yapabiliriz. Evet. Yaptığı bir yaratık. Hatta ağızlarına, yüzlerine bulaştı. İçinde aynen. İçinde bulunduğu bölgede onun için kurulmuş bir evet. Titan yapısı. Şöyle Old God şey yapısı var. Değil. Zalatat'ın zaten bu kadar bilgili olması bari bir şey. O zaman ben de şeye geçelim. Diyorum. Çünkü bu 8.3'ü biraz daha kurtaran bir teori. Umut duymamı sağlayan bir teori. Akolon dediğimiz adam şu kadar çok bilgili teori. Akolon yazayım. Murat'tan çok kısa bir şey rica edeceğim YouTuber. Senden. Birazcık tane tane alabilir miyim konuşmanı? Tamam. Bu adamın uzun süredir hani ben ne kadar tekip etmişten da dair o da okuydu hani şey bu kadar harcanacak bir karakter değil. En son şöyle bir teori ortaya attı ki bunu Belal patch duyuruldu. Belal'ın böyle bir arka arka videosu vardı. 100 tane. Bir tane videosunda bahsetti hani bu patch'in adı Visions of. Tesadüfen koyulmuş olamaz. Ne? Bu Dot'un bir vision'ı olabilir demiş. Akolon da onun üzerinden şöyle gitti. Zalatat dedik ya. Zalatat'ın Zot'la ilgili bir whisper var. Whisper. Evet. Tomb of Sargeras'ın o dolaşırken şunu bulayım onu. Şey diyordu. Burada geçmiş çağlarda derinlerin tanrısı yedi kafalı tanrıya karşı devasa savaşaydı. Burada kastettiği derinlerin tanrısı yedi kafalı tanrıda Vişarj. Yedi şahlarında. Ama
genelde olduğu gibi mağlubiyette Nidhogg'un işine yaradı. Akalon da bunu şöyle bak. Yişar, Nidhogg'u yenmesi en güçlü ve en büyük geldiği Amantul'un gözüne çarpıyor. Titanlar Azeroth'a geldiklerinde ve Amantul'u yok ediyor. Evet. Parça parça ediyor ve Nidhogg bu sayede derinlerde korunuyor aslında. Gizli kalıyor. O sahnenin de çok güzel konsept artı var falan. Evet. Yoksaron'la katından Nidhogg'un Yoksaron'la katından farkı tabu. Gerçekten. Önemli özellikleri. Çok bir yani. Araya girebilir miyim? Bu şey fazla evet. olmaya başladı ya. Çok kesiliyor sesin abi. Çok kesilme yaşanıyor. Çok kısa şöyle hem bir mola tadında olmuş olalım hem son söylediğin cümleyi unutma. Geri alalım orayı. Tamam. Şöyle bir geçiş yapayım ben. Discord'da neden böyle bir şey yaşıyorum şu anda ben. Bunu bakacaksın. Yok ben. Çünkü başkası. Ben Discord'da konuşurken başkası yaşıyor. Hassasiyetten abi, ses gelmiyor diyorsun. Şey Nihal öyle mi diyorsun? Ya anlaşılıyor da kesik kesik oluyor dedenini bilmiyoruz. Bu şey çok kısa Murathan. Ses ve görüntü ayarlarına gelip giriş hassasiyetini otomatik olarak belirlemeyi kapatabilir öyle misin zaten. Abi? Öyle zaten. He. Tamam. Kapat. Kapat ve hani konuşarak bir desibelini düşürmeye başla abi. Yani. Konuş yani sürekli olarak konuş. Ne kadar yüksek almam lazım? Konuş konuş. Devamlı. Yani ben de. Şey de at kafası. Şu an görüntüm de dondu. Şu an yeşile doğru kaymış. Sound check falan gel. SS1-2. Ya çünkü Görkem'de çok az yaşanıyor ama sende çok sık yaşanıyor. Görkem'de hiç yaşanmıyor. Ben çıkmadım. Ben yayın kalitesini falan da düşürdüm benden mi ki diye hatta. Bende hiç şu anda ne download var ne bir şey var. Ya da işte internetini kasabilecek bir şey varsa onları kapat. Ama ses hassasiyetinden olduğunu düşünüyorum ben. Mesela bir 45 desibeli dene. Giriş hassasiyetini. Biraz geri alsın. Tamam 50 yap. 50 yap diyor kalıyor mesela. Anladın mı? 50 yaptım dedi. Evet. Gelmedi tım. Son 50 son yaptım. Şey. 40 mı yapsın? 60'a çek onu. Çektim. 62 şu an. Devam et abi konuşmaya. Sürekli aynen. Konuş. Çocukları check, pistten alalım. Ses 1-2 deneme. Çocukları... yani şu an 72 yaptım. Şu an bakalım başımda ne gelecek. Konuşmaya devam et. 72. Çünkü duymam lazım yani, hani. Yani 72 şu an. Nasıl gidiyor? Ben de ayara bakamıyorum. Bozmayayım eldekini diye. Şu an iyi. Sen şey yap. Şu an iyi mi? 72 de şu an. Evet. Şey de balina kafası... Deme onu deme. Balina kafası. Eda'ya uyumasan. Ses 1-2 de yeter evet işte. Ya, evet bir şeyler söyle oğlum. Az önce susturamıyorduk şimdi konuşturamıyoruz. Amantul amantul. Ses 1-2. Hayır off topic de... Gene gitti. Ya, ne olacak bu dünyanın hali ya? sıkıntı görünmüyor gibi ama bakalım. Şimdi iyi gibi. Bak, evet. Yok mu sıkıntı? Ayarı değiştirdiysen işe yaradı herhalde. Ben değiştirdim şu an yok mu var? Yok şimdi var mı yok mu var mı yok mu var mı yok mu? Daha iyi evdekilere söyle şey kapatsınlar da. Telefonu kapatsınlar telefonu. Herkesi. Ha, şu an var mı yok mu var mı yok mu var mı yok mu? Şu an var mı yok mu var mı yok mu var mı yok mu var mı yok mu? Şu an hiç kesilmiyor şimdi. Düzeldi yani yaklaşık bir 3 dakika boyunca hiç kesilmedi. Süper. Bak bunu dedin ya Allah seni bildiği gibi. Arkadaşlar ben... konu olmaz yapacak bir şey yok. Yani Void'den gelip yani Void'imizi bozuyorlar. Bana bir de bana geliyorlar yani. Kablolarını kemiriyorlar. Şey ya. Ya nasıl böyle bir şey olamaz? Adamın kafasında tencere patlamış. Yani sen internetine girdiklerini dua et yani. Lan ayıp ya. Bak konuşmamızı istemiyorlar demek ki. Gerçekleri evet evet gerçeklerden bahsedeceğiz. Olgunlar. Tamam, gerçekleri artık geleyim mi? Gel gel. Sen gel. Eda gitti. Eda gitti. Eda yokken evet. Anlat abi. Hazır yokken anlat. İşte bu Akolon'un teorisi var. Bu şunu ara arkadaşlar yani. Çok kısa hızlı hızlı bir bahsedeyim. Akolon. Bu arada burayı YouTube'a koymayacaksın değil mi o saçmalığı? Ne? Artık gitti. O saçmalığı YouTube'dan
şey yapacaksın. Şöyle komple yayın tekrar atıyorum. Çünkü Murat Han'la Görkem bir araya geldi mi arkadaşlar? Böyle 1 saat 45 dakika konuşmuyorlar. Evet, çenemizin ne yazık ki kilidi yok. Evet, hatta zaten amacımız da bu. Kesinlikle kesmek değil. Yayın tekrar olarak atıyorum. Problem yok. Senin adına utansın, sıkıntı yok. Eğlenceli bir ara olarak düşünüyorum. Evet yani canım, onlar da şey yaparsın. Mouse var abi, klik klik ileri ya. Yok. Neyse işte bu Akolon'dan bahsedecektim. Çok bir şey de adam teorisyen yani. Yok, o şeyi söylemeye çalışıyorum. Onlar sen da hani içerik üreticisi arkadaşlar. Yabancı kaynaklı ha, yani. Evet, Bellular, Noble gibi takip Pardon ettiğimiz mi? İnsanlar evet. Bizim de. En nihayetinde onlar bizden daha erken ve daha hızlı ve kendi dillerinde içeriklere, yani Blizzard'dan çıkan içeriğe ulaşabiliyorlar. Onların yorumlamaları ve nasıl söyleyeyim? Bilgi birikimleriyle birlikte yorumlamaları. Ha, aynen o şekilde aktarmaları bizim için gayet faydalı oluyor. Çünkü yani bırakın bir bilgiye ulaşmamızın, Blizzard'dan net bir kaynağa ulaşmamız bile bizim çok zor biliyorsunuz Türkiye'de. Evet abi. Bu adamlar içeriden böyle arkadaşları, kanka. Evet, evet. Ya yani geçen zaten işte Pyromancer'ın yaptığı şey ortada yani. Evet, ya evet, adam direkt şey herkesi üstüne çekti. Yani kötüydü ama evet. Yani adamın ulaşabildiği şeyi, sınırı görün evet. Diye demeye çalışıyorum yani. Evet. Ne olduğunu diyeyim ben de. Şey Blizzard merkezini gezmeye giden güya bir arkadaşı. Güya. Tabii sonradan orada çalışan biri olduğu çıktı ortaya. Zaten güya. Soruyor işte Pyromancer. Bunu şeyin işte Jailer'ın tipi nasıl? Hiçbir konsept art yapmadınız mı falan diyor. Ondan o da yaptık tabii, işte bir tane atar mısın diyor. Atıyor. Ama bu attığını da Pyromancer sonradan bana işte orayı gezen biri attı diye yayınlıyor. Direkt böyle çat diye konsept artı koydu ve adamın tipini görmüş olduk. Normalde açıklanmaması kesinlikle açıklanmaması gerekiyor. Yani bu yani Apple'da şurada burada yaşandı mı? Evet, Apple'da şurada burada yaşandı mı emin olun insanları işten atıyorlar. Probably he gets fired. Tabii canım, üstünde no, no. Tazminat ödüyorlar. Eda'cığım Blizzard neyse bilerek yaptı diyelim, geçelim. Yani biraz öyle danışıklı dövüş gibi geldi. Şöyle, ama yani Jailer'la ilgili hype'ı öldürdü biraz. Öldürdü. Çünkü Jailer'ı evet. O hype'landıran şeylerden. Yani bir kere simsiyah göstermeseydi var o zaman yani. Evet, doğru, kesinlikle. O gitti, o kötü oldu. Her neyse, bence şu devreye gireyim artık, giremiyorum. Reventur yani. Yazdım ama bugün chatimiz maşallah sağ olun hareketli. Çarşamba evet. Günü yazdım. Çarşamba günü geliyor. Ama Shadowlands'i ön sipariş etmiş olman lazım. Evet. O zaman açabiliyorsun. Tabii. Hani ne zaman deyince ben çarşamba dedim. Yani, evet. 8.3'te geliyor. Evet, 8.3'te geliyor. Buyur abi, devam et. Akolon, evet. Akolon'un söylediği şey şu, bu işte Zalatan'dan örnek veriyor. Hani bu Nuzot'un mağlubiyette bile zaferle çıkabilen bir old god olduğundan bahsediyor. Ve şunu söylüyor hani. Zincirleri, bu old god'lar kırıldıkları zaman güçleri çok düşüyor. Çok ciddi anlamda güç kaybına uğruyorlar. Evet. Ve şunu soruyor hani. Aşları'yı işte mağlup etmişiz. Nagaları büyük anlamda mağlup etmişiz. Oldukça uzun zamandır güçsüz. Sizce gerçekten gözünü açar açmaz saldırır mı? Diye sordu. Saldırmaz dedi. Tabii ki, evet. Çünkü şuna da dikkat çekti. Benim çok hoşuma gitti o. Hı-hı. Sinematikte Nuzot bir tane şey söylüyor ya. All eyes shall be opened. Yani bütün evet, gözler evet. Açılacak diye. Onu şimdi birkaç şeye yorabiliyorduk. Bir tanesi işte bütün gerçekleri göreceksiniz işte. Gerçekler bunlar anlamında söyleyebiliyorduk. Benim aklıma gelen diğer old god'ları canlandırma ihtimali, Cthulhu rolünden onu düşünmüştüm. Ama Akon'un dikkat çektiği şey şu, gözünüzün açılması için önce gözünüzün kapanması lazım. Evet. Yani tam o uyandığı ölmen anda Azeroth'u, yok, uyandığı anda Azeroth'u bu illüzyonun, vision içine hapsedip, bizi daha doğrusu, kendisi arkada, gerçek Azeroth da iş yerine koyulmaya başladı diyor ve bu yüzden de bütün gözler açılacak dedi. Yani vakti geldiğinde ben sizi zaten Vision'dan çıkaracağım. Rüyaya sokacak. Bizi evet, soktu yani. O gözünü açtığı anda bir rüyaya soktuğunu söylüyor. Okay. Ve Nihalotan'ın, yani bizim şu an gördüğümüz Nihalotan'ın
sadece bir vision olduğunu, yani gerçek Neonatal ile alakası olmadığını söylüyor. Ve orada savaştığımız Nuzot da zaten bu durumda Nuzot değil. Şeyi, kuklası. Önümüze attığı hani, kukla gibi bir şey. Hani şeyi çok eleştirdik ya demin, Nuzot'un hiçbir şey yapmaması. Hı hı. Hani bu buna çok mantıklı bir açıklama mesela, çünkü zaten o değil. O kukla, hiçbir şey yapmıyor o yüzden. Yani bizim gördüğümüz sadece bir vision. Arka planda diyor ki Nuzot işlerini hallediyor. Buna şöyle başka bir sağlam kanıt bulmuş. Vratian fight'ı var ya, Neonatal'ın ilk fight'ı. O fight'tan sonra Vratian şunu diyor. Bu sadece bir vision'dı. Siz benimle savaşmadınız. O savaştığımız Vratian Nuzot'un hayal ettiği corrupted Vratian. Evet. Vratian diyor, bu sadece vision diyor. Diyor ki Akolon, ya hepsi vision'sa. Aynen. Ve bu ve böylece şöyle bir sorun var. Nuzot uyanması durumunda bizim ne yapacağımızı gördü şu an. Bizim onu ne kullanarak malum edeceğimizi gördü. Bir de şey var abi, işte bizi devamlı bir sınava sokuyor gibi ya önceki kontentte. Evet, evet. Hep Nuzot'un sınavlarından geçiyor gibiyiz böyle. Evet. Yani o Whisper'lar ve... öyle mi yorumluyoruz şu anda? Evet. Daha öncesi, gelmeden önce işte Nuzot serbest kalmadan önceki her şey sanki Nuzot'un önümüze koyduğu bir sınav. Ya aslında Crucible gerçekten bir sınav bu arada. Hı-hı. Crucible of Storms bizim gerçekten Worthy olup olmadığımızı dair bir sınav. O Worthy'nin ne olduğuna henüz emin değiliz. Yani şey olabilir, yani. Aşşara'ya karşı bizi göndermek istediği için ona bir test olabilir. Ya da bu Death'e karşı, yani diyor ya. Sizi gelecek olandan sadece ben kurtarabilirim diyor. Ayrıca perde soluyor, onun tacı yolu açacak. The veil reigns, his crown will open the way diyor ve... Direkt Sylvanas'ın yaptı zaten. Hani ben Shadowlands sinematiğini izlediğim anda oha dedim. Direkt o oldu yani. Hatta Bolvar'ın zırhından oklar çıktı ya, hı-hı. Benim aklıma hemen şey geldi. Zot mu yoksa? Yok, hayır. Hayır, şu Whisper geldi. When the arrow finds its mark, the last feather will fall away. Yani ok hedefini bulduğu zaman son zincir solacak, yok olacak. Bu iki tane bence çok sağlam gönderme var. Her neyse, böyle bir test var. Ayrıca Nuzot, Crucible of Storms'da şöyle bir şey diyor. My dream has become your own diyor bize. Hı. Bunu Türkçe'ye çevirmek biraz, yani tam söylendiği anlamda çevirmek biraz zor. Doğrudan çevirmeye kalkarsak, siz benim rüyamı aldınız ya da benim rüyama, sizin rüyanız artık benimki oldu diyor. Rüyalarını birleştirmek. Tam tersi, benim rüyam artık evet, sizin evet, rüyanız. Evet, yanlış söyledim. Evet, evet. Yani rüyalarımız birleşti gibi de bunu rahatça çevirebilirim. Aynen. Bu da benim dikkatimi çekti bu Vision teorisinden sonra. Ve Zot bizim ne yapacağımızı gördü. Ve biz onu mağlup ettiğimizi sandığımız için Zot başındaki baskıdan da kurtulmuş. Çünkü onu artık aramayı bırak. Kestik. Zot arka planda işlerini rahatça hallediyordu. Ve doğru, çılgınlaştırdığı kısım şu, Shadowlands'a bağlayalım madem. Sylvanas'ın sözü var ya, sinematikte. This world is a prison. Bu dünya bir hapishane. Buna çok mantıklı bir açıklama bence. Çünkü evet. Şeyden bahsettik ya, bu undeadlerin immunity, corruption immunity'sini. Akolon şunu da söylüyor. Undeadlerin bizden farklı gördüğünü söylüyor. Çevreyi, ki bence mantıklı. Çünkü daha şöyle... önce ölümü gördükleri için. Evet. Gözleri açık aslında. Gözlerindeki perde yok. Hatta şeyi söyleyenler de vardı işte. Nasıl söyleyeyim? Forsaken oynayanlar, yani Undead oynayanlar işte Lordaeron da bazı Shadowlands yansımalarını görüyorlardı aslında diye. Bilmiyorum evet, hatırlar evet. mısınız? Hiç Undead oynadınız mı ama? Var o geyik. Hatta başlangıç bölgesinde evet. falan.
Evet. Şeye kadar, Sepulcher'a kadar olan kısımda var öyle şey. Evet. Evet. Yok, sadece orada da değil. Onun... Mesela Lordaeron'a giriş yaparken böyle bazı Citizens of Lordaeron ruhlarının falan Ha, görünebiliyor o şey, olması gibi. Evet. taht odasında Warcraft 3'teki mevzuya gönderme olarak Aynen var. aynen. Onların hep Ama işte onu... şeyle alakalı, işte Shadowlands'a bağlıyorlar şu anda böyle deli gibi. Ya da Hı. öyle görmek ya da öyle işte Evet. nasıl söyleyeyim, teorilemek istiyorlar Hani yani. şimdi onu Onun herkes hikayesini duyabiliyor falan ya, okumuyorlar mı? Evet, o onun alakası şöyle yok da. olabilir. Yani orada bir nasıl diyeyim, perdenin zayıflaması durumu var. Evet. Undead'ler orada yoğun olduğu için. Evet. Onların orada Hani varlığı perdeyi zayıflatıyor orada. işte Akko'nun söylediği de bu yani. Bu olay yaşandığı anda Sylvanas bunu fark etmiş olabilir diyor. Hı. Ve bu yüzden şey, Helmi kırması değil bu arada. Helmi kırması çünkü tahminen Jailer'la olan anlaşması yüzünden de. Hani bu dünya bir hapishane demesinin sebebi bu. Ve hani diyor ya şeyin sonunda, sinematiğin sonunda. Hepinizi serbest bırakacağım And I diyor. will Hı. step off. Hani Set o you all free veil'i, diyor. o veil'i kırmaya çalışmış olabilir diyor. Teorisinin hani şu an kadar aklında bunun olamayacağına dair bir şüphe var mı? Onu diyeceğim çünkü bunun Yok canım. olacağına inandığım Çünkü için bunu... cümlelere hep teorisi teorisi diye devam ettiğin için ben teorileri Ama severim ve hayır. olduğu gibi de kabul etmek isterim yani. Yok. Şu yüzden. Bence bu en mantıklı ve en güzel açıklama. Hani bunun olmayacağına dair bir şüpheniz varsa söyleyin, onu tartışalım çünkü bence bu olsun yani, bu olsun yani olacaksa. Aa, bu olsun, bunu istiyoruz. Hani Görkem, sana Yani mantıklı tabii gelen bir şey var mı? ya, şimdi şey gibi düşünüyorum ben. Önümüze işte kırıntılar koyuyorlar. Biz onları böyle takip ediyoruz. Ve Evet. böyle şey yeme doğru gidiyoruz. Veriyorlar, gidiyoruz. Ama bazı kırıntılar o kadar böyle silik Bariz. gidiyor ki, Ha, silik. yani bariz olanları zaten takip ediyoruz da, lore'la ilgilenen, hikayeyle ilgilenen insanlar, bazılarında böyle bir ufak tefek şeyler var. Böyle, başka bir Evet. yöne gidiyor galiba diye Evet. gidenler de var. İşte mesela Akolon bence direkt o oldu. Evet. Acaba buraya mı gidiyor, bir yakaladı o. Öyle mi bilmiyoruz. Yani ama çok da mantıklı geliyor yani, Evet, gayet bana da şey. yani Bence şu anda şu an bütün saçmalıkları atıyor 8.3'te alakalı. Yani gayet kabul edilebilir bir peçe çeviriyor lore açısından. zaten E yani tabii bizim ya. de hani zaten sohbetlerimizde bir ulaştığımız nokta da buydu yani. Evet, aşağı yukarı Ve zaten o mantığı evet. biliyorsun ve demek ki verilen kırıntılar seni buna yönlendiriyor diye Ama düşünüyorsun ondan şunu sonra. sorayım. Blizzard bunu yapar mı? Yapar, niye yapmasın canım? Bir bunu tabii yapacak. Ben bunun yapmamışlığı var. Blizzard'da yapacağın, yani ben Blizzard'da hala bu konuda çok bunu düşünmüş olabileceğini düşünmüyorum ben Blizzard'ın ya, bilmiyorum. Yok artık. Niye canım, az daha Blizzard Maiev ile artık. Illidan'ı evlendiriyorduk yani, öyle düşün. Ya Ya bence şeyi ne düşün bileyim ya, şimdi. konu iş Lovecraft farklı. olduğunda Blizzard'ın yetersiz, bazen yetersiz Yok kalacağını yok. Yeni düşünüyorum. bak, özellikle Legion'dan sonra oluşan o yazar kadrosu bayağı iyi. Hiç boş Christopher adam yok. Hepsi böyle Golden değil mi? 20-30 kitap yazmış tipler. Ya çok sağlam kadro var yani şu anda yazar kadrosu. Herkes Christy Golden'a yükleniyor. O kadının 40 Evet, küsür kitabı var. Yarısı evet. Star Wars kitabı, yarısı Warcraft kitabı. Hepsi böyle kanonun Evet. böyle dağ gibi kitapları yani. O kadınla hani uğraşıyorsunuz da bir bakın eline ne yapmış, ne Uğraşmak değil. yazmış Ben yani. şöyle yani kesinlikle lore'u hala sevdiğime göre oynuyorum. Ha, Öyle... o bir de tek bir yazar daha, bir sürü yazar var. Tek Ha, yazmıyor her şeyi yani. eyvallah. Hani Evet, benim demek istediğim o, Madsen'le çok takışıyor yani. Şey, yok düşünceleri yok, tam çakışıyor. tersine. Hayır, tam tersine. Her şey, bütün yazar kadrosunun yazdığı her şey son, en son Metzen'in onayından geçip oyuna geliyor. Şu Hayır anda ama işleyiş o Metzen... şekilde. Yok, Tabii bak ben tabii. öyle olduğunu sanmıyorum çünkü Ben de öyle olduğunu Metzen kendi sanmıyorum. yüzünden. Golden'ın kitapları direkt Max, Metzen'i yok. şeyle böyle, nasıl söyleyeyim, hani onun tarzıyla çakışıyor abi. Hayır, ben onu Yok şu yok, yüzden hayır. söylüyorum. Hı-hı. Madsen'in olmayacağını. Madsen ciddi anksiyete yüzünden bıraktı bunu. Ben Madsen'in artık ciddi ciddi emekli olduğunu ve katılmak istemediğini düşünüyorum böyle şeylere. Bak şöyle şimdi, Herif çünkü çok ciddi anksiyete yüzünden bıraktı bunu yani. Metsen'in Uzaklaşmak anksiyetesinin sebebi Overwatch'un öncesinde yapılan Titan Project. O Titan istemiyorum. Project'i bitiremiyorlar. Sonra elde kalanı Overwatch'a çeviriyorlar. O anksiyetesinin sebebi o. Yoksa ondan sonra şeye zaten Chronicle'ı yazmaya başladı. O şey iptal olduktan sonra ve Evet. anksiyete tedavisi falan bittikten sonra başladı Chronicle'ı yazmaya. Hatta Ekiple beraber Chronicle yazdı. Sonra yazar kadrosunu oluşturdu.
Bunları emekli olduktan sonra yaptı. Yani Alay mı Chronicles, güzel bu evet. Arada? Kevin Clay. Teşekkürler. Yani şey, Chronicles 3'ün ön yazısında o yazmış. Tabii. Yani Chronicle'da full Metzen'in şeyi var ve şu anda da eklenen her şey en son fikir sahibi olarak böyle Metzen'in onayında o evet, George Lucas hani, gibi bir şey yani Metzen. Yani, tabii canım zaten Metzen Warcraft'ın cidden her şeyi. Yani, eğer hala aktifse onlar onun onayından yapıyorlar. Siz de taşmalıyorsunuz diye. Tabii. O zaman hani bu ihtimal çok güzel bir ihtimal. Pek çok şeyi de açıklıyor. Akolon bunu şöyle beğendi. Yani. Bir noktada diyor, bir patch'te, bu arada şunu da söylüyor, bunu Ion Adikostas da söyledi. Shadowlands'in trailerında da duyduk. Diyor yani Shadowlands ebedi sonsuzdur. Çok yani, infinite diyor. Aynen. Bu da şunu söylüyor yani, Shadowlands'te bu bahaneyle patch değil belki expansion daha geçirebiliriz. Evet. Sonsuz olduğu için. Lore açısından bu süre boyunca Mizzet'in bu işini yapmak için vakti olur diyor. Mantıklı bir süresi olur diyor. Gameplay açısından da şuna bağlıyor. Ion Adikostas'ın bir açıklaması varmış. WoW engine ile alakalı. WoW'un grafik motoru ile alakalı. Çok eski dinle artık ve yani güncel oyun dünyasını takip edemediğini söylemiş Ion. Akolon da bunu şöyle diyor yani hani bu Shadowlands'ten kazanacakları süreyle ki bence Shadowlands tek expansion olsun bu 10.0'dan Black Empire olsun da hani Shadowlands'te çok fazla expansion geçebilire bağlıyor. Hani bu süre içerisinde Blizzard da kendi ihtiyacı olan süreyi edinmiş olur ve oyunu tamamen yeniler. Hani siz istiyor musunuz bilmiyorum da bizde de ben dahil komitenin çok istediği World Revamp mevzusu var ya bütün aynen. Dünyanın doğru dürüst bir grafiklerle ve hani ve kataklizm zamanı gibi değil aynen dediğin gibi engine'le beraber 3D evet, engine hani. Ve gameplay olarak da adam akıllı hale getirilmesini tamam. Şunu diyor yani bu sürede edinecekleri hani bu süre sayesinde bunu da yapabilirler bir noktada diyor aktif olan yani current yani o anki Azeroth'a dönemediğimizi fark ederiz hani biz bir yere git başka bir dünyaya falan gittiğimizde dönebiliyoruz ya Azeroth'a. Bir noktada Azeroth'a dönemediğimizi fark edeceğiz. Chromie'yi çağıracağız. Chromie de o aktif yani bizim gittiğimiz Azeroth timeline'ın zaman çizgisinin ulaşamadığını söyleyecek diyor. Bunun sebebi de Infinite Dragonflight. Infinite Dragonflight'ı bir kısaca özetleyeyim. Nozdormu'nun delirmiş hali Morozond. İlerideki bir tarihte neden olacağını bilmiyoruz. Zaman konularına çok girmeyeceğim aklımız yanar. Bronze Dragonflight'ın Old God'dan elmet eden hali, ona dönüşmüş hali. Ama gelecekten geliyorlar. Aynen. Endgame'i düşündü abi ya. O çok yani şey. Endgame dungeon'ı yazıyor. Yok. Yok, örnek olarak Endgame'i verdim. Orada da zaman henüz geçmiş diye onun için. Ha diyor. Tabii yani anlattığın hani, o değil. Gelecekte Infinite Dragonflight var ama şu anda şey yapıyorlar vesaire demek istiyorum. Şu an Noldor'u daha şeye dönüşmedi. Infinite Dragonflight'ın bizim Azeroth'umuza giden timeline'ları yani zaman yollarını parçalayacağını bu yüzden bizim oraya ulaşamayacağını ve Nuzot'un da rahatlayacağını söylüyor. İşine bakabileceğini olsun. Zaten ortak çalışıyor gibiler Infinite Dragonflight evet, ve her zaman böyle Old God'ların bir yakınlığı bir ortaklığı var yani. Hatta benim tahminim Katun'un işi bence. Infinite Dragonflight. Özel olabilir. Olarak yani. Olabilir. Ve işte bu süreçte de alternatif Azeroth'lara gideceğiz. Gameplay için yani dönmek istediğimizde işte Auctionals, eski raidler için vesaire. Ve artık en son döndüğümüzde de yeni expansion olarak yenilenmiş bir dünya, yenilenmiş zon mantığı işte Najatar gibi. Her ne kadar söylemek istemesem de Mechagon gibi. Yani Najatar ve Mechagon. Najatar ve Mechagon kalitesinde bölgeler yani akıcı, kompakt bölgeler, doğru dürüst bir engine ve karşımızda Black Empire diyor. Evet. Zot'un bize evet. Hani Zot'un Hi Guys diye karşımıza çıktığını söylüyor. Evet yani bunu ben de istiyorum ve şimdi kimdi daha önce Thalias'in de ta ne zaman bu Black Empire teorisi böyle kendince gelse yani olsa nasıl olur
diye bir gerçekçi evet. bir şey çizmeye çalışıyordu. O da buna yakın bir şey anlattı ama bir sonra daha sonrası için değil de 9-0 için demişti. Evet, 9-0 için. Anlatmıştı. Şöyle olabilir, böyle olabilir falan diye. O da benzer mantık kurdu işte. Zaten oyunun yenilenmesi lazım, zonların yenilenmesi evet. lazım falan diye böyle. Bu da çok güzel i̇şte. Bahane. Yani. Şöyle bir şey var bir de. Herkes bunu istiyor. Yapmaları lazım artık. Gerçekten Black Empire'ı getirmeye Utku istemiyor. Black Empire istiyoruz. Tentacle sevmiyorum. Black Empire'la sıkıntım yok. Tentacle sevmiyorum. Yapacak şey yok. Faceless yani. One'lar o zaman yok. Sana Tentacle sevdirmek için Day of the Tentacle oynamanı tavsiye ederim. Muhteşem oyundur valla. Full eğlence. LucasArts. Eski şey zaten. Sağlam adventure'lardan. Hani şöyle bir şey var çünkü cidden Nazoth'un böyle harcanmaması lazım. Ben tabii, tabii, yok. O bu da old, şey old god ya. Lover. Evet. Hayır ben old god'la Burnet Legion lover'ım. Hani söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeceğim Nazoth'la alakalı. Bir şey sormayacaksanız Burnet Legion'a geçelim artık. Söyle söyle. Şey oldu böyle. Abi işte o cutscene'i izliyorum. Sonra şeyleri okuyorum. Broadcast tekstleri. Ben öyle bir rage geçirdim ki. Var ya, Lions Pride'inde Facebook'ta, Lore Keeper'ın kendi Facebook grubunda bir rage geçirdim. Yani şu an durup bakmak istemiyorum. O kadar sinirlendim. O kadar ciddi bir hayal kırıklığına uğradım. Böyle bir şey olabilir mi diye. Ama bak işte bunu özellikle yapıyorlar ya. Yani tamamen Blizzard'ın profesyonel trollüğü bu yani. İlk kez de değil bak. Bu ta şey zamanında da vardı. Ben şimdi hatırlıyorum. Vanilla content gelecek tamam mı? Şimdi işte Onyxia var, şey var, böyle işte Ankiraj açılacak falan. Ondan sonra Zul grubu getirdiler. Böyle millet delirdi böyle. Ulan 40 kişilik dil niye böyle bir şey geldi, niye ne yapıyorsunuz siz falan diye böyle. Getirsenize yeni dungeon hikaye devam etsin falan. Böyle özellikle sadece ondan bahsediyorlar, sırf onunla ilgili postlar atıyorlar falan böyle. Böyle bayağı milleti delirtmişlerdi o zaman da. Tam o zamandan beri bak şeyde... Burning Crusade Expansion'ı gelmeden önce de şeye çok böyle artık bakın iki tarafta da hem Şaman hem Paladin olacak falan diye böyle. Bakın Elf geliyor şeylere işte Horde'a falan ama bu nasıl böyle gazlıyorlar. Artık işte Horde'da Elf, Blood Elf hem de ne kadar güzel bakın falan diye böyle şey. O zamanın grafikleri de değil mi? Yapıları da çok güzel. İşte her şey çok elit falan diye böyle. İşte Horde'lar deliriyor. Hayır işte biz task istiyoruz falan diye böyle şey. Diken istiyoruz. Ama şu an Horde oyuncularına %80'li Blood Elf oynuyor. İşte yani. Gerçek rakam gerçekten bu arada %54-60 arası falan böyle. Hakikaten Blood Elf dominant. O %60'ın da %55 female değil mi? Ne? Female yok değil. %30 falan female ilginç bir şekilde. Falan şey, male daha fazla. Ha, male dediğin female ama değil mi? Aynı zaten. Aynı güzellikte. Evet. Evet, Blood Elf sevenlerin... O yüzden konudan sapmayayım. Yani bu Blizzard'ın yaptığı, bu Shadowlands için de, aynen bu Old God'lar için de yaptığı tamamen profesyonel trollük. Trollük. delirelim de bunu konuşalım diye yapıyorlar. Bak hatta konuyla alakasız olacak ama bu olayı başlatan kişi George Lucas. Çünkü ta şeyden Star Wars'un ilk çıkışından itibaren böyle insanlar kendi aralarında benim filmimi tartışsın da konu olsun, ünlensin diye bunu özellikle trolleyip şey yapan, profesyonel bir şekilde gayet bunu yapan yani adam gerçekten bunu çok iyi şekilde yapıyor. Her filmde bakın şimdi son filmde de aynı şey var. Her film çıktığında aynı tartışmalar oldu. Ben hatırlıyorum yani ben aklım başıma geldiğinde 6 İşte sinemada kaç 8 yaşında falan ilkokuldaydım. Sonradan şeyler geldi. İşte 4-5-6 yeniden böyle efektleri düzenlenmiş hali sinemalara geldi. Herkes efektlere sinir oldu. İşte öyle patlamıyor şey işte böyle olmaz böyle mi kesilir? İşte ışın kalışlarının ışığı öyle değildi falan diye millet delirdi böyle. Sonra ne oldu? Onlar geçti. Birden kült oldu. Herkes onu kabullendi. 1-2-3 geldi. Jar Jar bu ne böyle soytarı gibi karakter yapıyorlar falan filan. Ve adam dikkat edin her filmde bunu özellikle böyle özel tasarladığı böyle herkes sinir edecek bir şey var. 6'da da Ewok'lar vardı bu arada. Mesela 5'te de işte Yoda böyle ilk başta bir garip garip böyle komik hareketler yapıyor. İşte, koskoca Yoda'sın sen falan diye delirdi.
Ya aynı şeyi bütün filmlerde yaptılar ve Star Wars şu anda kült bu sayede. Evet. Blizzard da yani bundan faydalanıyor. Bundan birçok şey faydalanıyor artık tabii de bu taktikten. Ve şu anda böyle Blizzard'dan bir şey mi görüyorsunuz? Sinir mi oldunuz? İki dakika bir nefes alıp düşünün. Bu niye yaptılar acaba falan diye böyle. Ha evet bunu ama konuşalım. Ama insanların bu konudaki... Böldüm var çok ha, yok yok bitti zaten. İnsanların bu konudaki endişesinin en büyük sebebi tahminen Molotov Dramer. Ya yani tabii. Bir şey gördük ya yani o yüzden. Ya işte aynen onda hani şöyle bir noktada tarzı. Şey oluyor yani şey oluyor hani Molotov Dramer yapan adamlar bunu düşünemez falan diyorsun yani o yüzden. Ya ama işte onda da şöyle bir şey var. Warlord Draenor konusu o kadar komplike ki insanlar ona entegre olamadı. O kadar böyle yok. Karmaşık bir evet. Zaman yolculuğuyla evet. Boyut farkını karıştırdılar ve evet, böyle aslında kendi içinde tutarlı bir hikayesi var. O kadar komplike ki kimse onu baştan kabul edemedi. Yok ama şey, hala kabul edemiyoruz. Ben anlamıyorum o timeline olayı ya, çok. Ya oralara hiç girmeyelim bak, oralara çok. Bir gün Warlords of Draenor yani. Programı yapalım. Baştan tamam, açıklayalım değil mi? Yani evet. Aslında kendi içinde tutarlı ama giriş kısmını yanlış verdiler. Çünkü Garrosh'un yani o geçmişe gitme aşaması kitapta geçiyor. Ve işte şey Kairos'la Kairos Dormu, Bronze Dragon'la Ratyon bir plan kuruyorlar, bir şey yapıyorlar. Tam Garrosh işte davanın sonunda affedilmişken oraya basıp kaçırıyorlar onu ve her şey birbirine giriyor. Sonra da Garrosh işte bu durumdan intikam almak için Iron Horde kuruyor. İşte oradaki evet. Babasını kurtarıyor falan filan. Yani yoksa genel olarak bayağı güzel bir hikayesi var ama işte aynı bu durumda olduğu gibi karıştırdılar ve evet. Şey yapamadılar. Orada bir de uçmayı kaldıracağız diye bir takıldılar. Evet. O yüzden herkes koptu. Sonra content getiremediler. Son content evet. Bir seneyi fazla geçik kaldı ve herkes böyle baydı oyundan. Yapacak hiçbir şey kalmadı gerçekten çünkü. Böyle 6 ay falan oyunda yapacak hiçbir şey yoktu. Herkes sadece evet. Gold farmıyordu. Yani ya da mount farmıyordu falan böyle boş boş duruyordu oyunda. Ve inanılmaz düştü böyle aktivite oyundaki. Sonra zaten işte erkenden bitirdiler işte son content'i getirip. Yani yoksa raid de güzel, konu da güzel. Şeye evet. De bağlı, vicdana da bağlı demiş. Evet. Raid'i çok seviyordum diye. Hani, evet evet. Ya son raid çok güzel aslında. Evet. Bayağı böyle tasarım masarım muhteşem yani. Hani konu şey diyeceğim. BFA da aslında loh olarak iyi paket. Tabii çok iyi canım. Çünkü şöyle bir şey var. Ben bunu söyleyeceğim Utku yani. Utku şey diyor ya ben old cut paketi istemiyorum zaten yeterince old cut gördüm diye. Şöyle bir şey var bak abi. Cataclysm dedi. BFA'de de benim bahsettiğim Black Empire'ın şeyi böyle hani teaser'ı. Yani mesela BFA şu açıdan çok güzeldi. Hani BFA derinine bakarsak Mizzot Expansion'ı aslında. Yani ya, savaşla başladık ama ben hep ama söylüyorum ya şeyde Cataclysm'de evet. Öyle diye de kızıyor. Hayır öyle. Ama benim bahsettiğim Black Empire bu gördüklerinden çok daha yüksek bir şey. Ve şöyle bir şey var. Black Empire'ın art kalitesi bile çok yüksek. Yani Nihalota'nın art kalitesi gerçekten çok yüksek. Binalar vesaire. BFA 8.1.5'ten itibaren Nuzot olduğunu belli etti. 8.3'lere Nuzot da güya bitiyor. Nuzot'un harcanmayacağına eminim ben. Çünkü cidden özel bir karakter yani hani 10 yıl civarı beklenen bir karakter Nihalota'ya level. Tabii canım. Harcanmamalı. Bir de aynen işte bir de ilk kez bir Old God'ı yani gerçek gücünde oyunun içinde ilk evet. Kez görüyoruz yani. Ve şöyle çok bir şey var. Şey yani. Old God konusunu kapatmadan şunu söylemem lazım. Arkadaşlar biz Yogg-Saron ya da katını öldürmedik. Evet evet aynen. Şu yüzden bunu da şuradan emin oldum. Ion'un söylediği şuydu 8-3 tanıtımında. Daha önce Katun'un işte gözünü çıkardık. Yoksa onun da işte prison'da geri ittik diyor yani. Hani insanlar şey diyor işte yoksa onu abi yoksa onu öldürdük Zok kim? Yoksa onun dediğin çok bir kere yoksa onu çok güçlü. Corruption açısından bütün olduğu corrupt ediyor yani. Tabii canım. Hani ama ona rağmen hala zincirlerinden böyle ciddi anlamda kilitliydi. Anca evet. Darbe yendik.
Zot'u gerçekten mağlup edememiz gerekiyordu. Bu işte bir vision olarak. Öldürsek şaşardım zaten. Ya Warcraft'ta zaten bir tek Arta söylüyor gerçekten de herkes yani. Herkes ya ayakta olmasında. Herkes tekrar tekrar dönebiliyor yani zaten. Şey, Arta takları ne kadar üzgün olduğum belli edeyim bari şu an. Yani. Herkes geri dönüyor bir... Evet, bir de şunu ben ekleyeyim, şey var şimdi. Old God'lar özelinde zaten hani diğerlerinin çok yaptığı şeyleri görmedik ama son ayakta kalan Nzot ve Kataklizm expansion'ı Nzot sayesinde oldu. Evet. Sonradan Emerald Nightmare Nzot sayesinde oldu. Yani bunları yani kendisi hapis haldeyken yapıyor. Diğerleri hadi biraz kırmış, biraz yardım almış, böyle yüzeye çıkmış bir etkileri var ama Zot hiç o şekilde bir etkisi yokken bunları yapabiliyor. Ve şöyle bir şey var. Zot'un asıl olayı planlamak. Evet. Yani Yogg-Saron ve Katun atarlanıp saldırıp bizim tarafından mağlup edilirken Zot izliyor ve yapmamak için fark ediyor. Kesinlikle de bulaşmıyor hiçbir şekilde. Evet. Yani, yavaş yavaş yapıyor her şeyi. Amacı da olabilir. Evet hani her şeyi yavaş yavaş yapıyor ve hani 10 bin yıllık planı buysa alkış tutarım zaten. Evet. Bir kere bir de Nzot kendini şöyle bir şey, Nzot resmen kendini serbest bıraktırtırıyor yani. Evet. Bir şey yapmıyor ama öyle bir planlıyor ki biz sonunda bırakıyoruz onu serbest. Ya en baştan şeyi zaten işte aşağı bir tane Whisper. Tabii canım. Hatta şey Whisper var ya işte ilgi notun Whisper'ı işte Diamond King Made Our Pound diyor işte şey Elmas Kral bizim piyonumuz olacak falan oldu diyor. Yani aynı şekilde bütün orada işte Emerald Nightmare Raid'in de söylediği her şey tek tek çıktı yani. Evet. Demek ki peki o zaman bunları planlamış. Yılgınot'un 8-3'ten bir Whisper'ına fikrinizi soracağım. Sonra kapatalım. Şimdi Yılgınot'un şöyle bir Whisper'ı var. Before the last shadow falls the father of sleep shall savor his feast. Şimdi bu cümlenin çevirisi şöyle geldi. Hani son gölge düşmeden önce uykunun babası ziyafet çekecek. Burada insanların çoğu bunu Muezzala'ya bağladı. Muezzala Death God olarak geçiyor. Lord'daki Death God'lardan biri ve title'ı direkt father of sleep. Evet. Hani işte Nzot da burada Last Shadow Falls oldu yani. Son gölge düşmeden, Nzot düşmeden önce Muezzala bizim üzerimizden beslenecek diye. Bana ama şöyle geldi. Bu Last Shadow Fall lafı, yani Darkness Fall lafı İngilizce'de başka bir şekilde daha kullanılıyor. Üzerinize karanlık çökmesi olarak da kullanılıyor bu. Ha, olabilir. Yani üzerinize gölge çökmesi. Ben onun için şunu şöyle düşündüm. Nzot'un Father of Sleep olma ihtimali çok yüksek. Ilginot'un kastıyla. Çünkü Dreamer. Üzerimize son gölge düşmeden, yani Black Empire tekrar kurulmadan önce Nzot bu Vision'da bizden bir ziyafet çekecek olarak düşündüm ben bunu. İlginç. İşte Vision teorisi çok... doğruysa hakikaten evet. Nzot uyandığı anda hepimiz bir Vision'a girdiysek aynen dediğin gibi olabilir. Çünkü şöyle bir şey. Bizde hani insanlarda böyle abi Muazzala'nın tahtını Father of Sleep Muazzala'dır bu. Hayır, Zot da olabilir. Değil mi? Yani evet. Shadow Falls'ı ben doğru çevirdiğimi düşünüyorum burada. Mana olarak. Hani üzerimize o son gölge düşmeden, Black Empire gelmeden önce. Ya benim bu konuda teorim bu. Ölgün Otur Whisper ile alakalı. Diğer Whisper'larını konuşmaya bence çok gerek yok. Çünkü diğerleri şey. Çok belli. Hani şimdi Burnet Vision'a geçecek olursak ya da Utku şey yapsın ya ben çok... Hayır. şimdi Burning Legion... İlgi notun yeni Whisper'ları. Yok. Burning Legion'ın... Legion paketi bittikten sonra şöyle bir şey oldu benim komünitede. Bütün komünitede hatta. İşte Burning Legion artık yok. Bitti. Bir daha görmeyeceğiz. Niye? Abi işte... Stargaras hapsoldu. Tamam. Kirjedin Archimand öldü. Tamam. Ama Kirjedin Archimand'ın durumunu Blizzard bile bilmiyor. Aya değil mi? Şöyle bir şey var. Biliyor da söylemiyor. He.
Hayır, bence Archimonde konusunda kendileri bile emin değiller. Archimonde yok. Ya onu şey öldü, öldükten sonra nereye gitti onu bilmiyoruz. Evet. Hayır, ama çünkü şey diyor. BlizzCon'da dev koçaka soruyorlar bunu Archimonde evet, diye. Aynen. Adam ne diyeceğini şaşırıyor yani. İşte böyle böyle işte biliyorsunuz ki işte teşkilatları bütün herhalde olabiliyor. İşte mitik fazla canon mu onu bilmiyoruz falan diyor. Ne diyeceğini bilemiyor. Ya şey onu... diyor çünkü Draenor'un evrenindeki twisting nedir'a gitmiş olabilir falan diyor böyle. Evet. Yani Archimonde'i isterlerse geri getirirler ki Archimonde kızgındır tahminen bize. Kırcıyadın konusunda biraz daha istekli yüzden... gitti. Yok, ben şu yüzden Kılıcadın ölmemiş olma ihtimalini düşünüyorum. Hatta sana Argus'un Teoshik Nether'den çıktığını söyleme şeyinde şuydu. Hı-hı. Biz boss fight'ını Teoshik Nether'da yapıyoruz Kılıcadın'la. Ama tam fight'ın sonunda bizi Teoshik Nether'dan çıkarıp Argus'un önüne koyuyor. O geçişi dikkat ettin mi hiç? Oradan tam... geçiş yapıyor Teoshik Nether'da. Bizi çıkarıyor oradan Argus'un önünde. Mythic modunda Archimonde'u Teoshik Nether'da kesmiyor muyuz? Evet ama işte o evet. Canon mı değil mi ondan emin değiliz yani o yüzden. Canon canım yani bizzat kendisi hatta şey Alternate Guldan portalı açınca gerçek Archimonde geliyor. Yani o evet o gerçek Archimonde. Realitenin değil yani bizim Archimonde. Evet çünkü Twisted Nether bu şeylerden bağımsız zaman alternatiflerinden bağımsız olduğu için o gerçek Archimonde. Şimdi Archimonde öldü kabul ediyordu ama Kırcıya'da bence orada kendini tefsirlerden çıkartıyor. Ve dışında öldüğünü düşünüyorum ben Kırcıya'da. İşte dışında ölünce de Shadowlands'e gidiyorlar. Yok. Son Q&A'de... Hayır şeyde... yani Nether'ın dışında öldüyse... Şey eğer Kılcıya'dan... kendini öyle son anda hakikaten... zaten bir böyle şey de yaptı Velen'e... Evet, pişmanlığını. Pişmanlık modu da yaptı ve onunla beraber artık ben bu davanın adamı değilim deyip kendini dışarı çıkardıysa o zaman bütün ölen her varlıkların gittiği gibi Shadowlands'e gidiyor. Ama şu an Lord'a şöyle bir sıkıntısı oldu. Kılıcıya'dan Twisted Nether'ın içinde ölseydi geri gelemeyecekti. Ha tabii işte. Ona da geleceğim bu arada. Twisted Nether'ın dışında ölmesi, Twisted Nether'a gidip reform olabilmesi demek. Yani Demon'ların Shadowlands'a gitmesine gerek yok. Old God'lar nasıl Void'a gidiyorsa, Demon'lar da Nether'a gidiyor hala. O yüzden ben ya, Nether'da ben hala reform olduğunu düşünüyorum. Var. Hayır zaten sadece Kılcıya'dan yoksa diğerleri aynen şeye gidiyorlar. Hepsi tekrar Argus'a dönüyorlar. Eskiden Argus'un Titan'ı varken geri dönüyorlardı. Artık dönemiyorlar. Evet. Zaten o sayede yendik Legion'ı. Evet. Yani ve şöyle geri gelemedikleri şey için artık eski o sonsuz Legion olmadılar. Bitti. Yendiğimiz evet. Ölü kaldı. Evet ama işte ben burada şunu söyleyeceğim. Mal'Ganis'i hiç görmedik Legion Expansion'dan önce. Banlıları gördük. Tikandrus'u gördük. Varimatas'ı gördük. Ama onun dışında Dreadlord'ları görmedik. Manorot Twisted Nether'a gitti. Reform olacak. Bu ara 15'e yakın Dreadlord olduğunu falan söyleyeyim de bilinen. Evet yani hepsini evet, düşünüyor evet. Zaten. Tamam. Yani Burning Legion'ın Sargeras'sız olsa bile bu adamların bir tekrar toplamasıyla gelebilir çünkü Argus'ta ölen demonlar tamam. Ama Chronicus'ta hatta eski Lord'a da bu yazıyordu zaten. Chronicus'ta ona bağlandığı için söylüyorum. Chronicus'ta Sargeras'ın Burning Demon'ların ölmediğini fark etmesinin sebebi Argus'tan önce oluyor yani. Tabii aynen. Demon'lar zaten Teoshik Nether'da dirilebiliyor. Evet. Onun için ben Burning Legion'in bitmediğini savunacağım. Çünkü bütün Demon'lar ölmedi. Yok şimdi şey Burning Legion olarak değil de Demon'ların mesela. Demon'lar evet. Yani artık evet. Burning Legion yok. Burning Legion Sargeras'ın oluşturduğu bir evet. Hareket diyeyim artık öyle bir şeydi. Evet. Yani Burning Legion tayfası var ama başında artık Sargeras yok ve öyle bir oluşum yok. Artık ama... tekrar başı boş kalmış ya Sargeras'ın ilk mücadele ettiği Demon topluluğu var. Evet ve ama şöyle. Bu kumandanlar hala yaşıyor. Tabii aynen. Onun için tekrar toplayıp daha küçük ölçekte bir
böyle bir Legion kurulabilir. Yani Burning Legion çıkmayacak mı oradan? Öyle bir şey yok. Yani Burning Legion Demon mantığı çıkmayacak. Evet. Bir gün tekrar karşımda çıkabilirler. Düşman mı çıkarlar, dost mu çıkarlar bilemem. Benim sadece dost çıkmıyor. İşte... Yani manyak mısın, niye dost olmak istiyorsun dersen ben sadece haklı buluyorum. Yani bununla ilgili ben hemen bir araya teori sokuşturayım. Yarı destekli tamam. Teori. Burning Crusade zamanında, Burning Crusade biterken sonraki expansion'da Horde'a Eredar gelecek dendi. Hızla süpürüldü ve çok fazla üstünde hiç konuşulmadı. Horde Eredar gelmesinin şeyi o zaman şeye bağlamışlar işte. Burning Legion'da bir kısım işte pişman oluyor ve şey yapıyor işte isyancı bir faction oluşturuyorlar. Evet. Bunlar Burning Legion'a karşı savaşmak için işte Horde'a katılıyor. İşte şeye ama Drenai'ları da hala sevmiyorlar. O yüzden Horde'a katılıyorlar gibi böyle şey hikaye döndü ama çok hemen geçiştirildi. Yok sana gülüyorum bu ara şeyi söyleyeyim. Eda habire alttan yazıyor çok sustun çok sustun diye. Benim amacım buydu arkadaşlar zaten. Ortalığı kızıştırıp aynen, biz yayından önce de bunu söyledim. Hatta bana şey diyorlardı. Öyle şey mi olur yapamazsın bize falan diyorlardı. Yok ben gayet böyle. Biz şu an bayağı şey yapıyoruz yani. Nifak tohumlarını atıp böyle bir Legion hastası bir Void hastası iki insanı nasıl söyleyeyim birbirine düşürüp işi DET'e bağlayacağız arkadaşlar. Bu arada ben yayınla ilgili ayarlar kontroller yapıyorum bilginiz olsun. Şeyi söyleyeyim ben açık bir şey dedi. Ben Burning Legion Ultra'da da açık bir şey diyorum. Bak. Niye? Warcraft 3'te ben bunları gördüm. Sargeras'ı yani. Duydum, Archimand'ı duydum. İlk göz ağrısı diyorsun ya. Cidden ilk göz ağrım benim Burning Legion. Ve şu an bütün komünitenin tepkisini çekecek ama aynadır söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Benim için Warcraft'ın temelinde Alliance ile Horde yok. Burning Legion. Yani. İlk şimdi esas, düşman olarak. Bu arada şey hayır, demiş. Hayır, düşman olarak değil. İlk esas düşman olarak. Yok, hayır esas düşman olarak da değil. Nasıl? Direkt canım ciğerim olarak mı diyorsun? Hayır hayır. Şimdi ne diyoruz? İşte Warcraft 1'in kapağında bir tane Human, kızgın bir Human da kızgın doğup diğerine bakıyor. Hı-hı. Onun için oyunun temeli Alliance'lı Horde. Ama Alliance'lı işte. Horde'un var olmasının sebebi ne? Burning Legion. Evet. Burning Legion. Gul'dan ve Medivh diyelim aslında ama... Hani... Kırcaydın'ın Drenai'ları, evet hani Kırcaydın'ın Drenai'ları yok etmek için kurduğu Orkish Horde, onlara karşı kurulan Alliance. Eradan fazla Emerald bir göreceğizken. Hani Emerald Nightmare'e bakıyorsunuz, Zeus'u satire çeviren kişi Sargeras. Aynen. Hatta şeyi de Korapta'dan, Asshara'yı da en başta Korap, evet, Sargeras. Illidan'ı Korapta'dan Sargeras. Evet. Yani. Sylvanas'ın şu an Sylvanas olmasının sebebi Sargeras. Artas olmasının sebebi. Artas'ın içkisinde olmasının sebebi Sargeras. Aynen. Yani oyunda biraz uğraşsız her yerde Burning Legion çıkıyor zaten. Var var gerçekten. Ben onun için temelini dedim de bunu Pyromancer da söylüyor. Kimsenin sevmediği. Kimsenin sevmediği. Adam diyor yani oğlum hani oyunda nereye baksan Burning Legion çıkıyor diyor yani hani. Bu adamları böyle Lord'dan çıkartamasın diye. Onun için ben temelinde Burning Legion olduğunu söylüyorum ki açık konuşayım. Sıkıldım Elias'la Horde'dan. Ya sıkıldım cidden yani her anasını satayım. O mevzu bitti bak. Battle for Azeroth'ta Alliance vs. Horde mevzusu bitti. Hatta ben sana diyeyim. Ya çok büyük ihtimal No Faction'a gidiyorduk. Son anda bir yan çizdiler. Çünkü işte evet. Black Empire'a geçecek olsa bence No Faction'a girerdik ama araya Shadowlands'ı sokunca işte evet. Bu engine'i de yenileyelim falan diye olaya girdilerse bence o yüzden geri adım attılar. Çünkü evet. Nereye baksan oyun içindeki o kırıntılardan bir tanesi de No Faction. Evet ya ben cidden Alliance Lord'dan sıkıldım hani çünkü... Ya arada bak, ona sokmaları Alliance... gerekmiyor mu yani sonuç olarak bu bir satış stratejisi. Yani hayır, tabii. Bu başka şeyler olur. Mesela şöyle düşün. İşte biz şeyde tartışmıştık onu. Reddit'te galiba bir muhabbet döndü. İşte bu war mode işte iyi değil böyle falan diye. Bir de şey olursa işte tech faction olursa nasıl war mode yapacağız diye. Orada dedim ben. Mesela şöyle olabilir. Horde'un da Alliance'ın da böyle extremist factionları olur. Onların yanına gittiğinde war mode'a geçersin ve mesela sadece şeye değil, sadece Alliance'a değil,
Mesela Alliance'la Horde yengenerken ikisine birden saldırabilirsin. Ve bunun altyapısı var şeyden var, beri. Var. Timeless Isle'dan beri kullanabildiğimiz item'lar var ya, herkese saldırabiliyoruz. Onu işte War Mode'a eklediğini düşün. Böylece Horde Alliance karşı karşıya değil. Evet. Böyle savaşçı, evet, ayrılıkçı tipler böyle o sanki PvP modundaymış gibi yapılabilir gayet. Ki yani, olabilitesi var biliyor musun? Belki... Tabii tabii. Her şeyi destekliyor bunu. Zaten öyle itemler falan da var. Güzel. O daha mantıklı olur mu acaba? Yani. Olabilir. Bence eğer ki 10.0'da işte Black Empire gelirse zaten şey olacak işte, savaşı kaybetmiş olacağız. Ve böyle dünyayı kaybetmiş olacağız. Hepimiz o Argus'taki bozulmuş Draenei'ler gibi, Broken'lar gibi işte böyle gerilla savaşı vereceğiz şeylere karşı. İşte Olga güçlerine karşı. Ve bence bu sırada bize işte Dragon aspektler tekrar oluşup tekrar eski güçlerine gelip yardım edecekler. Titanlar da ancak o zaman geri gelecek. O kızıl yıldız yukarıdaki ama o zaman açılacak. Anladım. Ama şeyden emin değiliz değil mi? Acaba Titanlar mı kötü yoksa Old Godlar mı kötü? Hangisi doğruyu söylüyor, hangisi yanlış? Ya kötü diye bir şey kötü hakikaten. De, Warcraft evreninde o kadar güzel ayarlıyor. Yani acaba Nuzot iyi mi diyorsun mesela? Yani aynı şekilde Sylvanas'a da mesela işte nasıl, iyi mi kötü mü diye bakıyorsun. Aynı şey onun her şey. Heh. Tamam. Ses ver. Ne oldu? Sesin mi gitti? Tamam. Yok, yok. Ya, bir yazdı benim, orada gördüm de bir Discord'a müdahale edemedim. Sizi duyamıyorum ha falan dedi ama onun Murat'ın kendi bilgisayarı geldi. Ha, bazen WoW kilitlenince bütün bilgisayarı kilitleyip sonra ses alamıyorum. Kapat WoW'u da sonra mi? Biz de diyoruz ki bunun sesi niye kasıyor? Değil mi? Arkada Battleground yapıyor bunları konuşuyor. Bak ya. O yüzden. Neyse. Ben full odak konuşuyorum. Görkem ne aradı vallahi şu an merak ettim o bir dakikalık sürede. Yok yok, yani aynı dediğime de tekrar ettim işte şey, o war mode olayında işte no faction yaparsak bu gene olabilir yani. Evet. Onun bir oluru var. Onun da altyapısı oyunda var. Onun, evet. Yani işte nasıl her faction'a saldırmamızı sağlayan item'lar var oyunda. Aynı şekilde war mode'a eklenebilir diyorum. Hani o yüzden benim diyeceğim bu oyun böyle bir cısız olmaz. Yani şöyle söyleyeyim, herkesin o ölmesine o kadar üzüldüğü Lich King, Burning Legion'ın kukasından ibaret. Evet. Yani. O kadar hakikaten, ya şey çok ilginç gerçekten, Arthas'ın bu kadar popüler bir karakter olması ama altyapısını kimsenin böyle çok şey yapmaması, nasıl diyeyim yani, Legion'ın kuklası olmasını çok umursamaması ilginç bir nokta. Gene de seviyoruz. Yani, ya tabii yani, kötü bir karakter değil ama hani çok güçlü işte o Lich King falan diye herkes şey yapıyor. Ama o kadar da değil veren, yani. Bu gücü veren Legion zaten. Evet. Tek sebebi de Azeroth'un istediği için kolaylaştırmak. Bir soru geldi. Konu dışı ama Illidan'ın Sargeras'ın avatarı olarak gelebilme ihtimali var mıdır? Var aynen var. Tekrar konuşalım mı? Ben anlatmıştım, bir daha anlatayım. Şimdi zaten Illidan kitabında bunun altyapısını veriyorlar. Illidan en baştan zaten Sargeras'ı bir şekilde yenmek için ne yapması gerektiğini araştırıyor. En sonunda işte Sargeras'ı ve Burning Legion'ı tamamen bitirebilmenin yolunu araştırıyor ve sonunda vardığı nokta bu. En sonunda oyunun sonunda da zaten yani Legion'ın sonunda da işte şey diyor, Velen sen gelmiyor musun diyor işte Illidan'a. Hayır diyor işte, yani ben orada kalıyorum diyor ve oyun sonuyla ilgili ilk böyle datamine edilen tekste direkt bunu açık açık gösteriyorlardı. Sonra nedense kaldırdılar. Orada işte aslında zaten en baştan beri Guldan işte Illidan'ın ölü vücudunu kullanıp işte Sargeras'ın avatarı olmadığı için oraya transfer etmeye çalışıyordu. Aynen. Knight Old'un sonu buydu ve biz bunu engelledik. Orada Illidan canlandı bizim sayemizde. Aha. Tekrar işte katıldı olaya ve Illidan canlıyken bu sefer olay tersine döndü ve şeyi Sargeras'ın ağzından konuşmaya başladı. Aynen. Boşta kalan ruhunu da hapsetmek için Titanlarla beraber kaldı. Titanlar çünkü çekti Sargeras'ın ruhunun yanına. Hepsi işte Pantheon'u kapattılar hatta işte burada kalsın diye. Ve Illidan orada kaldı.
İşte solunda da yüzleşti. Solunda da oldu yani. İşte... Ya zaten onlar tahminen dönecek ki o kilinin dönmesi lazım ki bence onların döneceği expansion böyle gelmiş gelişiyor diye en hype'ı taka dönecek. Şey bununla ilgili şey BlizzCon'da soru geldi. Şey dediler işte ne olacak o bunu. Ve şey dediler o gökyüzündeki kızıl yıldız işte o kastederek ona dikkat edin oyunda duran hiçbir şey orada boşuna duruyor. Bir şekilde ona geri dönüyoruz ya da bir kullanıyoruz onu bir şekilde. Her şey bir zamanı geldiğinde açılacağında gelecek gibi bir cevap verdiler. Ve diyorlar ki aslında o kırmızıya da dikkat edin. O ortadan kalkarsa endişelenmeniz lazım. Çünkü aynen. O kırmızı yıldız şey, Seed of the Pantheon aslında. Evet, Pantheon'un eğer, olduğu yeri gösteriyor. Hani sinematiği dikkatli izlerseniz o. Sargeras'ı hani hapsettikten sonra bir geçiş var. Verenlerin olduğu yere doğru. Hı hı. O Pantheon, o yıldıza dönüşüyor. Yani o gördüğümüz kırmızı yıldız Seed of the Pantheon, Sargeras değil orada yani. Evet. Bir de bakıyor. Hatta tahminen Illidan'la beraber patlamış mısır yapmışlar. İzliyorlar yani. Yan yana izliyorlar böyle film izler gibi. Valla çok bence öyle bir şey yapıyorlar. Ben çünkü Sargeras'ın hani Görkem bahsetti ya. Avatar olabilir diye. Onlar zaten çok benzeşiyorlar kişilik olarak. Evet. Hani onların böyle aynı bedende bakın onu şey gibi düşün. Avatar gidiyor yani. Ha, evet evet. Avatar gibi değil de aynen Lich King'in ilk hali gibi. Lich King ilk başta sadece Ner'zhul var zırhın içinde. Ama Ner'zhul'un vücudu yok. Ve Arthas'ı o yüzden çağırıyor. En son Arthas geldiğinde birleşiyorlar ve en son Lich King öyle oluşuyor. Anca o zaman Burning Legion iradesinden çıkabiliyorlar. Evet. Şey işte bu durumu aynen Illidan Sargeras'la birleşip bir böyle o tarz bir birleşme yapmış olabilir. Bir de şey çok ilginç bak Legion'ın son raid'inin adı Burning Throne. Evet. Frozen Throne, Burning Throne. Evet. Yani. Evet. Yani. Evet. Yani bunu ben orada görmeyi çok istiyordum. Hatta bekliyordum yani. Kesin böyle bir şey olacak. Illidan oturacak oraya. Aynen işte Arthas'ın Ner'zhul'la birleştiği gibi öyle bir şey olacak diye bekliyordum ama olmadı. Çünkü şey de oldu ya olmadı ya. İşte şeyde Warcraft 3'ün Frozen Throne'un pardon başında dediği lafı diyerek Argus'a şey portalı açtı. İlidin işte sometimes must be frozen aynen o diyerek açtı. Dedim bunu burada diyorsa sonunda kesin böyle bir Arthas'ın birleşmesi gibi bir şey olacak. Çünkü raid'in adı açıklandı. Aa dedim tamam evet. Burning Throne. Ha tamam Burning Throne Burning Throne. Evet ama o işte onu son anda kestiler nedense. Bence bunun hazır sinematiği, projesi her şeyi hazır ve işte ama artık öyle şey 0'da mı ya? Gelecek? Hani çok bol var olabilirdi öyle bir şeydi de. İlk konuşuyorum sen. Ne sinematikte onlar böyle. Evet. Yani o sinematik aynısı olabilir diye. Şimdi o zaman Burning Legion'ın hikayeden çıkmama ihtimalini konuştuysa Shadowlands'teki hani sen dedin ya yan atıyorlar diye. Ya Shadowlands'te attıkları böyle artık kör göze parmak değil mi? Ama işte ara kısmını bilmiyor. Şimdi 8-3'te onun olmayacağını gördük. 8-3-5 var bir de 9-0 var. Bunlar da ne olacak? Bence... Yok, hayır, şey demek istiyorum. Örnek Legion'da Shadowlands'ın bağlantıları. İşte, tamam. Yok yok kesin bir bağlantı olacak zaten. Evet. Ben hatta şey bekliyorum yani Dragon aspektler de olaya dahil olmaya başladı. Evet. Mesela Heart of Azeroth'un şey questlerini yaptıkça işte Dragon aspektleri olaya ekledik. Ve hepsinin bir şeyle bağlantısı var. Evet. Bunun İlk sonunda tamam. Ne olacak? İlla ki demonların olaya bir yerde dahil olması lazım. Yani. Evet. Ve bence işte 8-3-5 ve 9-0'da bu olay karışacak. Peki o zaman ben hep şeyi merak, şeyi nasıl bağlayacaklarını merak ediyorum. Şimdi düşünüyorsun. O kılıcı biz unuttuk. Farkındaysanız o. Yani gücünü çektik kaldı orada diye. Ama bıraktım. Hayır. O hala Azeroth'u zehirliyor bence bir şekilde ki Azeroth hala ölüyor yani fark ettiyseniz ne yaparsak yapalım Azeroth iyileşmiyor. Yani şu tarihe kadar hala Magni şey hani bunu yaptık ama işte şu oldu bunu yaptık ama iyileşemiyor Azeroth. o kılıcın 8-3-5'li bir şekilde bir şey yapılması lazım ona ki. Bence o tek başına kılıçla alakalı değil yani
Hani kılıç, hatta bence bana şöyle geliyor. Kılıç kutunu serbest bırak. Onu daha görmedik. Yani bence işte kutun bence da şu anda serbest. Bence kutunu böyle ortadan ikiye yarmış olabilir. Yok yok. Direkt onun prison'ını evet. Yani bozmak için özellikle yaptı. Bana öyle geliyor. Peki yani... Sargeras o zaman niye bir old katın prison'ı kendi isteğiyle kılsın? Hayır işte bunu yani ortaya çıkarıp öldürmek için ya da böyle o tehlikeyi herkese göstermek için bunu yaptı. Prison, ama son anda geri çekilerek işte bence şimdi o tarz bir şey olacak. Hani prison'ından şimdi... çıkarırsan ancak öldürebilir. Tabii tabii aynen. Aynen zaten işte esas olay o. Bunları şey keşfetmiş ve işte gezegeni yok etmeden orayı nasıl temizleyeceğini işte göstermeye çalışıyordu. Benim amacım bu aslında falan derken evet, evet. Zaten bir no diye gitti ve bence şeye girdiğinde hani... işte o kızıl yıldızın içini gördüğümüzde olay bence... oradaki o tartışmadan başlayacak direkt. Evet, ne yaptınız bence her şey. Bence onları anlatıyor evet yani. Tabii, tabii, her şeyi berbat ettiniz falan diye. O öyle başlayacak yani. Konu hani oralara gidecek yani. Bence kesin. Yani, çünkü Sargeras orada what have you ruined everything diyecek yani. Direkt yani aynen bunu diyecek hatta bence. Hepimizin ezberlediği Burning Crusade'den şeyi, replik. Ha, Dungeon repliği değil mi? Tabii tabii. Biz bu rüyadayken teoriye göre Azeroth doğduysa yozlaşmış olarak mı doğar? Hayır hayır. Benim Dark Titan diyorum ben. İşte Dark Titan olarak bence doğmayacak. Son anda onu engellemek için geleceğiz işte. Hayır ama ben onu Dark Titan olmasının sebebi şey için söylemiştim. Yine Old God'lara gireceğiz de. Titanlar Old God'ları bulduğunda kim bilir kaç çağ geçmişti. Tabii zaten yani evet. Binlerce yıl geçiyor. Ve Azeroth iki defa Emerald Nightmare'e yenikmişti. Ki bir gezegenin kabus kalması hiç hoş bir şey değil. Bence Azeroth çoktan korap oldu. Oldu. Ya, bence oldu olabilir. Ya çoktan oldu. Çünkü Magdi ile... Heart of, bu Heart Quest'lerinde vesaire de Void Yaratıkları her yerde ya. Bütün o Titan fasilitelerinde Void Yaratıkları var. Ben Azeroth'un daha kalitli olduğunu düşünüyorum çok da. O olabilir. Yani bir ihtimal o. Çünkü şöyle de bir durum var. İlk kez Black Empire gelmiyor. Ya da ilk kez bir Old God tam güçle hükmetmiyor. Daha önce zaten 4 tane Old God evet. Bütün yüzeyi ele geçirmişler ve süresini bilmediğimiz bir böyle evet. Çağlar boyunca gezegene hükmetmişler. Evet, böyle korap akıtmışlar böyle sürekli. Tabii o haldeyken gezegen keşfediliyor da işte Titanlar iş aracı söküyor işte ondan sonra onları hapsediyorlar. Anca ondan sonra bir sürü de savaş dönüyor yüzeyde. O savaşların olması için işte Titan Forge diye bir ırk evet, yaratıyorlar. Evet. Anca o savaşların sonunda yüzeyi temizleyebiliyorlar. Ve hiçbir şekilde de öldüremiyorlar kalan 3 evet. Old God'ı. Artı bir de Zalatat var zaten. Evet. Zalatat'ı da serbest bıraktık. Tekrar şu anda 4 tane Old God var. Ve hepsi evet. Void'e bağlantılı. Evet. İşte, yani o yüzden şu anda mesela bizim yüzeyde bir şey oluyor mu? Dark mı? İşte döndü mü? Bu zaten belki tren çoktan kaçtı. Yani işte. Bence de çoktan kaçtı Dark Titan'ın hakkında. Çoktan koraptı olduğu için. Evet. Peki o zaman Emerald Nightmare dedik. Valor'ın bundan 1,5 yıl önce başlattığı çok güzel bir teori vardı. Nuzot'un Burning Legion'ı manipüle etmesiyle alakalı. Bu mantığa da şuradan geldi. Valos of Trenor'un son raidinde Arkham adlı Hero 2'nden bir item düşüyordu. Corrupt Remnant. Emerald evet. Nightmare item'ı. O bayağı Emerald Nightmare Rift of Allen'dan gelen bir eşya. Ondan da şey alıyorduk işte o mantığa olduğunu. Hatta Mansur'un gördüğü şey diyordu. Oha Rift of Allen'dan nasıl Arkiman'ın üzerinde olur? Evet. Bu diyordu ve oradan işte Valsharath diyordu. Oradan Lijin'e bağlıyordu. Yani. Satir yani. Satir Erika'nı yaratan da Burning Legion. Rift of Allen'ın da Rift of Allen'ın da Baylor söylediğine göre Twisted Nether ve Shadowlands'a doğru akıyor. Rift of Allen. Zaten yani şeyi o. Kişer bir yer yani. Zaten esas amacı o şeyi kurmasının böyle Burning Legion'ın oraya böyle sızmasının amacı o. Evet, evet ve böylece Shadowlands'a da geçebilir bu. Evet. Yani oraya kapı açıp işte Burning Legion güçlerini bir şekilde işte Azeroth'a yığmak
İşte evet. Yeni bir şey açmak. Rift of Fallen yoluyla. Çünkü Zebius Vision'a yardım geldi. Ediyordu. Zebius Zalatat şey diyordu hatta Emrah Nightmare'li Zebius'a. İki efendiye birden hizmet ediyor. Hangisine hizmet ettiğine karar vermesi lazım. Bir gün bir şey evet. Söyledim. Aynen. Şimdi bir şey var. Şükrü ısrarla sormuş. Çok araya giriyorum ama. Sargeras koltuğa çekilince arkada Void'in karanlığında hapsolmuş gezegenleri fark ettiniz mi? Bence Void paketini bekletiyorlar. Çünkü Legion kadar iyi bir paket olacak Farklı. Hikaye açısından ara paketler geliyor bana göre. Yani. Doğru bir diyor. Build up yaptıkları kesin zaten büyük bir şey için. Aynen kasten yapıyorlar. En son şeyde zaten o gemide raid bittikten sonra camdan dışarı baktığımızda bakarsanız... hani 4 tane Void gezegen var. Nele geçirdiği gezegen. Ama işte hangisinde Titan var? İşte çünkü şöyle bir şey var. Azeroth'un son Titan olduğuna artık inanmamız gerekmiyor. Titanlar lazım çünkü o yüzden. Sargeras'tan ne zaman quest alacağız güzel mi? Belki başka bir Titan daha var. 10-0 geldiğinde bence Kızıl Yıldız açıldığında direkt Sargeras'tan. Ya hatta... peki neden Pantheon'dan görüyoruz ki abi o zaman o gezegenleri? Nasıl yani? Pantheon'dan görmüyoruz. Gemiden görüyoruz. Argus'un dışında görüyoruz. Twisting Nether'ın ortası gibi düşün. Peki bir şey sorayım. DT konuşuyoruz ya şimdi. Argus'un şimdi Pyromancer Argus'u çok abarttı tamam. Ama Argus'un cidden boş bir titan olma ihtimali yok. Şu yüzden. Adamın önce hepimizi öldürüyor ve hiç zorlanmıyor bu arada yani. Topluyor. Evet. One shot. Eonar orada hile yapıyor. Evet. Yani orada aslında dengeyi, döngüyü kırıyor bu arada yani. Hı-hı. Aynı Arthas'ta olduğu gibi. Dirilmeden önce kestlediği skill'in adı The End of All Things. Evet. Kestin Dungeon Journal'daki açıklaması Argus yaratılışı bitirip her şeyi öldürür. Hı-hı. Evet. Şimdi... Bunun range'i ne kadar? 100 yard bulamaz yani böyle. birkaç milyon yardtır sadece. Yani. İnsanlar Pyromancer'a çok yüklendi ama Argus cidden boş bir titan değil. Ve Akolon da bunu söyledi aslında. Şey dedi. Argus'u gösterdiler, harcadılar. Ya da saklıyorlar. Illidan'ı kötü kullandılar. Daha sonra Legend of Redemption'ı yaptılar. Bu yüzden mi Zot demişti hatta teorinin başında. Ya zaten şey düşünürsen bizim titanların da ilk başta mesela evet. Zera'nın hikayesi açıklandığında dedi ki bütün titanları Sargeras öldürdü diyor. Tamam, aa dedik bitti şey. Sizin tanrılarınız öldü falan diye şey yaptı. Hepimizi bir down etti. Ha, meğersem öyle bir şey yokmuş işte. Şey kurtarmış onları Ra'den. Ruhlarını evet. Kurtarıp işte şeydeki Ulduar'daki Titan Watcher'ların içine saklamış. Onu yok onu saklayamamış. Öğrendim. Onu saklayamamış. Antoros'ta İmanor'un açıklamasında şey yazıyor. İmanor onları kapmış. Şey vardı ya İmanor'da Soul Hunter vardı. Ha evet. Onlara ruhlarını baya evrenden kapıp getirmiş Antoros'a. Argus daha bebekti. Yetişkin değildi. Bunu hesaba katın. Tabii ki. Zaten Void tarafından ele geçirilmiş bir Titan var mı? Ne Titan? Void tarafından ele geçirilmiş bir Titan var yok, mı? Yok. Bildiğimiz yok. Öyle bir şey olursa ne olacak? Öyle bir şey olursa ne olacak biliyor musun? Void tarafından kan korrupt olursa. Endgame. Delete. Hiçbir, yani öyle bir şey olmaması lazım. Yani herkes oyundan çıkar. Hiçbir şey yapamayız çünkü. Void tarafından oluşturulmuş bir yani Void Titan demek Void Creation yapabiliyor. Şimdi bizim evrenimizdeki yaratılışın maddesi işte Light ve işte bizim gördüğümüz şey Arcane yani. Arcane her şey onun üstüne kurulu. Void bunun tam tersi. Yani madde anti madde gibi düşün. İkisi yan yana gelince patlıyor ve evet. Void yaratıklar o yüzden bizim evrenimize tam güçle gelemiyorlar. Evet. Yani Argus'taki Unmaker ona mı atıftı? O başka hayır. O Death olduğu için. Death evet. Olduğu için aynen. Titan of Death olduğu için o. Evet. O Void konusunda da şöyle ilginç bir şey var ama. Şu an konuşsana da bir şey duyuyor muyum diye. Buradayım. Heh. Ses. Şimdi diyor ki Chronicles'ta Void Lord'lar tamam kendi Void'de çok güçlüler ama çıktıkları zaman zayıflıyorlar diyor. Bu şey bayağı
kendi mahallesinde güçlü olup çıktığı zaman dayak yiyen tipler gibi. Şimdi boyut notlardan niye korkuyorsun bunu? Şu yüzden söylüyorum. Bu elemanlar zaten bizim tarafımıza gelemeyecekse bir titanı korrupt etmeleri de engellemek yeterli. Hah işte ama bunu Void Lord'lardan niye korkuyorsun? O kadar, bak işte zaten Void Lord'lardan değil yapabileceklerinden korkuyoruz. Yapabileceklerinden evet. Aynen yani Void Realm'de kendi gücünde olan mesela Titan'a denk yaratıklar düşünün. Belki daha güçlü. Titanlar evet. Çünkü çok genç yaratıklar Void yaratıklarına göre. Void evrende çok daha önceden var. Evet. Void the Light var. Hatta tahminen onlardan doğdu her şey. Aynen işte Light ve Arcane böyle bizim evrenimizdeki madde çok sonra oluşuyor. Evet. Işık yani bizim görebildiğimiz şey madde sonradan oluşuyor. Ve gerçekten mesela fizik biraz astrofizik falan ve hobi olarak ilgileniyorsanız evrendeki madde de aynen böyle. Bizim görebildiğimiz madde evrenin %3'ü. Yani evet. Gerisi yani ama... dark matter, dark enerji, karışık şeyler. Biraz ona göndermek evet. Bir boyut ama Warcraft evrenindeki Void bizim evrene etki edebiliyor. Bizim evet. Görebildiğimiz etkileri var. Old God'lar gibi ya da işte bizim evrenimize gelip terör estiren böyle Void Lord'lar gibi. Aynen işte. Mesela şey işte Ethereal'ların dünyasını sadece şey kendisi Void'e geri dönebilmek için bir koca gezegenin enerjisini emip geri dönüyor böyle. Evet, şey, evet. Böyle... O zaten Ethereal'ların öyle hı-hı. Enerjiden oluşmasının sebebi vücutlarını kaybediyor. Aynen, aynen kendini işte. Kendini sarıyorlar şeye. Locus Walker da onların içinde en ilginç Ethereal. Aynen. Onlar da aynen işte Void'le ilgili artık onların da nasıl bir böyle gücü kullanma yeteneği oluşuyor ondan sonra görüyoruz ama aralarında bir bağlantı kuruluyor o olaydan sonra. Evet. Bu ara John Mark ya da soru soran arkadaşlara genel olarak söyleyeyim. Arkadaşlar chat'i görüyor. Şey yapmayın. Ben sadece sesli evet, olarak dile getirmeye çalışırım. Sadece sözlerini kesmek istemiyorum. Tamam, arkadaşlara tamam. Sorar mısın? Chronicles kitabında Anduin yaşlı hali ile Velen'in yanında fotoğrafları var. Void Savaşı'nda Anduin'in rolü çok büyükmüş. Bu aynen. Şu anda evet, o ve bunun gerçek olması bence gerekmiyor. Ama onun kanon olduğunu bir yerde açıkladılar galiba. Önceki seneki şeyde Q&A'de onunla ilgili bir şeyler soruldu. Şu anda bildiğimiz lore'un en son noktası evet. Void War. Yani benim en çok orada da şey yani. İşte şu yüzden ama, bana çok klişe geliyor. Ama şey değil. Yani o bilinen olarak hani bunun devamı var ya da yok ya da arada başka neler olacak bilmiyoruz. Ama sonuçta orada verilen olay kanon olarak onaylandı. Tabii. Gerçekten Anduin yaşlanacak ve o son savaşta High King mi öyle bir evet. Bayağı üst bir sıfatı var. Evet. High King olacak. Velen'le denk bir işte güçte bu savaşın başında o olacak. Ama Light'ın tarafında. Şöyle bir şey var. O zaman en sonda Light'ın tarafına mı geçmek zorunda kalacağız? İşte onu bilmiyoruz. Belki şöyle bir şey de olabilir. Light Corruption'a boyun eğmiş ve kötü tarafa geçmiş de olabilirler. Onu bilmiyoruz şu anda. Ya çünkü da... şey, bunu mesela o çizgi romandan sonra şeyi gördük işte. Light'ın çok da iyi olmadığını da gördük. Evet. Yani hatta yüzden... Pyromancer'ın şöyle diye şöyle bir şey var. Light'ı bu kadar seviyorsunuz da. Light'ın tükendiğinde dönüştüğü şey Void. Evet. Light bütün evrene yayılırsa o eninde sonunda Void'e dönüşecek. Yani. Aynen. Onunla ilgili de şöyle bir şey vardı. Onu anlatayım. Şeylerin, Nauru'ların ilk evet. Böyle şey Burning Crusade'de gelmesiyle böyle bunun üzerine bayağı bir soru döndü. Afrazyabi'nin galiba ya da gene o eski yazarlardan birinin şeyi var. Bakın işte bunu göreceksiniz sonradan falan diye bir şey yapıyor. Yem atıyor ortaya. Ondan sonra zaten son raid geldi. İşte Sunwell Raid'inde nasıl bir Nauru'nun Void God'a dönüştüğünü İlk elden bunu gördük. Ve buna şey dedi. Öldüğü için dönüşmüyor dedi. Aslında o işte umudunu kaybediyor. İçindeki light enerjisini işte tamamen harcadığı için ona dönüşüyor dedi. Ve bununla ilgili şey dediler sonra. Acaba Nauru'lar işte Void God'ların bizim evrenimize geçmek için kullandığı bir yol mu? Araç mı?
Önce Light'la yüklenip Nauru'ya dönüşüp bizim evrenimize geçip ondan sonra bunu bir an önce harcayayım, bitireyim ve gerçek formuma dönüşeyim evet, ama tabii diye mi böyle bizim evrenimizde çok güçsüz oldukları süper bizim evrenimizde evet. Bayağı yok, zaten, yok direkt destekli kanon şeyde Q&A'de falan eski BlizzConlardan birinde verdikleri bir cevap bu. Ölmüyorlar. Bakın dikkat edin. Light'ı harcıyorlar dönüşmek için gibi bir şey dedi böyle direkt. O zaman hani bizim evrenimizde güçsüzleşmeleri de görmüş oluyorsun ki öldürüyoruz. Tabii tabii. Yani. Aynen aynen. O Void Guard'ları burada şey görmemizin ama sebebi olarak hatta bu arada o ikisi farklı aslında. Void Guard'la Void değil. Lord değil. Evet evet değil. Void Lord hiç görmedik biz. Gerçek evet. Bir Void Lord bizim evrenimizde yok. Nasıl geçiş yaparlar? Şey var ama. Yani geçemiyor. Geçtiklerinde çok zayıflıyorlarmış işte. Onun için zaten Titan korapt etmeye çalışıyorlar. Titan korapt şey ederlerse gerçek Void Lord görebileceğiz. Öldüklerinde değil şu Fate of Triumvirate Dungeon'ın son mutu vardı ya. Lura. Nauru. O tamamen Despair'dan yani umutsuzluktan dönüşüyor mesela bu oyun. Zaten o şey olmuyor. Işığı sönüyor. Aynen o Dark Nauru'ya dönüşüyor. Evet. Void God olmuyor. Evet. Yani peki, o yüzden onun durumu farklı. Aleri hatta emiyor onu böyle evet, son anda kurtarmak için. Şimdi şeyi konuşalım. Burned Legion'ın Shadowlands'ın alakalarında. Bir tane şöyle çok güzel bir şey var. Nighthold var. Nighthold'u yaptınız mı Gücerken? Yaptın mı? Yaptık. O questline'i yaptınız bana. Çok uzun bir questline gidiyordu oraya. Suranlar'da. Yapacak, evet evet. Yapacak. Yaptım yaptım ben o hepsini. O quest bittiğinde Gul'dan'dan lootluyoruz ya. Gul'dan'dan Pet Piece of the Shadow Council diye bir şey lootluyoruz. Artifact Power veriyor. Açıklamasında şu yazıyor. Shadowlands'e derin bir bağı olan bu eşya Gul'dan'ın ve onun Legion efendilerinin elinde muazzam bir araç diyor. Yani bu ilk ipucu burada verilmiş. Evet. Başka bir ipucu, bu biraz artık chill foil ama Görkem bu konuların işini bilmiyorum. Çünkü Blizzard'ın böyle şeyleri boş yere koymadığını söylüyoruz ya. Ya bir gerçek bağlantısı varsa mutlaka kasıtlı işte. Dark Portal'ın yanındaki heykeller var ya. Onun aynısında bir tane işsiz Torghast'ın resmi artında zoomlamış. Orada var ondan bir tane mesela. Darkwood'un yanında yapılmış. O bu ara bir tane de şeyde vardı. Duskwood diye Duskwood'da vardı böyle bir birinin evet. Anısını yapmışlar. Hatta şey diyorlar. İşte o çalışan neydi? Void'leri çok seviyordu falan gibi bir muhabbet yapmışlar. Yok ama yapmışlar. Bu Burned Legion. O Burned Legion işte ama heykel. Yani hayır, onu oraya boşa koymamış doğru, olabilir. Tamam onu söylüyorum ben de. He. He ya. onun dışında Pyromancer çok acayip bir bağlantı kurdu. Ama bunu görselsiz göstermem mümkün değil. Görkem bu nasıl göstersen ya? 2,5 saat lan kafa yedi. Yaparız abi ya. Çarşamba günü hep birlikte yavaş yavaş yaparız. Bu ara ben Anduin hakkında o kadar şey de değilim. Yani belki sevdiğimiz tarafta rol almayacak ama bu birçok yabancı içerik üreticisinin lafı halinde söyleyeyim böyle. Beacon of Light olarak göreceğiz. Yani evet, Beacon Light of Hope değil mi? Ha, yok light direkt yani. Beacon of Light yani hani umut değil böyle direkt ışığın temsilcisi olarak hani artık Azeroth'ta ya da evet. Shadowlands'ta artık çünkü Azeroth'un sınırlarının dışına çok çıkıyoruz evet. Yani Argus bir başlangıçtı, Draenor hiçbir şeydi yani Shadowlands evet. Mükemmel bir çıkış evet. Olacak Azeroth'tan. Ben Anduin'i yani dediğim gibi o kozmik güçlerin temsilcilerinden biri olarak görüyorum yani Light'ın. Çok yüksek ya zaten öyle düşünürsek mesela. Fel'in temsilcisi Illidan. Evet. Void'in temsilcisi Aleria. Life'ın temsilcisi Malsurian. Death'in temsilcisi de Sylvanas diyelim. Evet. Sylvanas tabii canım. Light'ın temsilcisi Aleria. Aleria'dan ziyade olacak. Ben bir Old God olacak diye düşünüyorum. Yani bir Old God mesela Zalatat gibi ya da işte nasıl söyleyeyim yani bir aspect olacak. Daha biz onu işte elf ya da human formunu göreceğiz gibi geliyor bana. Öldürmemiz gerekecek yani. Yok niye Void olan her şey villain olmak zorunda mı? Zalatat oyuna göre değil ya. Zaten. Zalatat şey, diğer Olgadlara intikam modunda evet. Bakıyor yani. Evet. Dead temsilcisi Eda, evet. başka bir bağlantı, yani en çok kafayı karıştıran. Battler da bu konuda bir teori vermişti. Benim iki teorim var bu konuda.
Belador ekibi söylüyorum. Bu Helm of Domination'da Frostmourne'un Jaehaerys Bresi'nde yapıldığı söyleniyor. Ya o kesin zaten. Hayır, ben bunu ilk okuduğumda Allah belanızı versin retkonunuzu dedim. Çünkü bu ilk düşüncede şeye gidiyor. Ulan bunları Jaehaer yaptıysa... Ha yok, Jaehaer yolladı. Hayır, bir dakika. İlk düşüncede bu şuraya gidiyor ama. Böyle deyince retkonlandı mı Warcraft üstekine? Gidiyordu. Yok. Hem sonra ben bir fikir ürettim hem de Balor'ın söylediği şey var. Şimdi bu Dreadlord dediğimiz arkadaşların oyundaki en rezil ırk olduğunu biliyorum değil mi? En sinsi. Entrikacı sinsi. En rezil. Hatta bence hiçbir kozmik güce bağları yok. Bilmiyorum niye böyle söylüyorum. Bence en yani zeki ve yani... Zekiler. Çok zekiler. Zekiler ama şerefsizler. Yani. Çok ya zekiler. Sargeras'ı kandıracak kadar zekiler. It's for you dude. Evet. Hani şey diyor Belalur. O eşyalar bu Revendred'de bir Nathrezim tarafından yapılmıştır. Örnekliğinin Nathrezim'i de onu çalmış olabilir diyor mesela Lich King için. Gayet mümkün. Ya da özellikle entrika ile birilerini kandırarak bunu iyi amaçla yapıyoruz. Ama işte bunlar güzel şeyler için kullanılacak diye birilerini kandırıp sonra kendi amaçlarına şey yapmış olabilirler. Şey gibi aynı. Thor'un hikayesinde işte çalıyorlar ya silahları, artefaktları falan öncesinde. Yani onun gibi bir şey uzak olası bir şey ama. Uzak ama olası bir şey. Yani faction'lardan ziyade kozmiklere, kozmik faction'lara bölüneceğiz. Hani orada Alliance'dan ziyade artık. O ileride olabilir ama onu başka daha şu an konuşalım. Evet. Belalur'un söylediği, Belalur'un söylediği bu. Yani çalıntı da onlar. Görmedim mi onu? Nerede? Ben... Hiç görmedim de aşkım oyunda. Direkt sorsana, sen bu konseye dahilsin. Evet, ben hiç görmedim de oyunda. Yani arkadaşlar ya? Eda'nın kafası Aleria konusunda biraz karışık. Neyi ama? Sorsana aşkım. Ya hayır, sen oku. Lan ne demek sen oku? Sorun mu var? Tutan babaymışım diye sorsana aşkım. Alo. Aleria bu Void'a hizmet ne zaman etmeye başladı? Aleria Void'a hizmet etmiyor. Yes. Void'a hizmet etmiyor. Locust Walker tarafından oluyor. Ben size biraz anlatmıştım hani Locust Walker'ı. Evet. Locust Walker tarafından Void öğretiyor Locust Walker. Void'a şey gibi düşün. Shadow Priest gibi düşün bir nevi. Evet. Ha. Yani ırksal güç olarak kullanıyor. Evet. Yani Aleria'ya Void'i ne kadar delirmeden ne kadar iyi kullanacağı dair ustalaştırıyor. Hatta ama deliriyor değil mi ara geliyor. Delirmiyor ama devamlı... Yok hayır. Savaşıyor onunla evet. Sürekli bir mücadele halinde. Eda ne emrediyorsa açıklayın. Konuşmuyor abi. Utancımdan. Emretse açıklayacağız. o Dreadnought'larla ilgili teoriyi başta alayım. Kaynarı çünkü. Gellar'ın teorisi Dreadnought'ların Frostmourne'la Helm'i çalmış olma ihtimalleri. Lich King gibi bilirim. Benim daha çok kendi teorim ise şu. Kir Jaeden'ın Sargeras'ın teklifini kabul etme sebeplerinden biri evreni çok merak etmesiydi. Çok meraklı bir karakter yani Kirjeden. Ve hani görevi de başka gerçekliklerdeki başka ırkları World Vision'a katmak. Böyle bir durumda ya Kirjeden'in ya da Sargeras'ın Shadowlands'ın bir şekilde Jailor'dan haberdar olup deti getirmek istiyorlarsa da evrene Jailor'la bir ittifaklık kurmuş olma ihtimallerini ve Jailor'a bu Lich King zırhları da yaptırmış olma ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. Siz de düşünürseniz bilmiyorum. Yani zaten öyle bir şey var. Yani bir o, yani zaten Dreadlord'lar giriyorsa işin içine kesin bir entrika var demek. Evet, kesin yani. Bir entrika. Hani. Şey var orada duyduğumuz işte yani bu da bu iş yapılıyor ama yöneten Jailor değil. Orada zırhları yapan Jailor ayrı Jailor gibi bir şey var. Evet, bir usta arkadaş var. Arkadaş var, aynen. Jailor emri veriyor tamam mı? Ha, aynen işte şey, nasıl işte Thor'a bağlama sebebi de o. Evet. Thor'un çekicinin ilk yapılma olayı, hatta şeyde ona gönderme var. İşte Avengers'ın son filmleri izlediyseniz, direkt şey oynuyor ya Dwarf o. Evet. İşte Peter King. İşte evet. O karakter zaten şeyde işte ilk Thor çekicini yapan o. Aynı şekilde yeni silahını da yapıyor işte. Orada da benzer bir mevzu var ama kandırılmış işte olma durumu da var yani. Bunu hani iyi ben... şey için ya da zor yaptırıyorlar böyle şey güç kullanarak falan. Hani ben şuna bağlayacağım hani buradan bile biraz uğraşıp böyle bir şeye bağlayabiliyoruz. Çünkü bence
Cidden Sargeras ve Jailer'ın bir ittifak içinde olması gayet mantıklı. Jailer'ın ne olduğunu tam olarak bilmesek titanlardan bir eski bir canlı olduğunu söyledi. Söylendi Discord'da. Sonra açtım gir araya. Devam. İyi ya da kötü olduğunu de bilmiyoruz değil mi Jailer'ın? Yok zorlu... Jailer için... Bilmiyoruz. Yok ama Jailer için paketin Mainville'in olacağını söyleyin, kötüsü olacağını söylenmişti Discord'da. Bence çok yanlış bir hareket. Çünkü... Ama özellikle yapmış da olabilirler işte tam ya, Blizzard tarzı. Tabii canım Grom tam aynen abi işte tam Blizzard tarzı yemleme. Profesyonel trollük işte. Ama tam bir yerden sonra yani. İnanmamaya başlayacağız zaten. Peki Void Corruption Twisting Nether'a ulaşır mı? Ne dedin abi? Void Corruption Twisting Nether'a zaten ulaşmış yani biliyoruz ulaştığını. Şey kullanıyor çünkü. Yani Burning Legion şeyleri bütün hatta böyle Eredar'ların bir kısmı tabii ciddi. Onlar Void kullanıyor. Void kullanıyorlar. Ve gayet kasıtlı bunu şey kullanıyorlar. Corruption'ı çağırıyorlar yani. Evet. Ya zaten benim aslında kozmik gücün o sağ tarafındaki o edge güçlerin yani Void, Death ve Fel'in o kadar düşman olmadığını söylemekte ısrarımın sebebi bu yani. Hani, tabii. Kullanıyorlar birbirlerini çünkü. Hani çünkü insanlar öyle düşünüyor ki bunlardan biri yan yana gelse Big Bang olacak. Tam tersi. Fel yüzünden olabilir çünkü Fel dengesiz. Bunu şu yüzden söylüyorum. Ama aynı şekilde Void yüzünden de. Evet. Hellfire Citadel'da Fel ile Void'in bir araya geldiği boss'ta ikisini çarptırırsanız wipe'de. Hatırlıyor musun Zul'Horak? Fel ile Void. Tombow Sargeras'ta da Maiden of Vigilance'da Fel ile Light yan yana gelince wipe'de. Ya burada unstable olan Fel. Aynen. Yani ama şimdi şöyle de bir şey var. Fel'in hani tam karşıtı Arcane ya. Arcane'deki bu aşırı düzene karşı işte oradaki kaos. Evet. Disorder'ın içinde de kendi içinde bir böyle aslında iyi yaratıcı bir tarafı olması falan gibi durumlar da var yani. Peki zaten Demon'ların ortaya çıkışı falan tam Light ve Void'in çarpışması aslında. Evet. Peki yani, yaratılış evet. Söyle. Sen söyle onu bitir başka bir şey söyle. Yok o kadardı zaten. Yaratılış dedin ya Fel'in yaratma gücü. Aslında Fel'de de gayet nekromansi kullanılıyor. İşte zaten evet. Hani bunu hem senin birkaç gün önce şu warlockları anlattığın şeye de getirdim. Gul'dan işte Fel büyüsüyle o insan vücutlarına, ork warlockların vücutlarını yerleştiriyor. Ayrıca Fel, gerçi Warcraft filmine ne kadar kenar alıyoruz da Warcraft filminde Fel'in life gücünden beslendiği ve hani nekromansiye yakın olduğu üstü verildi mi? Var. Yok evet şey ama gerçekten de var. Yani şey orada da o artık var. Zaten Fel'e ilk başta Death Magic diyorlar. Şeyler evet. Orklar mesela tam anlattıkları evet. Sırada Death Magic diyorlar. Çünkü hep işte life force'u emerek yaptığı evet. için işte o sırada öldürdüğü için falan. Ya bir de Warcraft'ta şöyle bir karmaşa var ya. Bazı şeyler tam belli değil yani. Alakalı alakasız yerde Void diyorlar. İnsanların kafası falan karışıyor. Bence bazı şeyler artık ayırmaları lazım. Ama bunu evet. bence kasten yapıyorlar işte. Çünkü gerçekten de bir bağlantısı var. Çünkü mesela şey işte Warlock'ları düşün. Warlock'lar Void Wolf. Shadow Magic. Kasten mi yapıyorlar yoksa gerçekten öyle mi zaten? Yani. Yani bence kasten öyle mi yani? Tamam o zaman bunu düşününce Warlock'ların ikisi pek fel biri Shadow. Öyle zaten. Yani bak şöyle düşün. Yani Warlock'lar zaten o gücü kullanabilmek için işte Eredar'ların bu keşfettiği hatta tabii ki yani şeyler işte Archimonde ve Kil'jaeden bunları üretiyor bu büyüleri. Hatta daha çok evet, Archimonde evet, üretiyor. Evet. İlk Warlock büyülerini. Evet. Ve bunları güçlendirmek için gerçekten Void bu boyutundan faydalanıyor. Oradan işte güç emerek bunları yapıyor. Peki dedin yani güç çekme mevzusu. Aklıma yeni bir teori getirdi Akonon'da. Sylvanas hakkında bu. Sylvanas'ın umuda kafayı takması var ya. Şöyle bir şey varmış eski lore'da. Dark Ascendant diye bir şey varmış Porta yakında. Dark Ascendant olması şey, lazım. Şey, racial mı ne? Hayır, Porta yakınların dönüşebildiği bir şey. Ha. Dark Ascendant gibi bir isim olması lazım. Baksana Google'a. Hemen bakayım. Çıkar çünkü.
Diyor ki bu Dark Ascended'de Forsaken'ın bir adetini dövüşebilmesi için öncelikle umudu içinden atması lazım diyor. Ve Sylvanas'ın özellikle Sauron kullanırken... Evet. Ben de onu soracaktım. Büyünün sana çok ayrı bir büyü olduğunu vurguluyor. Yani Dead de değil, Void de değil. Hani bu Dark Ascendant büyüsü olabilir diyor. Daha Dead'in hani bu çok daha şey bir hali. Hani bu Shadowlands'te şeyi öğrendik ya, anima. Anima power. Anima büyüsü olabilir diyor. Anima büyüsü zaten. Ama hani işte gerçek... Bak şimdi onu şey yapayım şimdi. Az önce Fel Magic'ta işte Fel Magic'i Death Magic olarak adlandırıyorlar ya. Evet. Aslında gerçek Death Magic o değil. Gerçek Death Magic. Anima ile yapılan işte Sylvanas'ın o Saurfang'i öldürmek için kullandığı one shot yaptığı büyü Death Magic. Yani biz onun gerçek gücünü orada ilk kez gördük. Sylvanas'ın Banshee olması falan da mesela aslında kendinde olan bir şey ama onu güçlendiren Death Magic. O şey Shadowlands sinematiğindeki hali o yani. Peki hatta hep var mıydı yani Görkem? Hep var olabilir. Nasıl yani? Bence hep vardı yani bu gücü. Kataklizm. Ha yok Sylvanas'ın yoktu. Hayır. Nereden geldi? Şöyle olabilir. Jailer'la Pact'i yaptıktan sonra olabilir. Jailer'la Pact'i ne zaman yaptı? Jailer'la Pact'i düştükten sonra yaptı. Ne yani. Bir dakika dur işte. Onu anlatayım bak. Lich King öldükten sonra Sylvanas artık ben bu dünyada yapacağım hiçbir şey kalmıyor diyor ve evet. Ice Crown'un tepesinden kendini atıp oradaki saranet şeylere saplanıp ölüyor. Evet. Burada öldükten sonra korkunç bir diyara gidiyor ki orası Mov galiba. Oranın Mov olduğunu işte artık yarı yarıya biliyoruz. Şimdi bununla ilgili o zaman yayınlanan kısa hikaye var. O kısa hikayeyi yazan son şeyde Murgard, hatta işte şeyden de Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Şey burada şeyi açıkladı işte son BlizzCon'daki Q&A'de sorulan soru da işte peki ne oldu orada işte orada mı şey oldu falan. Burada işte Jailer'la tanıştığını ve ondan sonra yaptığı her şeyi buna göre yönlendirmeye başladığını söylüyor. Tamam hayır bak ama hala aynı şeyi alamadık. Adını sen söyle. Ben de diyorum ki yani bu Sylvanas ilk böyle Arthas işte Frostmourne'unu savurduktan sonra demiyorum. Yani bu Saurfang'in önüne gelmeden 5 dakika önce alınmış bir güç değil yani. Yok değil işte. Hani genelde Lich King öldükten sonra kendisi intihar edip geri geldi. Onu kırmaya çalışıyorum. Bağıra bağıra çünkü kitlede çok büyük bir yanılgı var. Bu konuyla alakalı işte kataklizmle şuydu buydu. Yok abi bu epeydir. Evet. Var olan sadece hani görmediğimiz o var şeyi olan şeyi de söyleyelim. Gerçi onu bolların yenilmesini sebebini söyledik. Sylvanas hani çok overpowered oraya bari bunu söyleyelim. Gerçekten çok saçma bir güçle gitti. Bir şey daha var. Bu konuda net bir açıklama yapılmamış ama Warhead okudum. Paramount'ı dinledim. Belolar'ı dinledim. Şu anki genel kanı Death'in makinesinin bozulma olayı var ya. Hı-hı. Bunun Legion'ın sonunda olan bir olayla başladığı düşünülüyor şu an. Hı-hı. Görkem sen bunu ne düşünüyorsun? Sen? Çünkü bu şöyle dendi. Tel'drassil'de yaran Night Elf'ler Mov'a gitmiş. Hı-hı. Gitti yani çoluk çocuk herkes. Yani, evet, hani bunu biliyoruz yoksa. İtibaren... Hatta işte Afrazia bir bunu dedi. Şeyi de dedi yani neydi şu Ratgate'deki olayın da sorumlusu bizzat Sylvanas ve bunu bilerek yapıyor. Evet. O yani bariz belliydi ama ya. Yani şey. Peki amacını biz bunu da biz daha önce bunları tartıştık. Amacının şey olduğunu falan düşündük. Yani onlar da gitsin, herkes gitsin ki vereceğimiz yani bir planı var ve bu planın üzerine bunu yapıyor. Jailer'a karşı isyan gibi mi? Evet, Jailer sistemi düzeltmeye, sistemi... Yani Jailer'a... Ama peki şunu sorayım. Jailer'a karşı olmasa bile bence Shadowlands'in işleyişine karşı... Evet, sistemi düzeltme amaçlı. Şimdi... Ve Jailer de aslında bunu amaçlıyor. Chat biraz aktı. Peki yani evet. Biraz anlamsız olabilir, kızmayın. Jailer'la anlaşma yapıp savaş çıkardı, bir sürü ruhun Mav'a gitmesini sağladı, gittikçe güçlendi. Ya bu şey, nasıl söyleyeyim, evet aynı teori, Kraft üzerinden zaten yürüyoruz.
Ama ben hala şeyi ısrarla nasıl söyleyeyim? Görmeden bir kabul etmeyelim, görmeden bir kabul etmeyelim. Çok fazla yani ters köşe olabileceğimiz bir yer bence. Evet, Ama kesinlikle. şöyle bir şey var. Sylvanas Jailer'la anlaşma yaptıktan sonra MOB'a gittiğini biliyoruz yani. Yani Görüyoruz hatta. hatta Ya. şöyle düşünün. Şu an tahminen oraya Gul'dan gitmiş olabilir. Varian gitmiş olabilir. Vojin yok. Vojin gerçi onu Vojin'e bir şey dokundu bu arada. Onu da o ayrı Bozin, bir. benim demek istediğim Vojin'e ayrı bir Blizzard'ın, konu. yani ben 15 senedir oynuyorum abi. O, yani hikayesine biraz daha daldım çıktım diyelim. Hani artistine E söylemiyorum. Yani çok pilot değil bu kadar uzun sürede bunu çok sık yaptı. Yani abi bak böyle böyle kesin böyle. Oğlum yemin ederim öyle. Aa değilmiş lan. Falan çok Evet. oldu Her şeyde çünkü. bir ters köşe var. Illidan'da özellikle. Ta işte şey Warcraft 3'ü oynarken yediğimiz ters köşe sağlamdı yani. Evet yani ya hatta yani Expansion'a bir Illidan'da geçti. Warcraft 3'ün sonuna bir ters köşe yedik. TBC'de Tabii. yedik. Şimdi bir daha yedik Aynen. yani. Legion'da yedik Tabii o. canım aynen Gerçi abi sanmıyorum. Legion'da yediğimiz Redcon'da yani. Artık ters köşe falan değil Redcon. Yok yok Illidan'da Redcon yapılan. sayılmaz hocam. Redcon Yok değil abi yani. Illidan'a. Illidan'da ben Redcon diyorum biraz ya. Valla ben Yok. ağır Medan dışında Redcon görmüyorum ya çok fazla orada. Medan da Redcon değil Medan. çünkü ilk baştan kanon değildi Medan. Ha Zaten eyvallah onu hani öyle evet. sayarsan İddia diyorum gibi bir yani. Tabii şeydi. tabii Ya komik çok tuttuğu için işte çizgi romanda çok tuttuğu için herkes onu geçerli bir karakter olarak gördü ama sonra baya güzel dalgasını geçtiler. Şeyde görmediyseniz Chronicle'ın sonunda Medan var Ha içindekilerde. 404 değil mi? 404 evet 404 not found yani. Baya dalga Abi geçmiş o çok adamlar. güzel gönderme ya. 404 Tabii Medan canım. var bu arada cidden. Evet, Öyle şey yazıyor Chronicle 3'ün sonunda galiba. yani. Yani Evet. şimdi dur Şöyle bir oradan düşüncem konudan var. kopmayalım. Ha soruyor sonra. Evet. Sylvanas'ı durduramayacağız. Shadowlands'te Illidan rework yemiş bir şekilde Sargeras avatarı ile gelecek konuştuk. Bize yardım edecek yoksa bize yardım edecek. Tabii. Biz orada diğer türlü Jailer'e karşı mı? mantara bağlarız. Olabilir. Ben biraz daha Death tarafından bir karakter. Hani zaten o Jailer ve Sylvanas hani nasıl söyleyeyim? Hani Death'in sevgili oğulları değil gibi düşünüyorum Tabii, açıkçası. değiller. Hatta ele Yani geçirmeye çalışıyorlar. Illidan'dan ziyade hani zaten önümüzde olan ekmeği yedireceklerini düşünüyorum. O da bol var. Şu Aa anda ya en başta. bence de çünkü şöyle Shadowlands bol var şöyle üstünden düşünüyorum. dönecek aynen. Bu expansion anlatımını yapan karakterler genelde pakette çok önemli rol oynuyorlar. Ne? Ben böyle bir şeye dikkat ettim. Khadgar gibi. Jaina gibi. Şimdi de Bol var. Evet. Tamam. Peki şey düşünelim. Tahminen Elune'la ilgili bir şeyler öğreneceğiz. Evet. Tahminen değil Ardyn. hatta kesin. Evet, aynen Ardyn'da değil mi? Aha, aynen. Ardenvild Ben şeyin söyle. Arbiter'ın elin olduğunu düşünmüştüm. Çok kadim bir canlısın gerçekten. Çünkü ben açık konuşayım Elun'un Titan olmasını istemiyorum. Çok sıkıcı geliyor. Ya yani Elun'un Azeroth olma teorisi bana çok sıkıcı geliyor. Yok, Yani yok. Kesinlikle değil ben yani. Değil, Elun'un değil. Eru gibi bir şey olmasını istiyorum. Silmarillion'daki. İşte Böyle aynen. her şeyin Titan kaynağı üstü olarak. aynen işte bu Jailer de mesela Titan üstü bunlar. Evet. Daha bunların sınıfını bilmiyoruz, tanımıyoruz. Shadowlands'te göreceğiz. Jailer'a denk her Shadowlands boyutunun başında bir karakter var. Evet. Titan üstü güçte artı hepsinin başında Arbiter var işte o da Ki şeyde evet. Oribos'ta duruyor ve bütün ölüleri yönlendiren varlık. İşte Peki sen öldün şuraya Arbiter'la gideceksin diye. Arbiter'la ilgili size bir ahlak sorusu sorayım. Arbiter şeymiş ya işte karşısındakinin bütün her şeyini önüne alıp ona göre bir yargıya varıyor. Peki bu sırada kötü ölmüş bir karakteri mesela onun kötüye dönüşme sürecine bakıp ona göre yargı veriyor mudur sizce? Veriyor veriyor. Zaten şey Power'la alakalı değil miydi o işte ne kadar güçlü olursa iyi ya da kötü yok hayır olsa da ahlaki yok olarak hayır. O ona düşünmüştüm. göre şey karar vermiyor. Gücü oradaki etkisini gittiği yerdeki etkisini belirliyor anima gücü. Ama Evet. mesela Kael'thas için bunu diyorlar işte. Kael'thas mesela Mav'a gitmiyor öldükten sonra. Evet, Revendreth'e Revendreth'e gidiyor. giriyor. Ama o biraz kişiliklerine göre de yolluyor da. İşte aynen böyle işte senin dediğin o yüzden bu
mesela demek ki tam kötü olmayanlar için de bir yer var. Yani ona da bir ortam hazırlamışlar. Yani Kaltas gibi başka acaba kimleri göreceğiz orada? Şimdi onu bilmiyoruz. Yani şerefsizleri mova atıyor zaten değil mi? Tabii en kötü, en böyle artık böyle affedilmeyecek suçları olanları direkt mova atıyor. Ama şu anda herkes mova gidiyor. Evet, herkes yani. O zaten makinenin bozulmasını sebebi şu. Acımaya evet, gazak, şeriat sistemi kötüysen bittin, at. Peki burada Argus'u nereye koyabiliriz? Şu yüzden söylüyorum. Argus ölürken free diyordu. Dead Titan'da olduğu için acaba Shadowlands'e mi gitti onlar bir yere? İşte Titan'lar ölünce Shadowlands'e gidiyor mu? Yani ama acaba öyle çok... Yani Demon'lar gitmiyor, dead, onu biliyoruz. Hani bir dead entity olduğu için acaba kendini Shadowlands'e mi attırdı onu? İşte bilemiyorum. Sargeras'ın planıyla. Ha, o şöyle olabilir. İşte hani nasıl dedik, Kil'jaeden son anda bir döndü. İşte evet. Demon'lıktan çıktı, gitmiş olma ihtimali olur. Anca bence öyle olur. Çünkü mesela Demon'lar ölünce Shadowlands'e gitmiyor. Twisting ama Titan'lar öldüğünde ne olacağını bilmiyoruz aslında. Bilmiyoruz evet. Ama işte en ölüme yakın halinde... Bir yerde olmayabilir aslında. İşte en ölüme yakın halinde şey gördük. Ruhları kalıyor sonuçta evrende. Boğsam dediği ilgili soru tekerrür ediyor. Bir kısa bir değinebilir misiniz abi? Tamam. Boğsam diye yardım edebilir mi? Daha önce var mı soru? Yani yok. Boğsam diye bir şey yapıyor mu? O da ölücü. Hani death... Aa, hayır, yapıyor. Bak, yapıyor evet. Bonsand'in BFA boyunca sürekli bahsettiği şu Other Side var ya, orası dungeon BFA şeydi, Shadowlands. Evet. Other Side diye bir dungeon'ı yönetiyor Shadowlands. Adı ciddi de Other Side bu arada. Evet. İsim. Ama işte Bonsand'in de bir patronu var. Onu henüz bilmiyoruz evet. Kim. Yani ya Jailer mı yoksa şey mi, işte hakikaten Muazzala var mı? Ya da Muazzala şey. Jailer mı falan. Değil o boss konusu, evet o onu söylemiş yerdi galiba çünkü. Hı-hı. O boss konusu beni şu yüzden rahatsız ediyor. Şimdi burada şeye gidecek. Abi Death'in de patronu var, Void'in de patronu var, Arcane'in de var, Fel'in de var. Bunlar altısı birleşip ortaya gelse biz ne olacağız lan? Ben bu patronluk mevzusu bana saçma geliyor o yüzden. Yani ben bu... Yok yani ama şöyle düşün. Başlayayım. Mesela Azeroth'un tek bir patronu yok. İşte orası da öyle, aynı mantıkta. Nasıl yani? Yani şöyle düşün, o boyutun yani bir işleyişi var ve aynen orada işte bizim olduğumuz gibi belli güç odakları var. Mesela işte animanın yollandığı yere göre güç değişiyor ve işte Mav'ın şu anda mesela düzeni bozmasının sebebi anima kaynaklarını işte neredeyse tükenmesi ele geçirmesi. Yani aynı mantık olduğu için diğer hepsi tabii buna karşı kendi eski gücünü en azından kazanmak için işte düşmanım dostumdur diye birbirle dayanışma yapabilir. Bize o yüzden hatta yardım ediyorlar. Evet, ben şöyle gibi geldi bana. Ben bu kozmik güçlerin kendi başlarına bir şey olduklarını ve bir patrona ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorum. Ben duymamalıyım. Bence onlar şey gibi işte hepsi ayrı birer güç odağı ve işte birleşmeleri mantıksız. Çünkü şöyle düşün, yani nasıl diyeyim sana? Yani, bu arada patrondan şeyi yanlış anladım. Yani. Hepsinin kendine özel patronu olacak düşüncesi oluşmaya başladı. Dead'in patronu. Ama yok işte. Arke şey gibi düşün. Mesela, geliyor bana, evet. Yani mesela Azeroth'ta bir temsilcisi olabilir ya da o gücün işte takipçilerini yöneten biri olabilir ama gücün sahibi tek başına o gücün sahibi kendisi zaten. Dedim kendisi. Tabii. Öyle bir o mesela güneş enerjisi gibi düşün işte. Evet. Öyle bir şey. Peki sen dedin ya bu animaların baba doğru kayması. Aklıma bir Nuzot Whisper'ı geldi yine de. Shadowlands'te 5 tane diyar var Mol dışında. Ardenbuild, Revendreth, o ana yerini unuttum adını. Oribos. Bastion, Maldraxxus ve Mov. 6 tane var. Six seats at the high table, six mouths that hunger, one will consume all others. Direkt Mov'u kastediyor canım. İlk notun bir sıfırıydı bu galiba değil mi? Hayır, Nuzot söyledi bunu. Nuzot mu söylüyor? İlk not şey diyor.
The Cunning Ones, New Year Before yani. Aha, tamam tamam. Olanlar, hı-hı, 6 tane efendinin önünde diz çöküp bir tane selim atıyorlardı. Ya bunu horda falan bağladılar yani. Ilgınat, yok yok kalkıp, evet. Ilgınat kalkıp hordun. Hord liderleriyle ilgili denildi. Yani, evet tamam, yani, bence evet, yani hiç uğraşacak. Yani şey, hani Ilgınat affedersiniz hordun kalkıp bok meclisindeki 6 tane şeye göre bir şey söylemez. Yok. Bu ya kozmik güçler ya da bu Shadowlands'teki bu. Zaten şeye dikkat edin bakın, hiç Horde'la Alliance arasındaki mevzuya dair bir spır ya da böyle başka bir şey, Nizot'un lafı yok mesela. Yok, kendi aramızdaki yok. Didişmemizle çok ilgilenmiyorlar zaten. Hatta Yoksaron şey diyor ya, sizin, hı-hı, saçma salak kavgalarınız beni güçlendiriyor sadece. Evet evet, anca onu diyorlar. Ama ya da mantıklı olan da o yani, abi adam gezegenin kendisiyle işi var yani. Tabii tabii, aynen. Tezle uğraşırken ben işimi görüyorum. Diyor. Aynen öyle. Aynen. Peki, işte peki niye hiç Twisted nedir düşünmüyoruz şeyle alakalı, Shadowlands'in bir bölgesiymiş gibi? Değil çünkü orası ayrı, ayrı bir boyut orası. Net mi peki? Tabii tabii çok net. Evet. Değil, bunların örümcek ama neden mesela orası? İşte atıyorum hani Warrior tarzında ki şunu açık bir şekilde söylediler. Atıyorum nasıl söyleyeyim? İşte Paladin, Warrior gibi bu tarz şeyler olanlar Bastion'a gidiyor. Bastion. İşte Kael'thas gibi hani işte şey olanlar, Vampiric tarzı olanlar Arden Wield'a gidiyor falan filan gibi. Revenant pardon. Death'le ilgilenenler Maldraxxus'a gidiyor falan gibi. Ama yani, şöyle düşün. Demon Shadowlands'e orası olamaz mı? Şöyle şey, ama. Değil ama bak şey, hangi klastan olursan ol istediğin yere gidebiliyorsun. Ya şeyde Arbiter da seni yaptığın işlere göre yönlendiriyor. Ya da geldiğin yere göre klasına göre yönlendiriyor. Peki o zaman şöyle bir şey geldi aklıma ama. Önden önce başka bir şey söyleyeceğim. Söyle biliyorum ben. Twisted Letter bence de ayrı da. Chronicles'da şeyi de açık açık gösteriyor. Shadowlands ortada, Azeroth önünde Emerald Dream. Yani onların zaten ayrı olduğu belli. Onun için bence Twisted Letter ayrı da. Peki o zaman neden Revendreth'teki Dreadlord, Gargoyle'lar Dreadlord'ların atası? Hayır, zaten atası olarak değil, onunla proto olarak diyor yani. Proto, yani oradan evrilmişler. Yani şey gibi düşün, evet oradan evrilerek işte evrene aynen yani sonraki hallerine dönüşmüşler. Dima'da ne yaptılarsa. Evet, bence Dima'da dönüştükleri işte bana şöyle geldi. Mesela ölen Dreadlord'lar mesela oraya gidiyorsa ilk geldikleri yer değil de sonra dönüştükleri şey olabilir. Yani şey değil, Demon olmadan önce hani hani şey gibi düşün. Sonuçta Demon olduğunda ancak Twisting Nether'ın enerjisine girip o boyuta ait bir şey oluyorsun. Mesela o zaman oraya öldüğünde gidebiliyorsun. Peki yani bunu... burada şöyle bir çok pardon şey var. Peki Natrezim bu durum, Natreza bu durumda ne oldu? Şunu demek istiyorum. İşte bak, Natreza'nın orijinal hali zaten. Orijinal hali yani aynı Azeroth gibi normal bir gezegen. Ama Korab... Revendreth'ten evrilmiş olma ihtimallerini düşünürsek, Natreza o zaman Demon Dreadlord'ların anamatını olarak kabul edebilir şu an. Ya işte onun aslında şey yani Burning Legion... Sen burada Red Corp'u saldırıyorum galiba. Bence işte Redcon olmaz çünkü şöyle olmaz. Natreza'nın şeyini biliyoruz. Artifaktlardan bir tanesinin hikayesinde yazıyor. Eski hali işte cennet gibi bilmem ne ama Burning Legion ele geçirdikten sonra bozuluyor aynen öyle anlatılıyor. Ondan sonra Illidan işte orayı yok ediyor intikam almak için falan. İşte o eski halinin iyi olması aynı bana şey gibi geldi. İşte Argus ve Draenei'ların neredar olması gibi bir mevzu. O zaman buna şöyle yani Demon'a dönüşmüş halleri bence. Hani evet o gargoyolumsu canlı. Natreza'da Demon'a dönüşmüş. Aynen. Orada yani şöyle çok üzücü bir şey oldu ya. Illidan aptallık yapıyor orada. Natreza'yı dağıtıyor ya. Bütün Dreadlord arşivini yok ediyor. Evet ya. Orada kim bilir neler vardı Void Lord hakkında mesela. Illidan bunu düşünmedi mi diye. Yani acaba bazen... bunu işte düşünmedi mi yoksa o bilgi çok tehlikeli olur diye kasten mi yok etti? Ama bir şekilde yani orası gerçekten çok değerli yani. Öyle tabii. Argus gibi işte aynı.
Hayır, Argus'ta yani değil yani diyorum ya, bence Void Lord'larda, bence evrenin temeline dair pek çok şey orada var, yok oldu hep. Yani. Dreadlord'lar, Void Lord'ları da biliyordu mesela Sargeras'tan önce. Ya da işte şey de olabilir mesela, Illidan'a güven ol, bilgiyi bir şekilde alıp saklayıp. Tabii canım, ya da başka bir kendi işte bildiği bir böyle paket bir boyuta atıp böyle sonra o rahatlıkla yok etmiş olabilir yani. Illidan yapar öyle şeyler. Ben bu soruları hani itliğine de soruyorum, hani haberiniz olsun, saldırmayın ha. Şimdi o zaman Görkem bana söyle, bir Illidan'ı, şey Illidan diyorum ya, bir iblisi, bak aa ne kadar ağzıma yapışmış. Dreadlord. Yok yok, iblis demon, iblis. Demon. Twisting Nether'da öldü, hadi mesela Archimonde öyle varsayıyoruz ya. Hı-hı. Direkt varoluştan mı siliyoruz peki? Yani çünkü ölmüyor demek. Bence yok oluyor. Hayır yani yok, yani tamam da yok oluyor demek benim genelde oyunlarda, fantastik evrende. Hatta ve gerçek hayat şeyime de yani bakış açımda da böyledir. Sen bir şeyin hani öldükten sonra enerjisini tamamen yok ediyorsan, anladın mı? Yani işte reenkarna olmuyorsa, toprağa karışıp çiçek böcek olmuyorsa ya da Shadowlands'e gitmiyorsa. Varoluştan siliniyor demektir. Evet. Bence öyle oluyor diyeyim bunlara. Ben şöyle anladım onu. Argus'la ilgili kısımda ben de aynı kafa karışıklığı yaşadım. Şimdi eğer ki bunlar yani Argus yokken de vardıysa ve geri geliyordu ise, çünkü Sargeras bunları ilk keşfettiğinde aynen işte Murat'ın dediği gibi bunlar bir şekilde devamlı geri geliyorlar. Geri geliyor diyor yani. Yani ve buna önlenilmediği için Mardu'nu yaratıyor ve hepsini oraya hapsediyor. Bunlar artık geri gelmesin, burada kalsın diye. Yani bunlar zaten geri geliyorlar. Twisting Nether'ın güçleri sayesinde. Bence Argus'un tek olayı şeydi, çok hızlandırıyor. Hızlandırıyor bunu, aynen. Aynen. Bence direkt bu. Yani bir Ghost Run yapıyorlar ama eskiden direkt mesela geri geliyorlardı ya da çok az bir bekleme süresi sonrasında geri geliyorlardı. Artık Argus'un gücü olmayınca normal kendi doğaları neyse o şekilde gelebilecekler. Mesela Archimonde'da bence aynen Demon kaldıysa o geri gelir yani. Gelecek yani. Evet. Ya bir de şöyle çok büyük ihtimalle gelir çünkü Demon olarak öldü. Bunu dedin ya, aklıma ilginç detay var. Lothraxion'un A Thousand Years of War var ya, Alera ve Tuvalet'in anlattığı. Lothraxion onlara şöyle bir şey anlatıyor. Ben öldüğümde başarısızlık sonucu ölmüş ya. Hı-hı. Beni Anthoros'a kapıp cezalandırdılar diyor. Gidiyormuş yani. Lothraxion. Tahminen Nether'a doğru. Kapıp cezalandırıp geri diriltmişler. Şeyi de öyle tutuyorlar ya işte. Varimatras'ı. Varimatras karıştırdım aynen. Evet. Yani boss olan oradaki işte şey hapis edilmiş olan Dreadlord. Evet. Yani onu da aynen öyle normal kendi geri gelecekken tutuyorlar. Özellikle cezalandırmak için. Ağzını yüzünü kırıyorlar. Aynen. Yani hatta gözüne şeker soktular. Ayıp ettiler bayağı. Evet, yazık evet, ya. Yani. Evet. Tak kafasında kukuletayı. Evet. Gözünde şeker var. Evet ya. Yani. O yüzden. Morimaklas'ın çenesi kırık zaten. Kırmışlar resmen ya. Orada. Evet evet. Yani şey diyor bir de, orada zaman çok daha farklı işlediği için, hani siz beni bu kadar zaman sonra görüyorsunuz, ben milyonlarca yıldır burada işkence çekiyorum gibi bir şeyler diyor böyle. Evet zaten yani, şey. Ben açıkçası Varimatras'a yapılana pek acımıyorum ya. Hani Dreadlord olarak da çok güçsüz buluyorum ben onu. Varimatras şerefsiz. Hayır, Dreadlord olarak da çok güçsüz buluyorum. Yani biz hep çünkü Dreadlord'ları mesela şey yani Nathrazim'i işte sinsi, zeki, akıllı falan vesaire sayıyoruz ya, böyle ne yaptığı böyle hani hep eline yüzüne bulaştırılmış ya da başkasının evet, yaptığını böyle üstlendirilmiş, al işte arkadaş şurada bomba mı patladı, tamam haberlerde Varimatras'ın adı geçiyor falan gibiydi yani. Atam öyleydi. Malgaris cool boy mesela. Evet, evet. Mesela Varimatras bana önceden şey gibi gelmişti, işte nasıl Old God'ların en zayıfını Zot bir şeyler yapıyor, böyle hep ön planda bir şekilde adı duyuluyor. İşte Varimatras da öyle falan diyordum ama Battle for Undercity'de maymun olduktan sonra dedim yok, beceriksizmiş demek ki. Yani. Mesela bu zamanın farklı akması şeye de var, Twisted'da da var çünkü. Evet, evet. Trallon şey diyor, ben milyonlarca yıldır Army of Light'a çalışıyorum diyor. Evet. 20 yıl geçmiş mesela. Hı? Yani zaten şey oluyor böyle işte, o hikayede çok güzel anlatmışlar onu.
oraya gittiklerinden sonra işte yaşadıkları işte böyle ağır savaş ortamı şey falan, bunlar baya böyle PTSD oluyorlar işte savaş sonrası travmalı haldeler. İşte Aleria ile arası bozuluyor. Yani, diyalog kuramıyorlar artık birbirleriyle. O kadar çok böyle savaş üstüne savaş yaşıyorlar ki işte artık bir orada neyle savaştığını unutuyor. Sadece savaşmak için savaşır hale geliyor. Ve oradan geri geldiklerinde bu durumu fark ediyorlar. O onların doğası olmuş orada halbuki. Ve bunu güya işte Light için yapıyorlar. Abi Light'ın güya barıştırıcı, iyileştirici olması lazım. Ama hepsi böyle delirmek üzere saldırganlığın sonunda. Onu böyle kitap değil de kısa hikayede bayağı güzel anlatmış. Yani, güzel ya. Yani, vaktiniz olursa hem dinleyip hem okuyabiliyorsunuz bu arada. Peki ben bir şey sorayım sana. Arbiter için dediler ya. Bütün predates the memory. Şimdi bunu bütün bilinen şeylerin öncesinde olarak almamız lazım değil mi? Tabii tabii aynen. Peki A Thousand Years of War'da Argus kendisinden surpassing the time of the universe olarak bahsediyor. Bence bile daha eski olabilir. Surpassing the time of the universe da şu demek. Bütün zamandan bile önce yani. Ondan bütün evrenin zamanından önce diyor. Evet. Bence orada şunu kastediyor. Yani Argus gezegeni ve Twisting Nether açısından. Çünkü Twisting Nether'da da zaman farklı işlediği için. Evet. Yani orası farklı bir evren boyutu aslında. Bizim evrenimize bağlı ama işte... Argus en başta hakkında değil ama zorla bağlı değil mi sadece? Ya tabii ama şöyle düşün yani şey... sonuçta Argus Twisting Nether'ın merkezinde bir gezegen. Zaten o yüzden önemli. Evet, evet. Ve işte Twisting Nether'ı da böyle o evren olarak düşünürsek, çünkü Great Dark değil orası. Evet, orası evet. Farklı bir evren. Bence kastettiği orası yani. Direkt o evreni kastediyor. Olabilir. Yani hatta şey, bizi de orada yok ettiği sırada bizi de Twisting Nether'ın içindeki bütün canlıları ve yaşamı yok ediyor gibi anladım. Yani. Çünkü peki, başka türlü bir etkisini görmemiz lazım. Mesela onu yaptığı sırada Azeroth'ta da bir şeyler, göğün kararması falan lazım. Böyle bir şey olmuyor. Onun bir etkisini görmüyorlar. Çünkü portal da var açık o sırada. Abi o aklıma şey geldi ya. Sargeras'ın kılıcı sapla dağında Goldshire'ı düşünsene. Yeah. Yukarı bakıyor efendim. Abi. Şey var ya, bir tane fan videosu var çok güzel. Evet evet, yukarı bakıyor. Yukarıda Sargeras'ın böyle. Aynen ya. Çok başarılı ya. Bayağı güzel. Bu arada kılıcın ben şimdi saplandığı an. kılıç saplandığında şöyle çok haklı bir şey. Bulayım da paylaşayım. İşte Deathwing'in yarattığı hasardan sonra hiçbir şey olmadı. O şu yüzden tanımlar. Ben onu YouTube yorumunda okudum. Çok mantıklı geldi. Silithus'un altı tünel dolu ya. Evet. O hasarı soğurmuş olabilir diyor. Yani yok işte tam olabilir diyor. Tam tersine bence yani hasarı tabii ki şey yapıyor ama özellikle işte kutunun şeyi, orada bir titan yapısı var. Oraya doğru saplıyor zaten. Yok hayır, saplaması değil yani, bütün dünyayı yok etmemesi kastım hani. Güç tabii, orada tabii işte. Yok, orada kalıyor yani. Kılıcın ucu yok şu anda hasarı. Zaten. Orada parçalanıyor kılıç bence. Yani saplandığı kadar hani, yoksa merkezine kadar gidip gezegeni yok. Hani çünkü İnsanlar bunu sormakta haklı. Yani o kılıç normalde. Tabii tabii. Evet. Kalindor'u ortadan iki ayrılması gerekiyor. Tabii normalde zaten onu hesaplayıp koymuşlardı. Bir tane böyle şey de vardı. Aynen, böyle bir çizim vardı. Üçgenler falan filan. O Reddit postunda bayağı hesaplayıp kitaplayıp koymuş adam nereye kadar gider. Yani modelden böyle boyutunu falan çıkarmış. Nighthold'da Star Augur fight'ında gördüğümüz face... O gezegenle bilginiz var mı yani? Konuştuğumuz konuda. Hangi gezegen olduğunu bilmiyoruz ama Corrupt gezegenleri gösteriyor sırayla. Ve işte Void'den ve işte Fel, işte Burning Legion'ın işgal ettiği gezegenlerden asıl güç çekildiğini de bir ilk elden orada görüyoruz. İşte Warlock'lar o büyüleri kullanıyor. Aha işte orada görüyoruz. Neden Void kullanabiliyorlar? Bir, işte. Star Augur'un gösterdiği Void gezegeni bayağı böyle o Old God içindeki ne kadar büyümüşse, tentakılları falan sarmış dışarı. Tabii de aynen. O bayağı creepy'di yani. Tabii canım. O gezegen gerçekse zaten. Abi. Benim sorum var. Sizce Sylvanas Saurfang'e planını, gerçek planını söyledi mi? Anlattı mı?
Hayır. Ama hayır. Bence şey var. Yani bir açıdan böyle bir yere kadar anlattı. Çünkü şey diyor, o çok kritik bence. Son fight'ta hani yaralıyor ve yanayım sana güvenmiş. Evet, evet, demek evet. ki demek ki kastettiği orada bir plan var yani. Bir bildiği kadarını. Işte, you cannot kill hope olayı da var. Onu da bağlayabilirsin. O sürekli öyle you cannot kill hope, you cannot kill hope. Ya işte en baştan o savaşın başlangıç sebebi o ya, Malfurion'u öldürüp işte Night Elf'lerin isyan etmesini engellemek. Aynen, onu kırıp. Ama Saurfang bunu yapmadığı için Tedrasil'i yakıyor. Hatta Tedrasil'i yaktıktan sonra Saurfang'e diyor ki senin yüzünden yaktım. Evet, aynen. Sen Fury'ni öldürmedin. Öldürseydin yakmaz mı diyor, şunu atayım. Zaten Sylvanas, Nathanos dahil herkese belli bir noktaya kadar söylüyor. Bir kalanını kendine saklıyor. Gerçi tamamen Nathanos'a şeyi söylemiştir. Helm'i kıracağını, çünkü Nathanos şey diyor. Nathanos evet. Ona zamanı daha çok... Zamanı geldiğinde sakın tereddüt etme diyor. Evet evet. Şunu atayım. Herkes gözmeyen izlesin. Bakınız yok. Chatten Sargeras'ın kılıcı saplandığında neler olmuş falan. Zavallı insanlar. Nasıl görmüş olayı. Gerçi çok güzel. Böyle doğal afet gibi veriyor. Baya başarılı yani. Fan made olması ayrı bir olay. Bir ölçü değil. Dur bakalım. Verecek misin? Yok, vermek değil de şöyle kenara alacağım onu da. Nathanos ile aşk var mı Sylvanas gibi... Lan oğlum ya. Bayağı var canım. Sylvanas umutlarının ölmesinden hoşlanıyor. Çaresizlikten keyif alan biri. O kadar çünkü basit işte değil ama ya. Değil. Olay o değil. Orada... O iş, tamamen strateji. Evet, tamamen onu söyleyecek. Bir planı var. Soğuk ve... strateji yani. Bir de orada cidden Shadow Ascendant'a dönüşmeye çalışıyorlardır. Umudu içindeki yok etmek için. Ha, çok onu söyleyecektim. Acaba ya, o mu yoruyor? Ama onunla ilgili bir kanon, bir gönderme yapılmadı ya. Hiç geçmedi. Evet, evet. Bu teori zaten canım sadece. Yani işte şey, hani eskiden benim de bildiğim o şey, şöyle bir şey. Hani Shadow Magic kullanacaklar için o işte... Söylediğiniz şey geçerli. Ha, özellikle peki, herhalde. Çünkü hani racial bir büyüsü vardı bütün eskiden priestlerin. Evet. Şeylerin işte undead Shadow priestlerin de kendi bir büyüsü vardı. Belki onunla alakalı falan bir şey olabilir. Peki size bir şey sorayım. Bu kavramlar arasında bir karmaşıklık var değil mi senin? Shadow, Void ve Dead arasında. Shadow'u hangisine daha yakın koyabiliriz sence? Shadow, Void, Dead ama şimdi bir dakika. Shadow, Void ile ilintili zaten. Hani Disorder, evet. Void, Dead dersen ne bileyim. Bence şöyle. Ama Dead için... Zaten şey, kozmik chart, kozmik chart'ı açıp bakınca görüyorsun onu yani. Aslında hepsi ayrı ama bir etkileşimleri var. Evet yani o etkileşim gibi düşünmek daha onu herhalde doğru olur. Yani mesela şöyle diyeyim, Light ile Disorder'ı, mesela Light ile Disorder'ı Fire ile birleştiriyor mesela. Gibi ha işte aynen. Yani bunları kullanabilmen onların aynı kaynaktan gelmesini gerektirmiyor zaten. Ya direkt yani şey olarak... gibi düşün. Dark şamanlarda var ya mesela, Dark şaman evet. Mesela ona benzer bir mantıkta işte ben, hem Shadow'u evet. kullanıyor hem Nature kullanıyor. Evet. Bebeğim bu tarafa koyarsan hiçbir sıkıntı benim... yaşamayız. Peki şey söyleyeyim, Necromancer açıklanmadığı için bayağı bir üzüldük ya. Yani evet. Ben şey düşündüm, bu Shadowlands'te bu Death'in ne olduğunu iyice bir anlayacağız tabii. Bu ara ben çok kısa özür diliyorum Murat Han, biliyorum ama çok yanlış yerden giriyorum şu anda. Vulpera'nın da geleceği BFA'nın başında belli değildi arkadaşlar, hatırlayın. Biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Kesin, bana Vulpera kesin, falan kesin değildi ama sonuçta gelen ırklar ve Allied Race var ya. Evet. Burada yani... da yani kimse şey demesin, dediğim gibi yani bu Blizzard ve çok sık yapılıyor bu. Al sana Vulpera geldiği gibi Necromancer'da bir gün karşımıza konabilir. Ha yani. Tabii aynen şak diye çıkarabilirler, hiç belli değil. Yani şey öyle diyeceğim. Kesin gözüyle bakmasın ya da kimse ya işte Belular dedi, Pyromancer dedi, abi yok. Net bir yani Blizzard çalışanın ağzından duymadığınız sürece şey yapmayın. Tamam işte ben o konuda şey diyecektim. Death'in ne olacağını iyice öğreneceğiz madem.
Bunu Vision teorisine bağlıyorum. Döndüğümüzde çok çaresiz bir durumda olacağız. Yani. Azeroth'ta Skolomens diye bir yer var. Ya orayı mesela Alliance ve Horde açmaya karar verip siz şu Necromancer'lığı bir öğrenin derse öyle bağlarlarsa. Olabilir. Yani çok olabilir gayet. Olabilir. Gayet olabilir. Çünkü ben hala Necromancer'ın Dead Knight'tan çok daha creepy ve çok daha acımasız bir şey olduğunu düşünüyorum. Dead Knight'la... Zaten yani... aslında Dead Knight'la Necromancer yakın gösteriliyor da şey gibi evet, aslında tam evet. Paladin ve Priest gibi işte öyle düşünmek evet, işte lazım. Hani insanlar çünkü Unholy DK var Necromancer ha, tabii ben, ben evet. Onlardan biriyim. Unholy DK gayet Necromancer'e çok aa, bak. Ama. İşte ben yakın ama değil. Değil. Bak şimdi şöyle, yakın. Bak. Yakın evet. Sana lore olarak şunu şöyle söyleyeyim. Dead Knight dediğin bir dakika. Diğer şey klaslarla dengesi var. Üstünlük zaten Necromancer gibi davranan iki klas var. Biri DK, biri Warlock. Yo abi gayet... Yok yok çok farklı hepsi. Şey adını sen söyle yani Demon Hunter gelirken de Laps diye geldi. Tabii tabii. Şey Death Knight'ın kendisi gelirken de Laps diye geldi. Hiç beklemiyorduk yani. Hı-hı. Çok böyle büyük hani o tarz problemler olacağını sanmıyorum. Ha ben şimdi şuradan da şu çıkmasın. Ya iki gün önce işte bir yeni bir yayıncı izledik. Böyle diyordu. Aa ne oldu olmadı falan değil yani. Olabilir. Hani olması ihtimaller dahilinde diye söylüyoruz ben hani. Şey diyordum. Death Knight'lar daha çok hani böyle zorla diriltilmiş ve biraz kurban karakterler. Evet, evet, aynen. Necromancer dedikleri de böyle bayağı işte bu konuya meraklı. Death nedir? İşte nasıl diriltirim? Ha, aynen, fark okula şurada. Gidip, okula gidip öğrenen ruh hastaları yani. Tabii tabii, aynen. Gayet böyle yaşayan normal undead olmasına gerek Necromancer'ın. Yaşayan normal bir büyücü, işte Warlock gibi. Ama bu bu tarz böyle büyülere sarıyor. Yani şey mesela tam bunun güzel örneği işte Lich'e dönüşmeden önceki işte Kel'Thuzad normal bir mage aslında. Ama evet. Bu karanlık sanatlar falan derken işte Sholomans falan şey yapıyor yani bu olayları öğrenip ondan sonra olayda uzmanlaşıyor. Ondan sonra Necromancer olduğunda direkt mesela undead olmuyor. Daha çok güçlenmek için Lich'e dönüşmek için özellikle Necromancer oluyor. Mesela Tom Baldwin şey diyor hani yeni klastan ziyade mevcut klasların üzerine yoğunlaşma olur da yani o olacak zaten de şöyle evet, evet. Bizim hani nasıl söyleyeyim böyle dördüncü spek muhabbeti değil mi? Dipten evet. Çıkardığımız şeyler biraz daha nasıl söyleyeyim hani Legion'la ilgili bir şey geldi bir paket geldiğinde Legion'a ait bir hero class geldi yani Death'le alakalı ilk expansion'ımız Lich King'di Death'le alakalı bir class geldi yani ki de şeydi adını sen söyle Death Knight'ta ama nasıl söyleyeyim biraz daha farklıydı yani Necromancy'ye göre. Death'le alakalı yine koca bir expansion geliyor. Neden olmasın diyoruz sadece. Bir de WoW Gameplay'de biliyorsunuz daha yayının başında söyledi. Görkem de dedi ki hani bunlar kabul görmediği sürece oraya yazılan çizilen şeyler değil. Necromancy bir sınıf olarak geçmeye başladı. Böyle hatta işte lokasyonları var, liderleri var. Evet. Eskiden öyle değildi. Sadece işte büyü gücüydü. Evet. İşte Sholomance'de takılan insanlar topluluğuydu falan da. Teknik NPC'lerin böyle hero class'ıydı sadece. Aynen. Şimdi baya baya böyle bir sınıf olarak ayırmaya başladılar. Hani bunlar bazı şeylere yeşil ışık yakmak. Dediğim gibi yani yapmaya da bilir. Ortamı hazırlar. Adam elinde tutar. Çat diye yaparken zaten bak altyapısını kurmuştum kardeşler. Tamam. Hoş geldin Cezmi abi. Alp bir şey demiş. Çok güzel olur Necromancer o konuda DK. 3. faction gelecek lafları dönüyor. Bana açıkçası uzak olmayacak bir şey gibi duruyor. Ne düşünüyor? Bence 3. faction'ı birleşecekler tahminen yani. Tam tersi aynen. Tek faction olacak. Tek faction olacak. Hatta 10-0'da ben size söyleyeyim. O en büyük özelliği tek faction olacak. Zaten tahminen 10-0'a da bizim düşündüğümüz gibi bir şey olursa cidden her şey revamp gelebilir Broad'dan gameplay'e kadar. Ben lore-wise'da Görkem'e katılıyorum ama satış argümanı olarak Horde ve Alliance'ı bitireceklerini daha sanmıyorum. Daha demin konuşuyordu, onu söylüyordu. Yok işte onun bitmeme halinin gayet böyle uygulanabilir versiyonu var. Neden savaşmaya devam edecek? Mesela Horde Alliance gene olacak. Ve Horde Alliance'ın
birleşmek istemeyen kısımları ekstremist böyle ayrılıkçı factionlar olarak yani işte onlar ayrı factionlara bölünüp işte bunlar PvP faction olacaklar ve işte PvP yapacağın zaman onlardan mesela olup şey yapacaksın. Üçüncü faction olmayacak yani. Şey gibi düşün. Sadece War modu açıp gidebileceğin bir faction var. Ama işte raid yapmak için War modu kapatıp işte Alliance'la beraber grup kuracağın guildler ve factionlar var. Ama mesela bunu ikisini de yapabileceksin. Nasıl şu anda PvP'de yapıyorsun, giriyorsun raid'de yapıyorsun. İşte oyun modu gibi düşün. Buna geçmek için işte belli bir aynı bu şey şu anda oyunda olan işte Tyrus Isle'dan beri hani mesela Blood şeyini kullanıyorsun da Ordos için öldürüyorsun herkesi. Sonra işte neydi işte şeydeki Legion'daki işte versiyonu var. Onda da kanatları takıyorsun şey için işte neydi? Aikvin diyeceğim değil tabii. Neydi? Uçan işte arkadaş için öldürüyoruz falan. Bunun yeni versiyonu da şimdi Nuzoth için öldüreceğiz hatta. Bir üçüncü versiyonu geliyor. Şimdi bu iş bu kadar devamlı geri geliyorsa, herkesi öldürme opsiyonu bize veriliyorsa bu illaki bir yerde PvP buna dönecek yani. Herkesi öldürme opsiyonu her zaman olacak. Böylece şey de olmayacak. Mesela şimdi Alliance'ın neredeyse hepsi War kapalı oynuyor. Evet. Ordu'nun neredeyse hepsi War açık oynuyor. Ve o yüzden Alliance mesela PvP bonusu alıyor. Orada devamlı PvP bonuslu yapıyor bütün questleri böyle tehdit edilmediği için. Şimdi dünyada tehdit oluşması için oyuncuları karşı karşıya getirmen. Şimdi bunu engelleyemeyeceğin bir mod açmak için ne olursa olsun sana Horde da olsan, Alliance da olsan işte sana saldırabilecek moda geçen adamlar olursa bu World PvP tekrar canlanır. Yani bayağı da güzel bir proje bence o. Ve hani buna tek faction'da tek faction olunca da raid modu canlanacak. Çünkü şu anda mesela Horde guildler götürüyor raidleri. Gene aynı şekilde evet, PvP deck evet. gibi. World first'leri alan bütün şeyler hep Horde ve evet, devam sıkıntılı o konuda maalesef. Aynen. Ve racial'ları da tam mesela iki taraf kullanamıyor. İki tarafın avantajlı olduğu şeyler var ama daha çoğu Horde'da olduğu için hepsi Horde oynuyorlar. Evet. Mesela bu birleştiği zaman yeni raidlerde her buff her şey olacak. Öyle düşünün yani. Her racial'dan faydalanabilecek herkes. Hani benim aklımdaki şeydi hani senin dediğin çok mantıklı şu yüzden. Hı? Ben şeye düşünüyordum hani bu savaşı 500. defa hani yaptık durdurduk demek yerine şöyle evet. olurdu. Hı? Şöyle olurdu. Savaş biz başka tehditlerle uğraşırdık ama Warfront tarzı savaş devam ederdi sürekli. Ben öyle düşünüyorum. Tabii. Onu yine bitirdiler. Yani o da iyi değil çünkü şeydi mesela Battleground mesela çok bu sefer şey kalıyor. O oyundan kopuk kalıyor. Devamlı orada dönen bir şey var. Böyle artık böyle evet. kapalı boyut gibi. Yani onun bir amacı yok. İki tarafta sırayla ele geçiriyor. Warfront o açıdan felsefe olarak iyi yok, değil. Yok. Yanlış söyledim. Ama yanlış tarzı olarak dedim. Hani tabii tabii. Onu diyorum zaten. Tarz olarak felsefesi çok iyiydi onun. Mesela savaş ederek etkisi vardı. İşte evet. nasıl olduğunu görüyorduk falan. Onlar işte Alliance'ın kazandığını da öğrendik bu arada. Sevgim gibi artıyor. Hoş geldin. Şey başka bir konuya geçti biraz ama biraz gameplay ile alakalı. Evet Warcraft filminin televizyonda yayınlanması gerçekten bilmem oyuncu şeyini arttırabilir Türkiye'deki. Arttırabilir. Yani, güzel bir etki oldu. Ya Warcraft filmini ben ikinci defa izlediğimde beğendim. Bana biraz şey gibi geldi. 2016 yılında çıktı ya Haziran ayında. Ağustos'unda Legion çıktı. Ben orada şeye dikkat ettim. Chronicles'ın çıktığı seneydi hatta. Şu vurgu vardı. Birkaç vurgu vardı. Hı. Bir tanesi şuydu. Unutma karanlıktan ışık, ışıktan karanlık doğar vurgusu. Light ile Void'in bu ilişkisiyle tam konuştuktan sonra göndermelerde. Ve sürekli unutmayın Azeroth'a karşı olan tehditlerde sürekli birlik olmalısınız. Mesajı sürekli evet. verdi. Ben yani ben neredeyse Legion'in hani film için Legion'in PR'ı diyeceğim. O kadar saçma bir durum yani. İşte seni biraz gösterdi. Eda sen ben resmen Legion'un PR'ı yani Warcraft'ın. Ya gayet olabilir hakikaten. Çünkü yani işte dediğim gibi Blizzard'ın genel amacı konuşulsun da gündem olsun.
Yani tartışılsın, gündem olsun. Bir şekilde herkes bunu konuşsun. Ya adamlar resmen yani klasik, bak klasik olayında tükürdüğünü yaladı gibi gözüktü değil mi? Evet. Ya bu ama direkt, kazanç ya, da var. Tabii ki canım. Yani klasik sayesinde retail'in aktif oyuncu sayısı arttı yani. Demek ki bu gayet amaçlı, evet, bir şeymiş. Evet, herkes göz ardı ediyor ya. Tabii canım, yani klasiğe başlayan herkes, çünkü aynı anda retail'e de otomatikman üye oldu. Hadi bir deneyeyim dediği anda, aa kötü değilmiş diyenlerin zaten şey, sayılar ortada. İşte ben bir onunla ilgili yazı paylaştım. Aktif oyuncu sayısı şu anda 10 milyonun üstü olabilir. Evet. Yani üye zaten sayısı. Orada bu sadece klasiğin sayesinde, evet, oldu ve retail'e geçmeleri sayesinde. Hani ya, bu kasten yaptı adamlar. Yani retail'in oynamasına da gerek yok. Account bağlı. E, tabii aynen, aynen, aynen yani şey, ama bak işte mesela Happy Totem, bak mesela şey attı komandan, direkt çok kişi yaptı bunu yani. Ben çünkü bunu merak ettim ya, dedim ben ICV'nize işte rehber yazıyorum, klasik rehberleri yazdım bir sürü. Ya dedim bu kadar ilgi var ama retail de bu kadar, nasıl oluyor bu işler falan diye merak ettim. Şeyler var, bazı sitelerden aktif oyuncu sayısını değil de karakter sayısını görebiliyorsunuz. Ya bir dedim hesaplayayım ne kadar artmış, ne olmuş falan. Ya şu anda gerçekten hani her account'ta retail'de 5 tane aktif karakteri bile olsa, yani 5'ini de aktif devamlı döndüre döndüre ayda bir login oluyor bile olsa, şu anda en az 10 milyon aktif yani hesap var. Ve bu klasikten sonra oldu. Retail'de bu arada. Klasikte de 2,5 milyon ya 4,5 milyon civarı olması lazım. Ama tabii hem onu hem onu oynadığı için aynı hesap geçiyor. Yani Blizzard döndü dolaştı, inanılmaz bir kar sağladı. Tabii canım işte. Takip için teşekkür ederiz bu ara. Evet. Yani şey, orada dediğim oyun işte, konuşmayalım yani, Blizzard bu tip şeyleri gayet kasti yapıyor. Gayet herkesi fişeklemeyi falan özellikle yapıyor. Yani ben sonradan Blizzard başkanı olacak olan adam çıkıp mesela ya yani öyle işte you think you do but you don't diye milletin neden fişeklesin yani. Ve o bunu dedi ve bütün Blizzard şeyleri, sosyal medyaları böyle yıllarca trollendi böyle. Her şeyi bunu cevap olarak yazdılar. Ya işte getirseydiniz Vanilla'yı bilmem böyle ve sonunda geldi ve herkes, bütün private serverlarda oynayanlar döndü bunu. Adamlar yaptı yani. Demek ki seni orada fişeklemesi işe yaradı yani. İnadına, çünkü herkes bunu böyle dava olarak sahiplendi ve olay hususuna gitti. Sizi konuşturmayacaklar. Normalde arka arkaya takip akıyor. Tabii, peki, sorun değil. Shadow Grass Retro'nun şeyi ne olacak? Rolü ne olacak? Yok, çok da güzel bir soru geldi. Bir saniye Eda'cığım. Unutma. Şimdi sen sor, hemen John Berg'in sorusuna dönelim. Hayır, onun sorusu. Söyle aşkım. Hayır, onun sorusu. Aşkım söyle. Hayır, onun sorusu ilk aşkım, oya söyle yazdı. Söyle. Yordun ya. Titanlar tarafından hakimiyeti sona erdirilmeden önceki haliyle Kara İmparatorluk Nyalotha değil değil mi? Onu karıştırmıyorum. Değil. 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 O Black Empire. Onun Nyalotha tahmini, onun merkezi yani. Yok, bence sadece değil. Bence Nizot'un domine ettiği bölge sadece Nyalotha. Aşağıya gösterilen haritada onda haritada var. Onda biraz kafam karıştı diyor. Nasıl? Yok. Yani? Asya'da Nizot'un kendi domaini abi. Evet evet. Aynen. Şey harita değil de şey gösteriyor. Yani gene bizim şimdi girdiğimiz Nyalotha raidindeki ortamı gösteriyor ona. Evet. Yani o zaten şey gibi düşünün. Nasıl Yogg-Saroth'un beynine girip onun içindeki olan olayları, etkilediği şeylerin flashbacklerini gördük. Aynen o da Nyalotha'da Nizot'un yaptığı bir kendi nasıl diyeyim, pocket realm'i, böyle cep şey gibi bir şey yani, gerçeklik gibi bir şey. Onun kafasının içinde dönen bir böyle gerçeklik orası. Şükrü evet, demiş ki de Eda sordu, sordu hatta soramadı deyip üzülmüş. Evet, evet Eda sor. Peki şey, Shadowlands'te Dreadlord'ların şey ne olacak? Rolü ne olacak? Onlar olacak mı orada? Ya ben orada mı biraz onu zorlamaya çalıştım Eda'cığım. Nasıl söyleyeyim, hani Shadowlands'le Legion'ın bağlantısına ısrarla oradan girmek istiyorum. Çünkü olsun da istiyorum. Yani kozmik güçler bu kadar nasıl söyleyeyim, birbirinin içine girmişken ve o meşhur çizilen haritada özellikle birbirinin içerisine çok girmiş kozmik güçler yan yana çizilmişken
Şey soracağım, Dreadlord dedi orada. Evet. Dreadlord diyor. Yani Legion'la Shadowlands'in direkt böyle bağlantıları Nathrazim'lerden, hatta o Ravendread'deki pre-Nathrazim evet. diyeyim, pre-Dreadlord modlarından evet, evet. çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Yani bir bağlantı evet, zaten... var ama Vision da asıl Void'le, hani Visions of N'Zoth Expansion, yani patch'inde expansion dedim. Ağzımdan öyle çıktı, bak olaya gel. Yama'da Void'le Death arasındaki böyle tatlı ilişkiyi görüyorken sanki orada da o tarz şeyleri göreceğiz. Yani bu soruların cevaplarını oradan şey olabilir bence. Yani bak sen söyle sonra ben anladım. Bu anladığım kadarıyla ilk raid Revendreth'te olacak. Evet. Ya son boss Dreadlord olursa bilmiyoruz daha bossları. Evet. Belki Mal'Ganis olur. Son boss, eğer son boss mu bilmiyorum ama orada devasa gargoyle var. Devasa bir gargoyle var. Evet. Yani ama o Dreadlord mu, işte Proto Dreadlord ya da bir şey tarafından boostlanmış bir Dreadlord ya da bir gargoyle mu bilmiyoruz. Ama bence mutlaka bağlantısı olacak. Zaten işte ben de onu diyecektim. Şimdi Cosmic Map'e açıp baktığınızda şimdi sağda iki tane güç var. Death ve Disorder. Disorder'ın altında Fel var. Death'in altında Necromantic var. Necromantic'in altında Undead var. Fel'in altında Burning Legion var. Evet. Bu ikisinin arasında Reality'nin Shadowlands kısmı kesişiyor. Evet. Yani zaten diyor ya, Necromancy gayet Fel'den kaynaklanmasa bile Fel'in çok bir paslaştığı bir şey olabilir. Aynen şey gibi. Bak, karşı tarafında bunların da Order'la Life var. Order'ın altında Arcane, Life'ın altında Nature zaten. Yani Arcane'in altında Titans var. Yani o yüzden bunlar karşıt zaten güçler. O diğer ikisi böyle yandaş güçler gibi ve illaki birbirinden besleniyor bunlar. I am Mal'Ganis, I am Eternal. İşte bak Emerald Dream, bak Shadowlands'ın karşıtı, Reality karşıtı Emerald Dream. Emerald Dream'de Titans ve Wild Gods var. Life ve Order var. Arcane ve Nature var. Bunun karşısında Fel ve işte Death var. Yani mutlaka bağlantısı olacak. Neye bakıyorsun yani, bebeğim? %99 biz yani şey olmasa hani Burning Legion demeyelim ona, o yanlış yanlış tanım oluyor. Fel'le alakalı bir şeyler gördüm. Fel'le alakalı, Demon'larla alakalı, Dreadlord'larla alakalı kesin bir şey göreceğiz yani. Zaten yani, bu oyun diyorum aldım ya. Aldım cevabımı. Evet, olmasın. Aldım cevabımı. Ya, yani orada yani. Bir soru ha evet. Tamam biraz şey. Hatta şöyle ilginç bir detay var. Dreadlord'lar Frostmourne'u öyle bir craftlıyorlar ki Frostmourne onların ruhlarını alamıyor. Hani Mal'Ganis yani. Bu durumda şimdi şey konuştuk yani. Emin olamıyoruz hani Dreadlord'lar mı yaptı vesaire. Rünleri onların koymuş olması o zaman lazım o zaman Frostmourne'un üzerine. Tabii canım. Zaten şey, yani... O yapan Craftsman Dreadlord kesin var. Değil, yani, bence yani... değil. Yok, o da üst bir varlık, tamamen Jailer gibi bir şey. O zaman Dreadlord'ların çalmasından çok cidden yani birlikte çalışma olma ihtimallerine ben haklarım. Tabii, yani ya kandırıyorlar, işte başka bir amaç için kullanacağız bunu. İyi amaçla, işte kayıp ruhları toplayıp getireceğiz falan gibi bir şeyle kandırıyor. Yani sonuçta orada şöyle düşünün. Shadowlands'in ekmeği suyu anima ve ruh toplayan bir evet. kılıç. Yani orası için evet. böyle şey gibi yani ne bileyim arama yapan işte evet. Petrol arayan gemi gibi bir şey yani onlar şey için. Böyle Jailer bekliyor değil mi böyle bunlar neden? Tabii hadi Frostmourne'u getirse de 50 bin anima şuraya koysak falan diye bekliyorlar yani. Ve ama şey, getirmiyor falan diyor. Tabii yani. Şeyde işte Helm of Domination'da mesela benzer bir mantıkla yaptırdılar bence. Yani bakın undeadleri yönetirsek sonuçta onlar işte onları şey yaparız işte bizi etkilemeden o çabuk ruhları hemen geçiririz buraya falan gibi belki o amaçla şey yaptılar. Peki yani. Ben size bir teori sorayım. Kesin bir entrika var. Arkolon'un teorisi bu, hani Mizot'un şey bir sürü var ya, ışık her şeyin düşmanıyla bir anlaşma yaptı. Kalia Menethil'in adet olarak kaldırmasını kastediyoruz ya. Evet. Oradaki kastı death değil de undead olabilir mi? Şu yüzden undead aslında düşününce doğal bir şey değil. Yani ama death doğal bir şey değil mi? Death evet. De, ay, evet hani death de değil. Hayır bak.
Dead de değil. Nasıl life, life de değil. Undead çünkü yani ölmüş. Hayır, onu söylemeye çalışıyorum işte. Dead doğal bir şey yani normalde. Hı-hı. Mesela evet, ölüm doğal, evet. Aynen, Taurenler o işte Forsaken'ları ilk kabul ederkenki muhabbetleri var ya hani Horde'a. İşte evet. Dead normalde Nature'ın bir şeyidir diye. Evet. Hani buradaki Light'ın bargını undead olabilir herhalde. Olabilir. Eğer şeyin düşmanı gerçek düşman olarak çünkü. Gerçekten. Oo, yalnız ağır değil, ağır teori yaptı şu an ha. Bir de güzel de bir soru geldi bak, onu kaçırmayalım. Üçlü dörtlü olmaz ama çok ince bir nokta yani. Jonberg mi? Hı-hı. Gökhan Bey bahsettiniz arkada şey, mesela Void aşama olarak 4 kademeli, karşı güç olarak atıyorum. Light 3 kademeli. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğerlerinin 3 kademeli hepsi. Void en özgür abi o yüzden. Void? En özgür abi o yüzden. En özgür güçlü böyle. En fazla farklı bir şey veriyor değil mi? Light böyle şey tiran. Yani. Ya bundan çok konuştuk aslında. Evet, o harita zaten ya çok ya, bu haritayı artık böyle nasıl eğlenerek tasarladılarsa cidden orada olmak isterdim yani. Çünkü her şeyi bilerek nereye de koy, şey böyle, nereye ışını koyarsak bak şey kümeler var orada bir kere. Evet bak şimdi şey de galiba Legion'dan önceki BlizzCon'da şey dediler. Bu ilk Chronicle ve bu harita ortaya çıktığında dediler ki işte şey yani sırayla bunları işte şey yapacağız, işleyeceğiz ve Legion geldi, Fel geldi. Evet. Ondan sonra geçen şeyde BlizzCon'da gene dediler. İşte bakın Shadowlands geliyor. İşte Shadowlands bu Cosmic Chart'ta bir yeri var, etkilendiği yerler var falan. Ve işte bizim gerçekliğimizle bağlantısı şu bu falan dediler. Ondan sonra ve şey dedi işte bütün Cosmic Chart'taki her köşeyi ayrıca işlemek istiyoruz dediler ve şu anda Shadowlands'teysek yani Emerald Dream'i gördük, işte gördüğümüz yerler böyle Wild Gods'ı gördük falan, işte nedir bunlar? Hepsi ortada. Şimdi dört aşamalı gibi gördüğünüz yer aslında yani dört aşamalı olmayabilir, öyle diyeyim size. Çünkü Light, Holy ve Nauru işte Nauru teorisi, aynen Nauru teorisini anlattık ya, Old God'lar Nauru'ların karşılığı değil. Evet. Old God'lar direkt Void'in karşılığı. Yani Void'in hatta pardon yanlış dedim. Old God'lar yani Void'in hizmetkarı. Nauru'nun karşısı direkt Void Lord'lar. Bakın ya yani chart'ta da gözüküyor. Shadow ve Void yani Nauru'ya denk şeyin arkası. Holy yani. Holy'nin karşıtı Shadow ve Void. Light'ın karşıtı da Shadow. Yani oradaki Shadow Void dediği zaten o Void Lord'ların geldiği yer işte. O yüzden Nauru'ya denk Old God olamaz zaten. Mantıksız olur. Yok, yok. Oradan onu anlayabiliyorsun. Yani neden dört, neden şey Old God orada aslında şey yani bizim gerçekliğimize geçmiş Void Lord'ların nasıl diyeyim müdahale işaretleri var gibi. Evet. Evet. Çok karışımına bakıyorum. Ama yani güzel olan tarafı o zaten yani olayın. Evet. Zaten bir şey soracağım ben. Trende ne olacak peki? Trende biz bu şeyde halledecek miyiz peşte? Yoksa o bir şey olacak mı? Olacak olacak. Trende'nin evet evet. Trende'nin Riot'ta hikayesinin devam edeceğini, Elun'un da bağlanacağını söyledi. Aynen. Elun'u da açıklayacak ve Trende'nin de yani devamında ne olacak, neden böyle Dark Side olduğunu, neden Elun'dan umudunu kestiğini falan anlayacakmışız. Ama şey ilginç evet. Yani Elun'un Elun'a dair çok ciddi bilgiyi Death Realm'inde öğrenecek olmadığı için. Değil mi? Evet. İşte bence o şundan yani Titanların üstü varlıkları ilk kez keşfedeceğiz. İlk kez bir üst boyut görüyoruz şu anda. Mesela evet. Herkes ölünce gittiği boyut yani ilk kez böyle bir gerçeklik ötesi sağlam bir boyut görüyoruz yani. Evet. Şeyi gördünüz mü ya, bir tane görsel yapmışlar böyle bir dwarf işte üstüne light koymuşlar, etek Elun giydirmişler işte useless god Elun diye. Aynen ya, WoWreddit'te biri yapmış onu, ben de çok patladı bana ya, bayağı güzel. Yani gerçek yapayım anlamda belki görebileceğiz ya yani. Ama mesela Murat Han neden şaştı bilemedim ama Eru'ya benzetiyorsun yani, belki de her şeyin üstünde. Yani eğer Eru diyorsan World, yani yüzüklerin bence World, öyle değil. Bence Jailer'a denk bir varlık ama Titan üstü bir varlık.
Ben de açıkçası ya Eon'un yani... Ama bilinmez, bilinmezlik bizi nasıl da şey yapıyordum yani. Evet zaten şey de... İşin güzelliği orada tabii yani. Dur atıyorum. Hani, ben şey oldum mesela Nızot ortaya çıktı ya biraz üzüldüm biliyor musunuz? 10 yıldır bir gizem perdesiyle şey diyor mesela artık onu... O biraz kalktı hala çok güzel bir şey. Illidan'la ilgili bir şey olacak mı? Kabuto Ninja açıkçası yani özetle şöyle nasıl söyleyeyim. Hani Visions'da direkt net bir şey beklemiyoruz ama Shadowlands'te bekliyoruz kendilerini. Yok ben Illidan'la Sarg arasını böyle çok sonraya saklanıldığını düşünüyorum. Olabilir. Söylediği şey. Hani artık böyle şey artık hani iş dedi ya hani bütün kozmik değişikliği artık böyle iş iyice kozmikleşip cılkışmayacak bir yerde. O zaman gelecek. Yani. Aynen işte şey bence zaten bu seneki BlizzCon'da verdiği cevap direkt ona göndermeydi yani. Çünkü şey dedi ya sırayla bütün kozmik güçleri elden geçireceğiz diyorsa ya illaki o kızıl yıldız açılacak yani o zaman demek ki. Bunlar yani bir yerde geri gelecek yani. Bunların aklında hepsini tek tek işlemek varsa en az 6 paket var demek. Tabii yani. İlla ki Sargeras... Bunlar gidip şimdi Black Empire'ı 4 paket sonra gelir 40 yaşında oynar. Yani işte esas ilginç kısmı bundan sonra ne olacak? Void War çünkü olursa bundan sonra ne olacağı belli değil. Yani bu şeyleri, güç odaklarını sırayla nasıl... Yani nasıl bundan bir hikaye çıkacak? Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ya... Yani işte bizim karakterlerimizin güç seviyesi ne olacak o aşamada? Tamam git bebeğim. Bayağı bir... Bence biz öyle artık 10 yılda zayıf kalmalıyız. Yani. 12 yıl daha var. Şu anki yaşınıza 12 yıl ekleyen 6 paket varsa vallahi 15 yıl geçti. 12 yıl neden geçmesin? Ya işte bildiğimiz mesela Legion'da açıkladıkları hazır 3 paket var dediler. Evet. Legion'dan sonra 3 paket daha var dediler. Yani Shadowlands'ten i̇şte ikisini gördük. Peki bütün bu yani... konuştuklarımız Nizot'un bir Vision olabilir mi? Hangisi mesela? Shadowlands. Tüm konuştuklarımız yok hayır. Her şey. Yok. Ha, yani ha, biz aslında Nizot'un bir vision'ı. Evet. Olabilir tabii. Neden olmasın? Var mı karşı bir kanıtın? Yok. Yok. Yani. Güzel olmaz. Aslında şey işte. Matrix geyiği var ya. Matrix değil de Nizot vision'ımışız. Şeyde simülasyonda değil de Nizot vision'ımışız. Vision'da değil mi? Bari cidden Blizzard bu Nizot Vision'ı yaparsa bütün sözlerini geri alır, ayakta akışlarım. Aynen, Matrix'e bağlar o zaman. Ona gider yani. Illidan'da tuzluk diyor. Güzeldi. Zaten şu açıdan mantıklı olur. Warcraft'lar... Şeyin sonu, ben anladım. Ne? Şey... Ha, Warcraft'ı değil mi? Yok, şey tuzluk muhabbeti şey ya, Leyla ile Mecnun'un... Ha evet. Onu diyor. Onu sonra evet. Bakkal tuzluk çıkıyordu. Şey zaten Blizzard böyle bir şey yaparsa cidden ayakta alkışlarım ya. Umarım böyle bir şey yaparlar. Yani genelde teoriler tutmuyor ama. Yani işte bir altı destekli gidiyor yani. Sonuçta bir Black Empire şeyi bence expansion'a gelecek. Ama işte Azeroth'a etkisi nasıl olacak? İşte World Revamp yapacaklar mı? 3D Engine'le beraber bir böyle coşturacaklar mı falan? Lost gibi. Yani bitirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Lost gibi. Lost'ta bitse de gitsek yaptıkları için öyle saçma bir şey. Ya ben Warcraft'ta biraz fazla uzadığını bazen düşünüyorum. Çok eğlenceli bunları konuşmak da. Yani çok kozmikleşti. Yani Warcraft'tan ondan mı acaba çıkıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü şey demeyeceğim. Alliance Lord demeyeceğim de. Wrath of the Lich King oynarken mesela şey oldu. Bu arada off topic olduk galiba artık da. Ya sohbet ısınır mı işte? Yo şey yani, yayındayız hala. Hep sohbetteyiz. Tamam. İşte böyle... Raikul mekanlarında falan gezerken kendine Warcraft'a girmiş sayıyordum ama şimdi Battle for Azeroth'ta da bazı yerlerde sanki farklı bir oyun oynuyor şimdi. Bazen hissediyorum. Yani biraz Warcraft'tan çıkıyor gibi geliyor bazen. Sanki yok bence öyle çok düşünme. Çok kozmikleşti gibi. Yok yani sonuçta temel şeyler aşağı yukarı aynı yani. Evet zaten. Şöyle düşün. En başından aslında zaten çok böyle
Warcraft 3'teki mevzuların büyüklüğünden düşün. Yani oraya göre hala aslında çok bir hero modunda değiliz. Ya, hero'lara bakarsan ne bileyim Hun falan işte Malfurion'un işte ilk böyle yükselişi falan bir şeyler. Onlara göre bayağı gene yolumuz var level'lanacak. Farklı şey bir gezegene yani. Gidelim. Bıktım artık Azeroth'tan. Zaten gidiyoruz abi işte gidiyoruz. Shadowlands'a gidiyoruz. Yani. Evet. Abi Azeroth yok artık. Canımı sıkıldıkça gezegen değiştiriyorum. Outland, Draenor. Resmen ha. Outland, Draenor. Hadi Draenor Outland'a benziyordu diyorsanız. Yani artık bambaşka bir yere gidiyoruz. Öteki dünyaya gidiyoruz. Öldüğünde gittiğin yere gidiyorsun yani. Şey yani Shadowlands şu an işte başıma gitti. Warcraft 3'ü çok seviyorum. Hepimiz çok seviyoruz ama. Lore'da çok uzun süredir Warcraft 3 hegemonyası vardı. Yani... Yani evet, Warlords of Draenor'da Warlords of Draenor'da Grommash'ı sattılar mesela. Legion, Battle for Azeroth'ta Sylvanas'ta. Cataclysm değil de Wrath of the Lich King, Burning Crusade. Şimdi bu Shadow'da gerçekten çok yeni bir şey. Evet, bayağı yani, orijinal bir hikaye oldu. Hatta belki o Lich King'in yok olmasını, Warcraft için o hegemonyasını kırması olarak düşünebilirim, bilmiyorum. Ben tekrar söylemiyorum. Ben de Warcraft 3'te büyüdüm ama bir yerde aklımın bitmesi gerekiyordu. Yeni, yok yeni abi tabii ki yani evolve şart ya. Şey olması gerekiyor. Tabii tabii. Yani bence de gerçekten çok yeni. Yani zaten Legion'la başladı aslında bu. Ay Utku beni takmadı. Gördüm de canım benim yani bazen akıyor yani. Takmadı değil ya. Seninle ilgili farklı düşüncelerim var benim. Sen bana beni takmadı diyorsun. Bak şimdi seni ne yapmadı. Mesela şey hoşuma gidiyor işte Jaina'nın, Sylvanas'ın, Troll'un hala yanımızda olması hoşuma gidiyor. Ölmelerinde tabii, yani. Tabii. Onlar zaten şey de böyle... şey gibi karakterin yani. Büyüğü evet yani değil mi? Şey yani hayır mesela Trande ve Furion'a falan sığıyoruz da. Hayretmeyeceğiz. Hani işte Trande, Furion, Illidan, Sylvanas, Jaina onların hepsi ellerimizde büyüdüler ya. Yani ya ama Troll resmen ellerimizde büyüdü yani. Onlar da bizimle level'ladı hakikaten. Evet yani gerçekten o yıllardır... Kaç yıl oldu? Warcraft 3'ten 18 yıl oldu galiba. Tabii o da 25. yılın Warcraft 1, 25. yıl. Warcraft evet 22 mi 20 mi öyle bir şey oldu. Bakıyor şeyler akşam, onlara... Evet bu akşam güzel değişik bir şey oldu. Evet muhabbet daldan dala ama güzel dalı güzel belirlemişiz bak. Ama yani zaten 3 kozmik gücün hani etkileşim noktası olan işte Visions of N'Zoth patch'inin arkasında gelecek olan Shadowlands expansion'ı içine kapsadıkları işte class'ların DK olabilmesinden başlattık muhabbeti. Zaten itliğine oradan girdik konuya. Yani konunun buralara gelmesi çok normal. Çünkü her şeyin birbiriyle bir etkileşimi var. Yani eğer bu oyunun gerçekten hikayesi böyle olmasaydı yani atıyorum çok farklı oyunlar oynuyor olurduk şu anda. Yani bu şeyi birleştiren yani biri... bizi birleştiren de bu. Evet evet. Biri benim sayfaya güzel bir yorum atmış bugün. Böyle şey demiş işte bakın hatta bizim şeyin postun altına atmış. İşte bu zaten konusu yüzünden seviyorum. Çok güzel konusu böyle derin falan demiş. Ya dedim gerçek immersion bu demiş. İşte şey muhabbeti çok yapıldı ya işte ground mount'lar immersion'ı arttırıyor. İşte hava uçan mount'ları kaldıralım falan muhabbeti oldu işte. Mesela İşte al yani olay bu kadar basit aslında. Hikaye ve senin yaptığın şeylerin amaçlı olması zaten. Yani abi bunu Vulpera yapıyorum ama Dead Knight olmaz. Ben bir şey söyleyeyim. Oluyor ya. Niye olmasın? Ya olur. Yani, şöyle Dead düşün. Arthas'ta yani Varian'ın sarayında kızlarla dans eden bir tipti yani. Ben yani Lich arada... King oldu yani. Ben bir söyleyeyim de daha söylüyor. Dur. Saatlerle bu arada diye. Aa, tamam söyle. Onun tamam. Okuyorsunuz konusunu beni dinlemiyorsun bile. Şey bu Shadowlands daha çıkmadan ligler vardı bu şeyle alakalı işte. Hepimiz ilk önce raid'e gireceğiz, raid'de öleceğiz. Daha sonra işte Shadowlands'a geçeceğiz falan filan gibi bir şey vardı. Lig vardı. Sizce bu uyum sağlıyor mu? Atayım mı? Evet evet uyum sağlıyor mu işte hepimiz ilk önce gireceğiz iki taraf hatta o linki atayım ben. At. Yani şu an uyumuyor ama. Bence de şu an uyumuyor. Ben çünkü düşünüyorum. Orada baya böyle ölüler sıraya girmiş bilet almış işte Kadıköy'den vapura biniyor evet, gibi bir görsel vardı. Yani şey Stormwind'in sonu. Evet. Geliyor atıyorum. Ama o çok çılgın bir şey ya. Hatırlıyorsunuz değil mi o linki? Bayağıdır evet, çok saykodelikti.
Dura geliyor, atıyorum şimdi bak. Ha. Orada bir şey söyleyeceğim. Ben yayına bakarken şeyi fark ettim. Gözlerim diyor ki istemsiz kırpıyormuşum. Biraz yorgun geldim o yüzden. Kusura bakmayın. Yok yok, sorun değil. Rahatsız edici bir görüntü olduğunu tahmin ediyorum çünkü. Estağfurullah. Gözlerim kurumuştur. Ne olacak? Zaten yoruldum zaten işte. Geçmiş olsun. Ama cuma dinlenirsin artık. Şimdi ben bu leak'le ilgili bir şey diyeyim. Şimdi açıp bakarsanız zaten şimdi bu aslında Photoshop'la ya da böyle bir modelleme programıyla yapabileceğiniz ya da yaparsanız da çok böyle bu kadar buna yaklaşabileceğinizi sanmıyorum ben. Çünkü öncelikle bak su yansımasını ya benim diyen insan bak birazcık 3D bilen insan su yansımasını üstündeki sis efektini bütün o bölgeyi yapmadan yapamayacağınız şeyler var. Evet. Işık mesela biraz problemli ama ışık da arkadan geliyor ve işte ağaçların gölgesinden ve işte her buradaki karakterin gölgesinden anlayabiliyorsun. Güzel bir ışık da yapılmış. Şeye de doğru geliyor. Yani ışık yansımaları falan her şey. Bütün o bölgeyi yapıp mesela ya da Stormwind Harbor'ın böyle modelini alıp böyle kendin onu uğraşıp böyle günlerce bunu yapman lazım. Aynı böyle WoW'da bir bölgeyi tasarlar gibi. Yani çok çok zor. Cidden zor yani bunu yapmak. Biri gerçekten bunu leak'e malzeme olsun diye böyle uğraşıp yaptıysa yani helal olsun derim ancak. Ha yani çünkü bu gerçekten çok zor. O yüzden ben %80 bunun gerçek yani hani leak'in içeriği da şey olarak buradayım değil mi? Yok. Ha, tamam. Bir şey stream drop yedik de. Aynen Streamlow'da girdi. Tamam neyse. Diyeceğim şuydu ki %80 bence görüntü gerçek ama altına yazılanların çoğu fake. Fake yani Shadowlands'te yani Shadowlands'te gelecek dediğinde bir tek Shadowlands kelimesi tuttu çünkü. Diğer hiçbir şey tutmadı. Ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi görüntü üzerinden konuşursak şimdi 8.3'te olan olay olacak olayları da iyi kötü biliyoruz ama 8.3.5 ve 9.0'da olacak şeyleri bilmiyoruz. Shadowlands'ı nasıl geçeceğiz bilmiyoruz. Sylvanas nasıl yani Lich King'le Bolvar'la karşılaşacak kadar güçlenecek bunu bilmiyoruz. Ya da oraya nereden geldi o da bilmiyor şu anda. Ha, mevzu oraya nasıl bağlanacak bilmiyoruz. Altı böyle kazınılıp da bulunabilecek bir şey de vermediler o konuyla. Aynen altına. ve bu screenshot bence bu arayı dolduran olaylar. Net. Yani ya 9.0'da ya 8.3.5'te sinematiği göreceğiz. Belki 8.3'ün sonunda var. Gelirse şok olmayın. Ben size söyleyeyim. İki tane encrypted sinematik var. Biri 2 dakika, biri böyle daha kısa. Yani sinematik ikisi de şey değil. In-game grafik değil. Ve bunlar özellikle şifreli geldi. Datamine edemiyor. Evet. Icewings. Tabii. Yani şu anda mesela bir yani bu 8.3'ün sonunda bile bunu görebilir. Gelirse bu sinematik şaşırmayın öyle diyeyim size. Ve sonraki patch'te bunun altyapısı gelecek. Çünkü 8.3.5 kontenti var onu biliyoruz. Kesin gelecek yani ve içerik olacak onda. Kesin bir şeyler olacak o arayı dolduracak. Bu Sylvan'ın yaptıklarını biraz daha açıklayacak ve olayı Shadow'a bağlayacak. Artık mevzular olacak. 9.0'da çünkü geçiyoruz artık. Şey pre-patch olacak işte Shadowlands ön eventi olacak orada. Orada hatta işte altlarınızı level'layabilirsiniz evet. Pre-patch eventte falan diye de söylediler şeyde. Hani şey diyeceğim Hella'yı da mesela böyle bağlayabilirler. Çünkü Hella'nın filosuydu bu. Şimdilikte. Evet aynen. Hella'yı da bağlayabilirler. Hani dediğim gibi mesela şey olabilir. O ön cutscene'in zaten büyük kısmında Rizot neredeyse ölmüş oluyor. Evet. Sinematik 10'la başlar. Hı-hı. Rizot artık ne olacak bilmiyorum. Ortadan kaybolduktan sonra. Ha, bunu öldükten görmüş... sonra demiyor ya inatla. Ya da. Hiçbir old god gerçekten. Ya da. Görkem'in dediği gibi 8-3-5 olayı olur. Sylvanas cidden Stormwind'e saldırır. Çünkü Before the Storm'da aklında vardı. Evet. Son hedefi Stormwind'i ele geçirmek. 8-3-5 hani... John Bark gelecek öyle bir yama. Evet gelecek. 8-3-5 hani... ve 9-0 açıklandı resmi olarak. İkisi de kesin gelecek. Evet. Başka bir arapaç yok ama. Ama bu hep hani böyleydi bu... yani.
8'e geçmeden önce de 7-3-5 geldi. Sonra 8-0 geldi. Tabii tabii. Legion paterniyle gidiyor aynen. Yani hani şey, hep böyle. Hep böyleydi yani. Rahat olun. Ve bu cidden her expansion böyle çok vurucu bir şekilde bitmeli ya sinematik. Bu cidden vurucu sinematik aslında yani. Tabii canım yani. Umarım yani budur yani. Ben işte heyecanlandım sonra. Yok yani bir heyecanlanmanı geç. Şey zaten yani Shadowlands'in nasıl söyleyeyim? Expansion sinematiği yani bu Battle for Azeroth'un bitiş sinematiği değil yani. Değil değil. Çok sonra olan bir olay. Evet. Çok belli. Değil yani. Ve Sylvanas orada çok daha güçlü. Yani Saurfang'i öldürdüğü halinden çok daha güçlü orada. Evet. Peki yani konuya biraz geri çekeyim mi sizi? Sylvanas anime power'ını nasıl topluyor? Jailer'da yani, alıyordu diye düşünüyorum. Tabii Maw üzerinden alıyor. Sonuçta Jailer'la yaptığı anlaşmayla Death Magic kullanabilmeye başlıyor zaten. Death Magic kullanması için de anima gerekiyor. Nasıl Maw güçleniyorsa Sylvanas da güçleniyor. Maw'ı kullanma yeteneği nasıl oluşuyor abi? Yani şöyle söyleyeyim. Tamam eyvallah Death'e gitti geldi. Şimdi diyeceksiniz işte adını ben sen söyle. Ben geliyorum. Jailer'la bir münasebeti var. Eyvallah her şeyi açayım. Abi bir Blood Elf'likten gelme durumu var. Ya şöyle düşün. Şimdi yani zaten Sylvanas Arthas'tan sonra hani nasıl diyeyim özgür iradesini kazandıktan sonra bir girdiği bir yol var. Kişiliğinin oluşma şeyi orası. Başlangıcı orası. Şimdi bizim ilk bildiğimiz Sylvanas oradan başlıyor. Yani ondan önce normal bir High Elf kumandan ve işte normal işte ülkesini korumak için uğraşan bir böyle asker gibi bir şey. Sonuçta o öldükten sonra, Banshee'ye dönüştükten sonra, özgür iradesini kazandıktan sonra buna dönüşüyorsa ve yaptığı her şey işte kendi gibi olanları kurtarmak, bunları böyle bir bayrak altında toplamak falan gibi şeyler böyle onun kişiliğini oluşturan şeyler ve bunları yapmak için neler yapıyor işte karanlık ne adımlar atıyor, neleri feda ediyor. Onları gördüğün zaman zaten anlıyorsun. Evet yani, ama mesela şöyle bir durum var. Atıyorum işte, hani kader öyle yürüdü. Liadrin'le Sylvanas'ın rolleri değişti. Arthas'ın karşısına çıkan Liadrin oldu. Bu yolu izleyecek miydi? Yani bu yolun başlangıcı işte Arthas'ın karşısına çıkmak, Death'le tanışıyor olmak, daha sonra geri dönmek. Ya, hani bunlar hep böyle anime power'ı nasıl güçlendiren elementler abi? İzleyinler. Sonuçta mesela yani kardeşlerinden birine de aynı şey olsa aynı son olmayabilirdi. Yani mesela bence Aleria'ya olsa sonsuza kadar Arthas'ın hizmetkarı kalırdı. Ne bileyim. Veriyse tamam. Olsa belki daha sert, daha kötü bir böyle işte Banshee'ye dönüşürdü. Yani çünkü kişilikleri o şekilde. Yani Liadrin de olsa bence daha mesela kuralcı falan bir tip olduğu için o da mesela Arthas'ın hizmetinde kalırdı. Çünkü öyle bir kişiliği var. Yani farklı şeyler olurdu. Sylvanas'ın zaten en baştan düzenine baş kaldıran bir böyle asi tarafı var. Şeyin evet. Mesela Nathanos'u zorla böyle şeye Farstrider'lara sokuyor. Ben yaptım oldu o eğitim alacak diye. Özellikle onu böyle Evet. Tabii bu benim adamım. Yani hiçbir şekilde istemiyor onu mesela orada böyle ziyaretçi olarak bile istemiyor hiçbir böyle hayal. Böyle çok düşük görüyorlar falan. Hayır bunu eğiteceksiniz işte bu benim adamım. Ben dedim oldu falan işte. Bunlar da şey diyor, binlerce yıllık işte gelenekleri nasıl şey yaparsın bir insanı sokup kirletirsin falan filan diye böyle. Ama böyle bir tip zaten işte. Nathanos onun için bu arada o yüzden değerli. Ta o zamandan kurmaya başladığı böyle kol kanat gerdiği bir tip ve onu yetiştirdiği de bir tip. Böyle kendi tasarladığı bir adam Nathanos'un. En başından öyle zaten. Nathanos'un böyle kişiliği de mesela bakın işte Sylvanas'la çok paralel. Yani o yüzden onu o yetiştiriyor çünkü. Yani dün ne diyecektim şey bu son aşamada da Sylvanas işte ölüp geri geldikten sonra işte Maw'dan mesela geri çıkmak için bu tarz bir yol izlemiştir. Zaten şey de dediler işte. Hani artık Sylvanas'ın patronu Jailer gibi bir şey dedi birisi. Hayır,
patron olmaz dediler. Öyle bir şey yok işte. O sadece ortak çalıştığı bir varlık, kendi amaçları için kullandığı bir varlık yani diyor. İşte ortaklık kurduğu, kullandığı demedi de öyle diyor. Onu da şuraya mesela bağlayacağım. Bir soru geldi. Özellikle hani konuyu bilerek buraya çektim diyeyim. Sylvanas'ı villain olarak göreceğiz mi Shadowlands'te? Hayır. Böyle bir ihtimalimiz... Sylvanas'ı hiçbir zaman villain, boss olarak görmeyeceksiniz. Bu kadar net bence söyleyebilirim yani. Ya o kadar net ki bu yani. Çünkü her yolunu kapattılar onu. Sylvanas kesinlikle boss olmayacak. Anca ne olur? Jayne boss oldu ya. Anca boss oldu işte. Yani... Ya da işte, o zaman diyorsun ki Jayne'lere altını kazıyor. Ya bu leaklerdeki olay olacak mı? Gidecek işte faction bu, o leaklerde de var bu işte. Okumuşsun. Bence o yani birebir olmaz. Bire yani olmaz çok mı? Daha çok o, daha komplike ve böyle şey yani alt hikayesini öğrenebileceğimiz bir şeyler olursa olur. Ama şey diyeceğim, o leak şu yüzden olmayabilir. 8.3'ün ardından 8.3.5'te bu kadar büyük başka bir renk getirmez mi? Yok evet aynen. Yani raid gelmez 8-3-5. Bu raid ama yani. Bu League raid. Raid olarak geldi. Okey. O zaman tutmaz. Okey. Yok yok. Bence şey, Stormwind yani işgali raid oldu. Yani ancak şey vardı. Mesela Warfront League'leri oldu. İptal edilen iki tane Warfront var. Biri Thunderbluff, biri Silverbolt. Orgrimmar değil miydi? Evet. Orgrimmar yok. Orgrimmar da yok. Stormwind de yok. İkisi de hiç şey olmadı yani, hiç öne çıkıp iptal edilmedi ama Thunderbluff'la şeyi... Yok ya, bir ara bayağı gördük. Hatta eskiden Siege of Orgrimmar'ın haritasını, eski o şey raid'in haritasını i̇şte verdiler de bize önümüze sundular falan. Yok yok, o quest'miş işte şey, raid'i portladığımız quest'in map'leriymiş onlar. Yani şey değildi, Warfront yok, değildi. Biliyorum da hani anlayın işte, hani konuyu açıyorum. Yani o yüzden Stormwind, Warfront'ın hiç leakletmemiş olabilirler diyorsun. Saklamış olabilirler. Yani ya da işte şey yaptılar, Warfront tutmadı diye farklı bir şekilde tasarlamışlar. Mesela interaktif senaryo, işte çoklu senaryo gibi de girip oynayabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Gibi, Broken Shore eventi gibi bir şey olabilir ya. Yani. Hani Battle for Azeroth kötü başladı. Ya ben orada aslında onları şeye de bağlıyor olabilirim. Yani şu şehir corruption'ları gelecekmiş abi. Ha o ama bağımsız ondan ya. Yani Nuzot'un ele geçirdiğinde olacak hali gibi o. O şeyde oldu ona en yakın. Siege of Orgrimmar'ın mitik sonu var ya. Orası Ysarge'ın işte ele geçirdiğinde dönüşeceği haliydi mesela. Yani işte şey Garrosh kazansaydı öyle olacaktı versiyonuydu. En son hali var ya şey, görmüşsünüzdür. Garrosh'un mitik versiyonunun evet, son phase'i. İşte orada mesela şey, arkada işte Thrall bütün böyle belli başlı tipler hepsi kazıklara işte geçirilmiş, ölmüş falan böyle. Bütün şehir korrupt halde işte evet. Garrosh en korrupt halinde duruyor falan. Yani o da işte Nuzot'un değil de Ysarge'ın kazandığı ya da işte Orgrimmar'ı ele ama şey Stormwind'i ele geçirdiğinde göreceği haliydi. Yani o yüzden şimdiki orası aslında şimdi... Orgrimmar'la Stormwind'in Nuzot'un vizyonundaki o dream yani. Evet. Gerçek hali değil. Gerçekten Thrall'ı öldürmüyorsunuz. Bir Thrall'ı yani, öldürmüyorsunuz. Öyle olmasını istiyor. Tabii canım onu işte biliyoruz da hani acaba dedim orada verilen hani haritalar ya da işte acaba kastları o muydu diye sordum. Değilmiş tamam. Şimdi biz ortak savaş edeceğiz değil mi? İki faction birlikte savaşacağız. Birlikte demeyelim de kol kola diye yani öyle şey değil. Dirsek teması. Omuz omuza falan gibi. Çünkü dirsek yani teması bu, diyelim hani. Kol kola girerlerse Görker'in bahsettiği o faction bitmesi olayı da cidden şey olabilir. İlk defa beraber bir zaten şey olarak. İşte Nazjitar'daki yapılan questlerde bir paslaşma başladı ya işte Lortemar'la böyle yapıyorsan böyle karşı tarafta işte Jayne geliyor şey yapıyor paslaşıyorsun. İşte öteki tarafta yapıyorsan aynı şekilde onlar karşıdan geliyor falan. Ama raid'de de böyle bir beraber dayanışma yapıyorlar ama sonunda çok da bir şeye bağlanmıyor. Sadece işte savaşı bitirecek
Onu i̇şte, soruyorum. Ama olacağız bayağı... birlikte. Yani birlikte savaşacağız. Başımızda da Sylvanas olacak. Sylvanas olmayacak. Ya sen nasıl bir rüya görüyorsun? Hani hiç de bahsetmedik de böyle bir şey söylemedik de yani. Yok. Yani Nuzot'a karşı başımızda Ratyon var işte. En her şeyi şu anda götüren o. Yani dün aslında güzel 8, bir şey 8, anlattım. 8-3-5-9-0 resmi açık. Ben öyle olmasını istiyorum. Gelecek ikisi. Hocam sen öyle olmasını istiyorsun diye olacak bir şey var mı? Şöyle düşün. Shadowlands'ta Sylvanas zaten senin dediğin gibi olacak. O kesin. Ben... Ama biz ondan quest alacağız mı orası işte. Ben burada Shadowlands'la alakalı sormuştum bunu. Ama Shadowlands'ta kesin var değil mi? Okay, kesin var değil mi? Tamam. Nuzot'a karşı bir şeyler olabilir. Çünkü son aşamada Zalatat'ın dagger işte yan çizebilir, bir şey yapabilir. Yani onun içinde bir mesela ne bileyim Zalatat işte kendi özünden bir parça bıraktıysa sonradan işte ona karşı kullanmak. Çünkü mesela League'de senin dediğini hatırlıyorum işte Zalatat'ın dagger'ını kullanarak Sylvanas işte Nuzot'a saldıracak falan gibi şeyler yazıyordu. Evet. Ya öyle bir şey olmayacak yani. Ya da olursa o şekilde. Yani planları buydu aslında, tutmadı. o bozuldu yani. Onu Asher'a zaten yapacaktı. İşte Nuzot onu yakaladı gibi oldu yani. Hatta şu anda işte raid'de işkence görüyor olarak göreceğiz onu. Ooo zavallı. Kim? Asher'a. Hani aşıktı? Aşk olur. Sargeras onu niye kurtarmıyor peki? Sargeras şu an kendi derdine Sargeras gelemiyor şu anda. Sargeras kendi derdine yansın. Adamı zorla koltuğa tuttular. Tasarım yaptırıyorlar yani tasarım şeyde. Ya. Yani, ofis çalışanı olarak. Evet. Evet. Orada şey yapıyor değil mi ama Aşar aşkım. Ama yani zaten Sargeras'ın hiçbir zaman öyle bir şey olmadı yani. Yok evet, öyle bir duygusal gönderme hiçbir zaman yok. Yani Aşar'ın muhabbeti de tamamen kibirinden kaynaklandı yani. Tabii. Azerato olmuş olabilir Sargeras. O olabilir. Biliyorsun değil mi? Warlock Artifact'in tarihçesinde yazıyor. Evet şeydeydi. Scepter of Sargeras'ı. Aynen Sargeras onda şeyde var hikayesinde. Bir şey var Sargeras işte bunu keşfettiğinde Azeroth'un kötü olarak işte Void'le etkili doğmaması için şeyi işte önceki kestiği gezegen gibi kesmiyor ve bunu fark ettiğinde korumaya alalım, kurtaralım diye panikliyor. Ve ben şey diyor işte kendisi en güçlü titan o zamana kadar. Ama işte benden bile güçlü olacak bu işte bu kadar böyle yüce bir varlığı, bu kadar güzel bir varlığı işte kurtaralım gibi bir kaygıyla yapıyor bunu. Ama tabii bunu aslında kendi... Azeroth ona böyle bir gözünü açıp bakıyor, orada aşık oluyor mesela yani. Öyle oluyor. Ya işte öyle bir şeyler geçiyordu hakikaten hikayede. Tam da hatırlamıyorum. Yani şey çok güzel zaten. Scepter of Sargeras'ın hem kendi quest'i güzel hem hikaye tekstleri güzel. Bayağı iyi yani. Şey de var aslında. Opedia'da hikaye şeyi var. Yani aşağıya kurtarıp bizim tarafımıza geçer mi? Oo değişik. Oo çok olabilir. Farklı. Yok. Aşağıya bizim tarafımıza geçmiyor. Kendi yoluna gidiyor. Kendi yoluna gidiyor. Daha sonra Naga Faction çıkacak arkadaşlar. Kendini kurtarmada. Yani. Onun da kendi planları var. Bakayım hikayesi varmış. Peki ben bir şey sorayım. Abi ne kadar derin bir artık sormasam mı bilmiyorum ama. Görkem şöyle bir teori de vardı. Azeroth'la alakalı. Azatot. Ula olan isim benzerliğinden dolayı. Lovecraft'ın orijinalinde evet. Diyorsun. Outer God'da burada Void Lord'lar yapalım. Ve Titan'lar yapalım. Azeroth'un bunun dışında kalan her şeyi şu an düşlediği ve uyanması durumunda bütün gerçekliği Titan'lar ve Void Lord'lar dışında yok olacağı teorisi. Bu yüzden Emerald Dream yaratılmış ve Azeroth'u uykuda tutuyor olabilir. Zorla. Bence bu çok uzak yani. Çok zor. Çünkü Titan'ların uyandığında öyle bir mesela böyle bir şey olacak olsa İşte o Titan uyandı ve o dünya böyle falan gibi bir hikaye önceden duyardık. Ama Azeroth için Titan Creation şey olabilir yani Azeroth. Her şeyin temeli olabilir.
Earth Mother'dan ama... ziyade değil ama Azeroth She olarak bahsediliyor. Bilmiyorum acaba. She kadın kadın evet. İngilizce'deki She o da olabilir Earth yani. Mother... Yok Earth Mother değil Azeroth. Yok. Hani Azeroth'un her şeyin temeli olan Titan olma ihtimali. Ya ben onu sanmıyorum şeyde ya. Bahsetmiştik. Sen yoktun da. Ama hı? Şeye çok Yalata uygun. Yayınında. He, Nayalota yayında bahsetmiştik. Şeye çok uygun ya abi. Hani birçok inanıştaki yaratılışa bir çok uygun. İkincisi hı hı. Old God teorilerinin kaynağı olan yani Lovecraft'a çok uygun. Ya işte ama şimdi Lovecraft'ta hani benzemesi yani bir de isim benzerliği olduğu için bence fanlar biraz bunu böyle evet, öyle ben öyle biliyorum. Görmek istiyorlar yani. Bir bağlantı olsun, bir paralellik evet. Olsun diye bir biraz hani, ama bana şey de yani, mantıklı geliyor yani gerçekten Azeroth uyandığında yani bizim güzelce uyanacağını düşünmüyoruz değil mi? Yani işte böyle kundakla çıkacak ne falan değil yani. Hani uyusunda büyüsünde demeyeceğiz. Gezegeni parçalaya parçalaya içinden çıkacak yani. Yok, yok hayır olabilir. Titanlar öyle doğum. Ruh olarak çıkıyorlar. Ruh olarak çıkıyorlar evet. Ama aa. Şimdi şöyle benim demek istediğim konu tam hani onu biliyorum. Sadece bu kadar üzerine nasıl söyleyeyim oynanmış bir gezegenden böyle yani rahat ve masumca çıkması bilmiyorum yani. Yok yok imkansız canım. Ya şimdi ben şöyle düşünüyorum. İllaki bunların bir etkisi ama şey olmaz yani Dark Titan olarak doğacağını hiç sanmıyorum yani. Olabilir ama ben onun son aşamasında kurtaracağız ya da bunun hani ne olacağını göreceğiz aynı Endgame olayı gibi, Kataklizm olayı gibi. İşte bunun bunu da önlemek için işte bir şeyler yapacağız yani o aşamada. Ya da Sargeras bunu cidden son anda fark edip Azeroth'u öğretecek. Ya işte yani onu sanmıyorum hiç. Sargeras'ın şu anda öyle bir yani Sargeras Devleti'nin artık bu aşamada serbest bu kadar çılgın bir ortamda serbest kaldığını fark ediyor. Tabii canım yani serbest kalması lazım ancak. Zaten şey olacak ya tamamen bir yerden sonra gideceğiz. Abi çok yanlış yapmışız biz kardeşim diye. Evet zavallı. Biz hiçbir şey anlamamışız diye böyle. Nasıl ya. Böyle başını şişirecek böyle anakım meyveleri var ya orada. Evet işte. Gördünüz mü diye? Ya şu şeyi bulamadım. Scepter of Sargeras'ın hikayesinin olduğu... Yani Azeroth arkasında Azeroth'a aşık olma ihtimali çok ucuz. Evet. Onunla ilgili quote çünkü o bayağı net diyor işte. Orada bir böyle işte görüyor. Evet, evet. Aşık oluyor. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim mi sizi üzecek? Evet. Görkem ve Murat'ın toparlasak. Ha. Estağfurullah. Yo toparlayalım. Amacımız toparlayalım, neydi? Visions of Nuzot gene expansion dedim. Yaması geliyor. Çarşamba günü biz bununla yani karşılaşacağız. Özellikle beni görev zincirleri çok merak ettiriyor. Orada yaşayacaklarımızdan Shadowlands'e nasıl bağlanacağız? Neden son olarak böyle bir yama bizi yani karşılıyor? İşte nasıl söyleyeyim Horde Alliance arasında böyle büyük bir kapışma varmış gibi gösterip de bizi Old God'larla Shadowlands'a uğurluyorlar. Kısaca bir toparlayın abi. Yani hani nasıl diyeyim bize gösterilen şeyde umutsuz bir tablo var. Hani Nuzot'u ve diğer Old God ihtimalini paketleyip yollayalım. Artık bu konuyu işlemek istemiyoruz izlerini var ama bu bütün gece konuştuğumuz teoriye bakarsak şöyle diyelim. Bize 8-3'te Old God istilasının ve yani o artık şöyle gidip dön yani mimarisinin temasının arkitektür konuşamadım artık mimarisinin tarzının nasıl olduğunu bize gösterip bir de kendileri de bakıp hani nasıl bir şey çıkıyor ortaya diye Shadowlands sırasında da bu işte hem oyun motorunun değiştirilmeye çalışılması ve bu 8.3'te attıkları bu temelin üzerinden de 10.0'da ben bekliyorum ama dediğim gibi bu sadece teori. ama şöyle bir şey var. Yani Nuzot harcanmaması gereken bir karakter. Buradan mutlaka bir şey çıkacak. Hani Shadowlands'e de gitmiş olabilir. Kendi hani ölmeye
kendi ölümünü sağlayıp bir şey de olabilir. Ha. Yani Shadowlands'te de bence en azından tüm Whisperer'lerle ilgili bir şeyler göreceğiz. Bizi çok uyardı çünkü. Yani Burnet Legion'la ilgili mutlaka bir şeyler görüyor. Yani Burnet Legion'ı direkt görmesek bile bir imalar. Belki doğrudan Demon'lar. Demon'lar ve yani şeyler Latrizm'leri göreceğiz yani. Hani belki Latrizm. Bir aşamada ciddi ciddi Demon göreceğiz. Burnet Legion'ın hani böyle Shadowlands içinde bulunup etki etmeye çalıştığı bir yer bulacağız belki. Hani yani, Void'in bulma ihtimalimiz daha yüksek bence. Ama Void'le kurtulan demonlar ortak çalışıyor mu? Artık neler oluyor? Ya da işte dedin ya Rift of Allen'dan mesela oraya geçebiliyor. Evet yani. Hani onu onun içinde mi kullanıyorlar? Şey de evet. Var ha bu arada onu atlamıyorum. Emerald Dream'i bitirdikten sonra orada bir Void Flower şey var ya. Evet. Yani onun Void'la bağlantısının aynen. Onun ki direkt bağlantısı şey var. Shadowlands'e bağlı diyorsan gerçekten oradan geçiş olabilir mesela Void geçiş. İşte yani ha. Öyle bir yani şeyler. Bu aşamada da Shadowlands gerçekten çok artık psikodelik diyeceğim. Evet. Yani öyle bir yere gidiyor olabilir. Ben de öyle bekliyorum açıkçası. Biz hepimiz öyle bekliyoruz. Çok heyecanlı. Hani gerçekten çok heyecanlı. Hani Legion heyecanı yaşayamıyorum. Çünkü benim Legion'e karşı artık şeyimi. Allah ne o. Geçen Görkem'le de konuştuk. Legion of Future trailer'ı beni hala yani aynı gün kadar heyecanlandırıyor. Shadowlands yapamıyor. Ama çok güzel bir paket olacak bence. Güzel olacak. Yani hikayesi çok orijinal bir kere. Yani evet. Beklediğimden çok daha iyi girdi. Yani ama ekip de sağlam. Evet. Evet, Metsan söylüyordu bunu. Ve yani sakin olun, her şey öyle sandığınız gibi değil olmayacak falan diye tekrar edip duruyordu yani. Demek ki önünden geçiyor tabii. Onun da. Tabii canım. Ya çok ya ters köşe gidecek defa zaten. Bir pakette, ilk defa bir pakette böyle biri kalkıp en başında böyle bir şey demek zorunda kalmış. Ya yani çünkü şöyle söyleyeyim ne derler hani korkunç bir tepki özellikle oluyor, yabancı ha. İçerik üreticileri nasıl söyleyeyim gereğinden fazla yönlendirme yaptılar bu sefer. Evet. Bence. Yani işte doğru yok ya, şunu doğru. Öldüreceğiz, yok bunu keseceğiz, bu kesin kötü, kötü olmazsa ben kötüyüm falan. Allah belanı. Yani abi dur ne yapıyorsun yani bir dur yani. Evet ya. Ya hani bence bugünkü konuşmadan çıkarmamız gereken biraz derin ve farklı bakmamız yani çok abartmadan. Hani. Pyromancer'ı severim ama onu kadar abartma da. Hani çünkü Görkem de bahsetti ya, Blizzard yani senin baktığında farklı bir şeyler yapıyor. Onu bulmaya çalışmak lazım. Hani ben Sekiro 3 için bu Vision teorisinden sonra hype'lıyım. Hani ve bütün cultist duygularımı yaşayacağım artık. Shadowlands'ı gerçekten hani gameplay olarak da nereye gideceğine dair olarak da. Hani siz mesela şöyle kapatalım. Shadowlands'ın neyle bitmesini bekliyorsunuz? Ya çünkü hani her an paketten önce bir teori... Çok dürüst konuşayım mı? Yani tutmaz. Şu an beklemiyorum. Allah kötü bir şey geliyor. Yo şu an beklemiyorum. Çünkü çok farklı bir yol çizdiler bence. Legion'dan evet. Bu zamana kadar. Hikaye evet işte gerçekten şimdi şöyle Battle for Azeroth'un başında Old God muhabbeti olacağını yani bu kadar içine gireceğimizi kimse beklemiyordu yani. Yani bunu herkes kabul etsin bir kere. Evet. Arkadaşlar Legion Expansion'ına kadar özellikle biz lore'a hep şu şekilde baktık. Bütün oyuncular hani ben abi çok iyiydim diyen bir kenara ayrılsın. Evet. Yani biz televizyonumuzu izliyorduk abi tamam mı? Ve elektrikler gitti bir anda. Dışarıda bir dünya olduğunu fark ettik Legion Expansion'da. Yani öyle tabir. Güzel tanım. Evet, yani yok, gerçekten çok büyük bir alt hikayesi varmış meğer ama dedik. Ama işte bunun en büyük katkısı Chronicles oldu aslında. Ya tabii canım ben hani o oldu bu oldu değil yani biz sürekli evet. Olarak Azeroth üzerinde dönüyor işte For Azeroth'lar Azeroth şöyleydi Azeroth aşağı Azeroth yukarı evet. Derken ya aslında işte hani tamam Azeroth Titan'da Ulduar'da gördüklerimiz falan aa bak ufkumuz ne kadar genişliyor muhabbetine çok girdik ama aslında iş bambaşkaymış aslında tabii. Yani biz sadece ne derler hani o büyük resminde hakkında ne düşünüyorsunuz çok büyük yani bayağı büyükmüş yani gerçekten. Gayet şu anda ben nasıl söyleyeyim teori yaratma konusunda hem zorlanıyorum. Çok zorlanıyorsun. Evet hem zorlanıyorum hem bu zorlanma aşırı hoşuma gidiyor. Çünkü evet. Yani farklı sesler ve farklı görüşler ortaya çıkmasını sağlıyor.
Ben bir şey soracağım size. Sor bakalım. Oyunu uzun süre oynayanlar olarak. Sorma artık falan. Hayır, bu konuyu kapatırken bu zamana kadar gelen expansionlarda lore'da en fazla değişiklik şu anda mı oluyor? Evet. Yani bu, evet, bu büyük bir değişim mi? Çok büyük bir değişim hem de. Hani bunu şimdi diğer arkadaşlar konuşmadan cevap vermiş gibi oldum ama evet. Yani öyle doğru ya. Yani ciddi bir değişiklik geliyor. Yani nasıl söyleyeyim? Şu ana kadar bilmediğimiz bir yer burası. Hep işte alt yerlerde böyle duyduk, gördük ama işte yani bir Draenor değil, anladın mı? Draenor'u Warcraft 3'te böyle vura vura biliyorduk yani. Evet. Atıyorum işte Outland değil, Argus değil yani, anladın mı? Burası bambaşka bir yer. En büyük fark işte öyle hissetmenin sebebi zaten. O zaman en başından son kötü belliydi hepsinin. Evet. Yani artık bunu yani teorisini bile kuramıyorum diyorsun bak. Özel tasarlanmış bir şey yani. Evet. Bunun yani... tek sebebi işte Legion'dan önce oluşturulan yazar kadrosu. Yani aşırı kaliteli insanlar gerçekten yani oturup tek tek size hepsini listeleyip bunu yazmış, bunu yazmış diye saysam böyle bayağı 3 saat otururuz burada. O kadar dolu insanlar. Ya cidden hepsi ödüllü işte bestsellerlar yazmışlar. Bir şey. Nasıl topladınız bu adamları diye ben şaşkınım yani. Ya yıllarca Christy Golden'a kitap yazdırdılar. Kadını böyle bir maaşlı işe hani almaları zaten mümkün değil. Yani şöyle düşünün. Mesela hani Stephen King'i alıp Blizzard'a mesela hadi bizim oyunumuzda bir şeyler yaz diyebilir misiniz? Diyemezsiniz işte. Öyle bir kadını aldılar ve şu anda maaşlı yazarları yani. Ve böyle bir sürü insan var. O yüzden bence iyi düşünün. İyi gidiyor her şey. Gayet de güzel tasarlıyor. Evet. Bu kadronun ilk işlerinden bir tanesi bu Cosmic Chart. Zaten her yazılan, her böyle ön hikaye artı bir de Metzen'in onayından geçiyor. O da fikir sahibi olarak. Metzen, zaten 3 kişi var. Metzen, Afrasiyabi, bir de işte Furo. Üçünün onayından geçiyor her yazılan hikaye. En çok da Metzen tabii son hikaye patronu olan. Yani yeni hikaye patronunun adını duydunuz mu mesela, tanıyor musun? Bir tane kadın var. Metzen kadar adının duyulması gerekiyor. Şu anda çünkü Metzen'in yerine o geçti. O kadının adını duymuyorsunuz. Neden? O sadece çünkü yani sekreter diyeceğim şimdi hakaret olmuyor. Öyle bir kadın ama yani sadece organizasyon işini yapıyor. Şu anda hikaye organizasyonunu yapıyor sadece. Bir şey katmıyor mesela hikayeye. Ama Metzen'in sıfatını taşıyor. Ya işte onun için zaten... Yani o yüzden güvenin yani. Battle for Azeroth'un sonu da güzel olacak. Evet. Konu da güzel bağlanacak. Shadowlands'da da kafaları yiyeceksin yani öyle. Yeeey çok güzel. Çok heyecanlıydı. Zaten hani... dedik yani. Ben Shadowlands'ın mesela... Hani sürpriz olarak oldu. Shadowlands'ın böyle... Kapkarya'da, gri tonlarda böyle iç bayıcı bir olmasını beklerken işte Life of Death'i aynı anda koymuşlar mesela. Life of Death dengesi. Tabii. Ben çok şaşırdım. Hoşuma gitti. Yani Shadowlands cidden güzel olacak. Gameplay olarak da, lore olarak da. Ve yani herhalde yine 9.2'de bizim aklımızı kaybetmeye başlayacağız bu Legion pattern'de göre. Tabii. Çok güzel. Atıyorum bakın Metzen'in yerini. Onun için arkadaşlar hepinizi bu oyundan sonra Shadowlands'ı pre-orderlayın. Evet. Herkes Voidçi oldu senin sayende. Void lovers. Gözleri açtık, ne güzel. İşte iyi mi kötü mü diye düşünün hakikaten. Yani işte... Ya çok güzel. Mesela Star Wars'ta da olan bir şey var ya. Yani Dark Side'ın iyi tarafı, Light'ın işte kötü tarafı olayı aynen işte burada da var yani. Evet. Her kötü verilen şeyin yani güç odağının diyeyim. Hadi çok kötü olduğu net belli olan karakter kötü de işte kötü diye verilen mesela Shadow'un çok da işte Void'in çok da kötü olamayabileceği, Light'ın kötü olabileceği aynen verildi işte. Aynı şeyler. Düşünün yani işte o detayları yakalamaya çalışın. Özellikle bunları atıyorlar önümüze zaten işte biz bunları takip edelim de. Aynen takip edelim de olaya iyice hafta yapıyorlar yani. Ve amacına ulaşıyor. Ya vurguladıkları Void de olsa, Light de olsa, Arcane de olsa dengede kalması lazım.
Tabii evet. Esas olay o. Zaten o da şey işte hani şey kozmik çarta baktığınızda aynı bir kabala tarzı işte altı odaklı bir güç dengesi var. Yani onun içindeki şeyler de öyle. Mesela işte içindeki elementler de altı odaklı işte Spirit, Fire falan. Da Fire Decay var mesela elementlerin arasında. Yani demek ki bu dengeyi oluşturacak bir yapı kurmuşlar kendi içinde. Yin Yang. Yin Yang değil. Kabala'ya daha yakın. Yin Yang değil. Yok şey. Son bir de değil. Tolga Sıkkı'nın sorayım mı? Burnunu ben yapmadım. Takıldığı şey güzelmiş. Ya valla şimdi benim öyle bir sıfatım olsun da yani kazma. Değil mi? Değil mi? Ne diyeyim? Evet senin yerine geçen insan yani. Şey son bir soruyla kapayım mı? Evet. Şöyle söyleyeyim. Her şeyin düşmanı olarak düşünebileceğimiz ya da nihai son olarak düşünebileceğimiz şey Void mi yoksa Death mi? Nan abi. Şey gibi oluyor işte ne bileyim güneş mi işte şey mi ay mı falan gibi bir şey soruyor. Hayır şu yüzden söyledim. Death'te öldüğünüz zaman bir yere gidip orada ruh olarak yaşıyorsunuz. Ancak Void'de ruhunuzu emiyor sonsuza kadar ve bir noktada sizi sonsuza enerji... Sonsuza kadarı sen söylüyorsun ama şu anda. Öyle bir şey yok hakikaten ya. Hani öyle bir net bir script yok ya. Sen de Void hakkında ne kadar çok şey biliyorsun. Ya eyvallah şey. Da yani sen demek istediğim şu. Şimdi gerçek hayattayız tamam mı? İşte ölüm son. Abi nereden biliyorsun? Gidip de gelen mi var yani? Atıyorum yani ya da işte kesin cennete gidilecek şöyle şöyle şeyler var. Abi bilinmez yani şu anda sadece. Ve gayet de güzel ya. Hatta sana yarıyor işte oğlum. Çaktırma. Üstte de konuşuyorsunuz. Yani işte gibi, özellikle tasarlanmış şeyler bunlar. Evet. Mesela işte Yin Yang olsa aynen işte bir iyi bir kötü, iyinin içinde kötü, kötünün içinde iyi deyip geçeriz ama şu anda 6 odak ve 6 odağın içinde 6 odak daha var yani. Yani ya ve her farklı gerçeklikler var, farklı güç odakları var ve adamlar da diyor ki sırayla hepsini inceleyeceğiz, gideceğiz hepsine. Yani o yüzden yani çok bir... böyle şey yüzeysel bakmayalım yani. Yok yüzeysel şu yüzden. Yani yok sen bakıyorsun alıp sonuna kadar emiyor bir yerde çünkü enerjiye ihtiyacı var burada. Kapitalizm o gibi. Öyle. Ya ama Murat'ın öyle bakarsan fel de öyle. Yani o şekilde işlemiyor çok. Yoksa tüketir her şeyi. Yani ama bir kaos ortamı var. Geri dönüş var felde de. Evet. Yani onun da bir kendi hani pozitif gözükmeyen ama pozitif geri dönüş yaratan bir yapısı var kendi için. Hani feli kullananlar için düşünebilirsin mesela. Onun işine yarıyor mesela. Açıkçası hadi yatın zıbarın bu kadar enerji kalmadı kimse de artık yatıp zıbaracağız evet. Evet ben buna cevap veremedim zaten. Şöyle bir toparlayayım ben öyleyse. Konuyu toparlamayacağım artık. Zaten konu zaten dağınık. Konu zaten bilinmez bir şey. Özellikle hani oyunun ileriki saflarıyla alakalı teori yaptık. Nasıl söyleyeyim? Gün gelecek geçmiş olaylara da değineceğiz. O zaman daha net çizgiler üzerinden konuşacağız. Çünkü olan olmuş olacak. Böylelikle biz bir kendimizi tanıtalım istedik. Böyle bir yayın yaparak nasıl söyleyeyim? Piyasada hani böyle bir grubumuz var. Adımız da bu. Hatta o şeyi görseli evet. Kozmik haritayla kapattım ama kendimize böyle isim bulmayı ve böyle görselle sunmayı düşündük. Şimdilik böyle yürüyeceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir ara hoşunuza gittiydi ama sonra bir düştü. Bilmiyorum. Yayın takibini o şekilde yapıyorum. Herkes filmi izlemeye. Olabilir. İnsanlar bir gelip bakmış abi, olabilir. Abi bence çok kafa şaşırdık. Onda olabilir. Ya Twitch önerilenlerde de çıkmış olabiliriz. Gayet. Siktirin gidin. Hani bu tarz teşekkür şeyler. Teşekkür ederiz. Nasıl söyleyeyim? Evet, teşekkürler. Biz yani şu saate kadar. Evet Twitch'te oluyor. Evet, evet bu saate kalanımız 40. Bu şeye de çok teşekkür çok ediyoruz. Gayet bizim için çok çok üstün rakamlar. Güzel rakam. Ya onun dışında size de çok teşekkür ederim. Abi süper geek bir muhabbet döndü ya. Süper geek bir muhabbet döndü. Açıkçası şimdi hani yayındayım. Hem bir öz eleştiri de yapacağım. Yani şimdi artık grup halindeyiz çünkü. Grup öz eleştirisi de yapacağız. Biraz şeydik nasıl söyleyeyim. Çizgilerimizi belirlemedik. Hani iç heyecanımızla çocuksu heyecan derler ya ona. Amatör
heyecanıyla. Bundan sonraki yayınlarımızda arkadaşlar biraz daha dikkatli olacağız. Topik evet, sıralamasını çok kaldı ama konu evet onu mutlaka anlamıştır çünkü Murathan da alttan yazıp durdu bana. ama bunları hani dilimiz sürçtüyse, yanlış bir yere sarktıysak, konuyu çok dağıttıysak affola diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Gerçekten hani çok önemli günlerden ve yayınlardan biriydi. Yarın dinleneceğiz ama sizler için içerikler gelmeye devam edecek. Teşekkür ediyorum. Başka söyleyecek bir sözüm yok Eda'cığım. Ben çok çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Arkadaşlar çok güzeldi muhabbet. İnanılmaz güzel şeyler öğrendim. Güzeldi benim için. Ben de teşekkür ediyorum. Yani ben teşekkür ederim. Rahat rahat bıdırdamamıza böyle ortam sağladım. Vallahi güzel oldu, güzel gidiyor yani. Evet, konuşasımız varmış, konuştuk, güzel oldu yani. Kapatalım gidelim artık, geldiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hadi çok bir sağ olun. Bir sonraki yayında kendinize iyi bakın. İyi geceler, renkli rüyalar, görüşmek üzere. Geceler. Wow.